Sözüm var, hoş geldiniz. Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı dedik. Sadece sözüm var da değil, hem haber bültenlerinde hem televizyon programlarında bu cümle o kadar çok söylendi ki. Aslında hiç de geride kalmamış. Çünkü seçim sandıkları kapandı, Anadolu Ajansı, ANKA oyları açıkladı derken seçim tartışması aslında daha da canlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü itiraz edilen sandıklar, iptal edilen oylamalar, verilmeyen mazbatalar seçim kavgasının 31 Mart'tan daha sonrasına sarkmasına neden oldu. Kuşkusuz bugün en sıcak gelişme Van Büyükşehir Belediyesi seçimlerine dair yaşandı. Abdullah Zeydan Van'da birinci çıkmıştı. Ancak Van Seçim Kurulu Abdullah Zeydan'a değil, ikinci olan Adalet ve Kalkınma Partisi adayına mazbatayı verme kararı aldı. İşte bu gelişmenin ardından Türkiye çok sıcak saatleri yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararla bütün taşlar belki de yerine oturdu. Yüksek Seçim Kurulu Van'daki mazbatanın yeniden DEM Parti'ye verilmesi kararını aldı. İşte bir gün içinde yaşanan bu gelişmeler Türkiye'de hem kafaları karıştırdı hem de acaba sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bugün aramızda yine Şirin Payız'ın yok. Şirin Payız'ın hepinizin bildiği gibi yaşamış olduğu kaza ve tedavi süreci nedeniyle bu programı şimdilik yönetmiyor. Bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Program ortağım Seyhan Avşar ve gazeteci Bahadır Özgür ile birlikte bu süreci birlikte taşıyacağız. Konuğumuz elbette ki en sıcak gelişmenin olduğu yerden Saruhan Uluç olacak. Saruhan Uluç, DEM Parti Antalya Milletvekili. Aslında bu programda DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu olacaktı. Ancak Van'daki gelişmeler bu saate kadar sürünce o aramızda yer alamadı. Saruhan Bey hazırsa ona merhaba diyerek hemen sorumuza başlayalım. Saruhan Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Sesim geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor. Programın açılışında söyledim. 31 Mart seçimleri ardından yaşanan tartışmalarla birlikte aslında fiilen devam ediyor seçim tartışmaları. En sıcak gelişme Van'da yaşandı ve Van'da partinizin ana konusu olan bir gündem var. Akşam saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak partinizin adayı Abdullah Zeydan'a mazbatayı verme kararı aldı. Size ilk soruyu sorarak ben başlıyorum. 24 saat içinde yaşanan bu birbirini çelen iki gelişme hakkında ne düşündüğünüzü soracağım ama şunu merak ediyoruz. Abdullah Zeydan'a mazbatanın verilmesini kim engelledi? Sonra bu mazbatanın tekrar Abdullah Zeydan'a gitmesini kim sağladı? Siz burada bir siyasi müdahale görüyor musunuz? Önce birincisinden başlayayım. Birincisini biz bir siyasi müdahale olarak değerlendirdik. Yani çünkü yaptığımız açıklamalarda da görmüşsünüzdür. Biliyorsunuz Adalet Bakanlığı tarafından Cuma günü, yani 29 Mart'ta seçimlere 48 saatten az bir zaman kala, yani 5'e 10 kala yaklaşık alınmış olan bir karar var. Dolayısıyla zaten bir müdahale etme şansının da olmadığı bir zamandı bu. Biz bu nedenle bunu bir siyasi müdahale olarak gördük esas itibariyle. Ve buradaki vahim olan durum, sizler de fark ettiniz, bütün hukukçular da bunu tartıştı. Çok ciddi bir hukuk skandalıyla karşı karşıyayız. Yani bir hukuksuzluk vardı işin içinde. Ve bunun ilerleyen zamanda da, yani pazartesi günü akşam saatlerinde de bize bunun bilgisi geldi ve zaten İl Seçim Kurulu da, Van İl Seçim Kurulu da hukuksuz bir şekilde mazbatanın Zeydan'a değil ikinci olan kişiye vereceğini ilan etti. Biz bunun üzerine bugün başvuruda bulunduk Yüksek Seçim Kurulu'na sabah saatlerinde ve 30 küsur sayfalık bir dilekçeyle ve gerekçelerimizi anlattık. Hukuki gerekçelerimizi anlattık. Bunun nasıl hukuksuz bir adım olduğuna dair. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nda da bu akşam üstü saatlerinde bir karar çıktı. Sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında sormak istediğim daha açıkça şuydu. Sonuçta iktidar farklı bloklardan oluşuyor. Bir MHP kanadı var, bir Adalet ve Kalkınma Partisi kanadı var. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde farklı hizipler var.
Haliyle Türkiye'deki her yargı kararı, olumlu, olumsuz, o yönde, bu yönde hep bu siyasi hiziplere değdiği haliyle açıklanıyor. Yani siz bu kararda örneğin bir MHP etkisi, örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hiziplerin etkisi veyahut da sizin bu süreçten ders çıkardığını söyleyen bir başka hizbin gücü, bütün bunlarla açıklıyor musunuz sonucu, bu akşam alınan kararı? Evet, yani işin içinde sadece hukuk olsaydı Barış Bey, yani sade hukuk olsaydı ve hukuk üzerinden bütün bu tartışma sürüyor olsaydı aslında buraya gelmemesi gerekiyordu. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar aslında hukuka dönüş kararı oldu. 7'ye 4 alınmış olan bir karar, biliyorsunuz. Oy birliğiyle değil ama oy çokluğuyla alınmış olan bir karar. Hukuka döndü Yüksek Seçim Kurulu. Çünkü aslında Yüksek Seçim Kurulu aksi bir karar vermiş olsaydı kendi durumunu da tartışılır hale getirecekti. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Abdullah Zeydan'ın seçime katılabileceğine bir kararı vermişti ve bizler hepimiz, yani seçmenler de parti de Yüksek Seçim Kurulu'nun bu verdiği karara güvenerek adım attık. Dolayısıyla hukuka sahip çıkılmış oldu. Ama şunu söyleyeyim, hani onu tekrar sorduğunuz için biz bu işin içinde siyasi müdahalenin olduğunu düşünüyoruz. Yani hukuk dışı bir müdahalenin olduğunu düşünüyoruz. Bu İl Seçim Kurulu'nun, Van'daki İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararda bunun izlerini gördük. Adalet Bakanlığı'nın müdahalesinde bunun izlerini gördük. Ve aslında sonuç olarak hukuka geri dönülmesi de şüphesiz ki bir hem hukuki bir karardır hem de bir siyasi sağduyu kararıdır. Dolayısıyla hani ben şöyle söylemek istiyorum. Siyasi açıdan sağduyu kazandı ve aynı zamanda hukuk kazandı bu işin sonunda. Ve tabii ki mücadele edenler, bu kararı hukuksuz ve demokrasi dışı bir karar olarak gören seçmenlerimiz, Van halkı, onun dışında muhalefet güçleri ve demokrasiden ve hukuktan yana olan kim varsa, öyle bir tutum takındıysa, aslında onların hepsi kazanmış oldu. Bunun önemli bir adım olduğunu doğrusu düşünüyorum. Peki son olarak Seyhan, sana geçmeden Selahattin Demirtaş'ın bir çağrısı vardı. Erdoğan'a doğrudan çağrıda bulundu. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz diye. Sizce bu çağrının muhatabı olan Erdoğan'ın bir dur demesi olarak mı anlamak gerekir akşam saatlerindeki kararı? Yani şimdi bu konuda bir şey söylemek çok kolay değil doğrusu. Ama yani bugün akşam iftar saatlerinde Sayın Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma vardı. O konuşmada söylediği cümleleri ben çok hızlı bir şekilde gözden geçirdim. Orada gördüğüm kadarıyla kendisi de hukukun önemli olduğuna dair bir vurgu yaptı. Ama bu sürecin içine ne kadar dahil olduğuna dair bir şey söylemek mümkün değil. Sayın Demirtaş'ın yaptığı çağrı ise çok yerinde bir çağrıydı. Çünkü onun çağrısında da diyordu ki seçim akşamı yapılan balkon konuşmasında seçim sonuçlarını kabul ediyoruz diyorsanız o zaman her tarafta bunun kabul görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Van'daki hukuksuz durumun da ortadan kalkması gerekiyor diyordu. Çok doğru bir çağrıydı Demirtaş'ın çağrısı. Ama bunun Sayın Erdoğan tarafından ne kadar bu işe müdahil olduğunu bilmemiz elbette ki mümkün değil şu aşamada. Ama en azından şunu gördük iftar konuşmasında. Hukukun üstünlüğü konusunda bir vurgu yapması elbette ki önemliydi. Serhan Bey, şunu gördük dediniz. Bugün gördüğünüz bir şey daha var mı? Onu merak ediyorum. Kürt dillerinin pek çoğuna, yani Doğu ve Güneydoğu'da Kürt seçmenin oy verdiği pek çok belediyeye kayyum atandı. Ancak bugün İzmir'inden Van'ına, İstanbul'undan Antalya'sına kadar pek çok yerde eylemler, protestolar vardı. Sosyal medyada da büyük bir tepki vardı. Sizce kayyumlar atandığı dönemde kamuoyundan bu kadar büyük bir tepki gelmiş olsaydı o kayyumlar atanabilir miydi? Yani çok güzel gerçekten sorduğunuz soru. Tamamen katılıyorum. Yani sorunuza değil, cevabı anlamında söylüyorum. Yani eğer o gün kayyumlar atanmaya başlandığında bütün muhalefet
Ama sadece muhalefet değil, hukuktan ve demokrasiden yana olan herkes sesini bugünkü kadar fazla yükseltmiş olsaydı, sadece kayyumlara karşı mücadele o dönem HDP'ye ve bizim seçmenlerimize, Kürt halkına ve Kürt seçmenlere bırakılmamış olsaydı, belki de o kayyumlar dönemini o ağırlığıyla yaşamamış olacaktı bu ülke ve bir kayyumlar rejimi gerçekliğiyle karşı karşıya kalmamış olacaktı. Keşke o gün de bu görülseydi. Ama şunu vurgulayayım, bu Van'da yaşanan hukuksuzluk karşısında gerçekten hem muhalefet, siyasi muhalefet açısından hem toplumsal muhalefet açısından çok önemli mesajlar verildi. Çok değerliydi ve gerçekten sadece DEM Parti'ye ve DEM Partisi'nin seçmenliğine kalmadı bu mücadele. Herkes tepkisini gösterdi. Hem Türkiye düzeyinde hem de uluslararası alanda çok ciddi tepkiler geldi. Ve dolayısıyla bu yapılan işin meşru olmadığını, demokrasiyle alakası olmadığını, hukukla alakası olmadığını çok net bir biçimde herkes dile getirmiş oldu. Biz bundan çok büyük memnuniyet duyduk. Türkiye'de demokrasi için, hukuk için ve toplumsal muhalefetin gelişmesi açısından çok büyük sevinç duyduk. Ve keşke bu tepkiler o günde olmuş olsaydı. Belki ki kayyumlar gerçeğini, bir kayyumlar rejimini 5 sene boyunca Türkiye yaşamamış olabilirdi. Ama o günler geçti. Biz önümüze bakacağız elbette ki. Ve bugün demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmış olmak, büyük bir dayanışmayı göstermiş olmak, sadece meseleyi Kürt coğrafyasına ve Kürt seçmenlerine partiye bırakmamış olmak, Türkiye demokrasi güçlerinin devreye girmiş olması ve bir dayanışmayı göstermiş olması çok değerli bizler açısından. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum elbette. Serhan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi seçimden önce DEM Parti temsilcileri büyük bir kısmı şöyle bir tespit yaptı. Türkiye'de AKP, MHP faşizmi yükseliyor. Bunu engellemek için bu yerel seçim bir imkandır. Bunun durdurulması lazım diye bir çağrı da vardı zaten. Yani yayınlarında da bu dile getirildi. Açık bir şekilde dile getirildi temsilcileri tarafından da. Şimdi seçimden sonraki tabloya baktığınız zaman siz bu tespitinizin gerçekleştiğini düşünüyor musunuz? Bir, bugünkü kararla birlikte şunu da biliyoruz. Belki şöyle bir ara cümle kurmak lazım. Hani hukuka dönüş Türkiye'de kolay olmadığını biliyoruz. Daha önceki tepkilerden de yani Erdoğan'ın çok kolay bir şekilde hukuka dönmediğini ama bugünkü tabloya baktığın zaman siz acaba bir yumuşama, bir olumlu döneme geçiş ya da bir müzakere döneminin imkanlarını oluşabileceği bir sürecin açıldığı şeklinde yorumluyor musunuz? Yani nasıl görüyorsunuz bu seçimden önceki tespitinizle şimdiki tespitiniz arasındaki fark açısından? Önce şunu söyleyeyim, yani seçim sonuçlarına baktığımızda hani çok uzun onu değerlendirme imkanımız olmaz tabii bu akşam ama seçim sonuçlarına baktığımızda bu toplumun iktidara çok ciddi bir mesaj verdiğini sanıyorum bizler de gördük, iktidar da gördü. Yani bu iş böyle devam edemez dedi. Esas itibariyle Türkiye'deki bir ekonomik kriz, ikincisi de Türkiye'deki hukuksuzluk ve demokrasisizlik ciddi bir tepki yaratıyordu ve bu tepki seçimlerde görüldü esas itibariyle. Bu önemli, bunu herkes okudu. Bu mesajı sanıyorum iktidar partisi de, MHP'den emin değilim, MHP'nin pek bir şey okuyabildiğini zannetmiyorum. Çok ideolojik bakıyorlar ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçim sonuçlarını okudu, anladı, mesajları aldı düşünüyorum. Elbette ki bizler de aldık, diğer muhalefet partileri de bu mesajları aldı. Bu önemli bir şey. Yani bu şekilde kutuplaşmayla Türkiye'deki hem ekonomik hem sosyal hem siyasal krizi aşmak mümkün değil. Bu görünmüş oldu bir kez daha. Toplum da buna işaret etti. Şimdi bu nasıl devam eder? Bundan sonra hem iktidar açısından hem muhalefet açısından baktığımızda nasıl bir politik ortama, iklime dönüş olur? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama biz bunu söyledik. Yani fütursuz gidişe dur demek gerekiyor. Özellikle biz kendi seçmenlerimiz açısından kayyum rejiminin uygulandığı döneme bir cevabın bu seçimlerde ortaya çıkmasını çok önemsediğimizi söyledik ve bütün çalışmalarımızı
özellikle Kürt coğrafyasında buraya yoğunlaştırdık ve bunun da sonuçlarını aldık. Elbette ki bir iki eksiğimiz var bu konuda ama hem kayımlar açısından, kayımların atandığı belediyelerde cevabını vermiş olduk. Hem de daha önce kazanamadığımız bazı belediyeleri kazandık ve bir önemli mesaj vermiş olduk. Bu bizim açımızdan önemliydi. Yani şu anda tam sayısını bilmiyorum çünkü halen bazı itirazlar sonuçlanmadı ama 80 civarında bir belediyeyi biz kazanmış olduk. Büyükşehir, il, ilçe ve beldeleri topladığımızda bu önemli bir kazanım. 2019'un üstüne çıkmış olduk. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi değerlendiriyoruz. Buradaki yanlışlarımız varsa onları düzeltmeye elbette ki çalışacağız. Bu önemli. Batı'da da esas itibariyle iktidara çok ciddi bir mesaj verilmiş oldu. Şimdi şunu önemsiyoruz biz. Yani Türkiye'de bir normalleşmeye ihtiyaç var. Siyaset iklimi açısından hukuka dönüşe ihtiyaç var. Demokrasinin gelişmesine ihtiyaç var. Yeni bir anayasanın yapılmasına, iktidarıyla muhalefetiyle birlikte bir yeni bir toplumsal sözleşmenin ortaya çıkmasına ihtiyaç var. Bunların hepsinin yapılması için elbette ki karşılıklı konuşmaya, diyaloğa ihtiyaç var. Bu konuda biz hem muhalefete hem iktidara çağrılarımızı bıkmadan sürdüreceğiz. Tutumumuz da nettir bu konuda. Biz sorunlarımızı konuşarak çözmek, diyalogla, müzakereyle çözmek konusunda ve meclisin bu konuda önemli bir rol üstlenmesi gerektiği konusunda kararlıyız. Saruhan Bey, yeni anayasa dediniz. Evet. Hemen siz orada sözünüzü keserek şu soruyu sormak istiyorum. Numan Kurtulmuş, meclis başkanı, bugün 1921 anayasasına model alan bir anayasa teklifinde bulundu. Kurucu anayasa teklifinde bulundu. Siz DEM Parti olarak 1921 anayasasını model alan böyle bir öneriye nasıl yaklaşırsınız? Oturup konuşur musunuz meclisteki başta Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP olmak üzere iktidar ortaklarıyla? Biz anayasanın herkesle birlikte yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki iktidar da bu herkes tanımının içinde, muhalefet de bunun içinde. Çünkü bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme yapılacaksa ki bu ihtiyaçtır, demokratik özgürlükçü bir anayasanın yapılması, sivil bir anayasanın yapılması, bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Yani toplumun yarısının kabul ettiği, diğer yarısının reddettiği bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme olmaz. Dolayısıyla en geniş mutabakatın sağlanması gerekir. Elbette ki her maddede herkes anlaşmayabilir ama sonuç olarak anayasanın özgürlükçü, demokratik ve eşitlikçi ruhu açısından baktığımızda bir genel mutabakatın sağlanması çok büyük önem taşıyor kanaatindeyim. Şimdi yani detayları elbette ki tartışılır. Biz bu tartışmanın yapılması gerektiğine ve mecliste, ama sadece mecliste değil, mecliste yapılır ama meclisin ötesinde de sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumdaki bütün farklı kanaat önderleriyle ve kuruluşlarıyla bu tartışmanın gerçekleştirilmesi ve Türkiye'nin demokratik özgürlükçü bir anayasaya ulaşmasını çok önemsiyoruz doğrusu. Bunun yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 1921 Anayasası önemli referanslar içermektedir. Bunun farkındayız. Ama tabii ki sadece 1921 Anayasası'yla yetinemeyiz. Çünkü aradan 100 yıldan fazla geçmiş ve hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli değişiklikler yaşanmış. Dolayısıyla bir ruhu taşımak, yani Türkiye'de farklılıkların hem etnik anlamda, hem inançsal anlamda, hem dil anlamında, hem kültür anlamında farklılıkların olduğu bir iklimin, bir ortamın olduğunu biliyoruz hep birlikte. Dolayısıyla önemli olan bu farklılıkların eşitliğini sağlanması, özgürlüğünü sağlanmasıdır bizler açısından. Dolayısıyla böyle bir ruhu taşıyan bir anayasa tartışmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bu anayasanın içinde herkes kendini bulmalıdır, hissetmelidir. Hiç kimse ikinci sınıf yurttaş gibi kendini hissetmemelidir. Bunlar gerçekleştirilebilirse önemli bir mesafe kaydedilmiş olur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan hem Kürt sorununun demokratik çözümü açısından, ama sadece Kürt sorunu değil, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi açısından bir tartışmanın sürdürülmesi
büyük önem taşıyor. Dediğim gibi 21 Anayasası bu açıdan önemli referans noktaları taşımaktadır. Ama sadece onlarla yetinemeyiz. Herkes kabul eder ki aradan 100 yıldan fazla zaman geçmiş. Dolayısıyla yeni tartışılması gereken de konular var. Bunları da içeren, o ruhu taşıyan, o farklılıkların eşitliğini ve farklılıkların eşit saygı görmesini taşıyan, eşit saygı, bu çok önemli. Yani herkes birbirini sayacak, saygı gösterecek, farklılığına özen gösterecek ve bu zemin çerçevesinde hep birlikte ortak vatanda, demokratik bir cumhuriyeti birlikte geliştireceğiz. Bunu içeren bir anayasa tartışmasının biz önemli olduğunu düşünüyoruz ve hep birlikte bunun yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Saruhan Bey, ben hemen yine seçimlere dönmek istiyorum. Dediniz ki iktidar, toplum iktidara bir ders verdi. Sadece AKP seçmeni değil bence iktidara ders veren, yani kendi seçmen kitlesi değil. Bence DEM Parti seçmeni de DEM Parti'ye bir ders verdi. Ancak ben bugün parti yöneticilerinizle konuştuğumda 80 belediye almanın büyük bir kazanım olduğunu söyleyerek seçimde başarısız olmadıklarını söylüyorlar. Gelinen süreçte tabloya baktığımda, verilere baktığımda Kürt seçmenin sandığa gitme oranında ciddi bir düşüş görüyorum. Hatta gün içerisinde siyasilerin seçmeni sandığa taşımak için mesajlar attığını biliyoruz bazı illerde. DEM Parti nasıl bir öz eleştiri sürecine girecek? Mayıs seçimlerinde girmişti bildiğim kadarıyla. Sizce bu seçim DEM Parti için bir zaferle mi sonuçlandı? Yoksa seçmenin sandığa gitmemesi bir öz eleştiriye neden olur mu? Şimdi bu sandığa gitmeyen seçmenin DEM Parti seçmeni olduğunu düşünüyorsunuz. Bu konuda elimizdeki veri nedir bilmiyorum ama bütün Türkiye açısından baktığımızda Kürt coğrafyası dahil olmak üzere sandığa gitmeyen seçmen esas itibariyle AK Parti seçmenidir. Yani AK Parti seçmeni kendi oy verdiği partiye bir ders vermiştir ama senin alternatifine henüz oy vermiyorum demiştir. Dolayısıyla Kürt coğrafyasında da benzer bir durum söz konusudur. Biz o nedenle bazı illerde katılım açısından düşme olduğunu biz de görüyoruz, tespit ettik. Ama bunun bizim seçmenlerimiz olduğuna dair şu anda elimizde bir veri yok. Elbette ki bu araştırmalara devam edeceğiz. Şimdi ikincisi şunu söyleyeyim. Yani biz 2019 kazanımlarının üstüne çıktık ve eğer bu taşımalı seçmen meselesi olmasaydı, eğer bu olmasaydı biz bugün Kars'ı ve Şırnak'ı kazanmış olacaktık. Kars ve Şırnak esas itibariyle asker polis seçmenlerin taşınmasıyla ve oradaki yerel seçmenlerin, yerleşik seçmenlerin, Kürt seçmenlerin esas itibariyle iradelerinin kırılmasıyla bizim elimizden alınmıştır. Özellikle Kars ve Şırnak'ı vurguluyorum. Çünkü buranın böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Şırnak'ın ilçelerin de böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Elimizde çok net sayılar var. Bir tek kıl payı kaybettiğimiz, sanıyorum 190 küsur oyla kaybettiğimiz Bitlis bizim için üzücü olmuştur. Çünkü Bitlis'te kazanmanın eşiğine gelmiştik. Ama onun dışındaki Kars ve Şırnak ve Şırnak'ın ilçeleri tamamen asker polis taşınması sonucunda bizden alınmıştır, çalınmıştır esas itibariyle. Bunu çok hep söyledik, seçim öncesinde de söyledik. Seçim sonrasında da rakamlarla ortaya çıktı. Kaçar seçmen taşındığını bizler biliyoruz. Elimizde rakamlar var ve koyduğumuz zaman ortaya bu taşıma seçmenle Kars ve Şırnak'ın alındığını ve ilçelerin alındığını görüyoruz net bir biçimde. Şimdi bizim ama bundan şunu söylediğimi düşünmeyin. Eksiklerimiz yok mudur? Vardır elbette. Bazı yanlışlarımız olmamış mıdır? Vardır elbette. Bunları değerlendireceğiz. Ve buradaki eksiklerimizin, yanlışlarımızın ne olduğunu elbette ki halkla birlikte tartışarak ortaya çıkartacağız. Nasıl 14-28 Mayıs'ta yaptıysak. Ama şunu söyleyeyim. Bizim seçmenlerimize ve halka çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Özellikle seçimlerde iradelerini ortaya koydukları için ve siyasi iradelerine sahip çıktıkları için. İyi ki bunu yaptılar. Saruhan Bey. Ve bugün bir son cümle. Evet, Barış buyurun, Bey, onu söyleyeyim. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın, Van'daki hukuksuzluk karşısında Van seçmeninin ve sadece Van değil,
hem coğrafya açısından, Kürt coğrafyası açısından hem de batıda çok büyük bir tepki gösterilmiş olması ve dayanışma gösterilmiş olması da büyük bir teşekkürü hak eden bir durumdur. Onu da söylemekten geri durmayacağız elbette. Saruhan Bey, burada bir araya gireceğim. Buyurun. Meral Danış Beştaş İstanbul DEM Parti adayıydı. Ve %2'den biraz üzerinde bir oy aldı. Ve seçim sonucunda şöyle bir açıklama yaptı. İmamoğlu aldığım oylar benimdir demesin sakın diye. Aslında fiilen seçmeninizin önemli bir bölümünün İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullandığını söyledi. Ama şu ne demek? Aldığım oylar benimdir demesin sakın. Bu bir uyarı mı? Bu bir öneri mi? Nedir bu? Cümleyi nasıl okumalıyız? Yani ben bir uyarı olarak görmüyorum doğrusu. Meral Hanım'ın hani üslubunu ve tarzını da bildiğim için biz birlikte çok uzun zamandır çalışıyoruz. Yani Meral Hanım bir şeye işaret etti, bir gerçeğe işaret etti. Çünkü bizim İstanbul'daki oy oranımız %2'ler civarında değildir, sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla bir gerçeği ifade etti. Yoksa bir uyarı şeklinde ben düşünmüyorum. Kendisinin de o şekilde ifade ettiği kanaatinde değilim doğrusu. Şunu biz önemsiyoruz. Bugün de attığı bir tweet var yine Sayın İmamoğlu'nun mazbatasını almasından sonra onu kutlayan bir tweet atmış Meral Hanım. Ben de gördüm, siz de görmüşsünüzdür. Yani bu bir şöyle bir gerçekliktir. Yani İstanbul şu anda Kürt seçmen açısından baktığımızda aslında yani ben bunu hep söylüyordum. Belki sizin programınızda da söylemişimdir. En fazla Kürt nüfusun olduğu kenttir İstanbul aslında. Yani Diyarbakır'dan daha fazla Kürt İstanbul'da yaşamaktadır. Bu kötü değil, iyidir. İyi anlamda söylüyorum bunu. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan Kürtlerin ya da İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, her yerde yani Bursa'da, Kocaeli'nde, Antalya'da yaşayan Kürtlerin de talepleri, ihtiyaçları vardır ve dolayısıyla bütün o kentlerde yaşayan herkes gibi onların taleplerinin, ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması, bunlara cevap verilmesi, bunun bir değerlendirme içinde tutulmasına dair önerilerdir bunlar esas itibariyle. Buna dikkat çekmektir esas itibariyle ki ben Sayın İmamoğlu'nun kampanyasını biraz işte sosyal medya ve televizyonlardan izleyebildiğim kadarıyla Sayın İmamoğlu da bunun farkında bir belediye başkanı olarak buna dair epey önemli mesajlar verdi. Yani İstanbul'da yaşayan etnik kimliği ya da inançsal kimliği ne olursa olsun, kültürel kimliği ne olursa olsun herkes için bir belediye başkanı olmanın gereklerini yerine getireceğine dair çok fazla mesajlar verdi. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Meral Hanım'ın da işaret etmek istediği o seçim akşamı söylemek istediği buydu esas itibariyle. Bahadır'ın bir sorusu olacak size. Saruhan Bey, partiniz açısından şimdi Batı'da hem Ankara'da hem İstanbul'da hem İzmir'de aslında iddialı adaylar çıkarttınız. Peki çıkan tabloya baktığınız zaman partiniz açısından başarılı buluyor musunuz? Çünkü en düşük oy oranlarından birine sahip oldu. Yerel seçimde olsa DEM Parti 2015'ten bu yana. Birincisi bu, siz bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü bölge açısından bir başarı söylediniz. Evet, hem oy artışı var hem belediye artışı var ama Batı için, oy için nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi, kent uzlaşısı, aday çıkartma, hani biraz karmaşık olduğunu düşünüyor musunuz seçim taktiğinin? Yoksa o karmaşık seçim taktiğinin başarılı olduğunu mu düşünüyorsunuz genel tablo içinde? Çok tartışıldı bunlar çünkü hem parti içinde de tartışıldı, hem kamuoyunda da çok tartışıldı. Hatta şu cümleyi lütfen hatırlatayım, izin verin, tamamlıyorum. AKP'ye kazandırmayacak, İmamoğlu'nu zorlayacak bir formül diye tarif edilmişti sizin seçim taktiğiniz. Siz nasıl, başarılı buluyor musunuz? Şimdi elbette seçim taktiğinin çeşitli yerellerdeki bir iz düşümleri tartışılacaktır. Yani biz de değerlendiriyoruz bunu. Tek tek illerdeki durumlara bakıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda seçmenimizin, batıdaki seçmeni kastediyorum, batıdaki seçmenimizin bizim parti stratejimiz doğrultusunda oy kullandığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla
Bunu da önemli buluyoruz elbette. Yani çeşitli yorumlar yapıldı. Biz de onları gördük, duyduk, izliyoruz da işte parti seçmenimizle parti arasında bir açı, makas büyüdü, açı var filan gibi yorumlar yapıldı. Biz o kanaatte değiliz. Çünkü biz seçmenimizi tanıyoruz. Seçmenimiz de bizi biliyor ve seçmenimiz parti politikalara ve parti stratejisi doğrultusunda oylarını kullandı. Yani tam olarak stratejimiz buydu ve bu sonuç bizim stratejimize uydu diyorsunuz. Yani batıdaki tabloya yani baktığınız zaman. Gibi bazı yereller açısından konuşulması, değerlendirilmesi gereken sonuçlar var elbette. Ama genel olarak baktığımızda partimizin stratejisi başarılı bir stratejiydi. Gördüğümüz kadarıyla. Dediğim gibi ama tek tük yerlerde mutlaka tartışılması gereken yanlar var. Şunu söylemek istiyorum. Yerel seçimlere biz ilk önce HDP olarak ilk o zaman 2014'te HDP olarak yerel seçimlere girmiştik. Hatırlarsanız o zaman iki ayaklı girilmişti yerel seçimlere. Batı'da HDP girmişti. Kürt coğrafyasında BDP girmişti. Biz o zaman Batı'da yani genel olarak toplamda aldığımız oy da yerel seçimler açısından baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam 4 küsurlardaydı. Tam rakamı şimdi hatırlamıyorum ama 4 küsurlardaydı. Bu yerel seçimlerde toplamda aldığımız oy, yerel seçimler açısından söylüyorum bunu, genel seçimler açısından değil, yerel seçimler açısından baktığımızda 2014, 2019 ve şimdi aldığımız oy aslında bizim aldığımız en iyi oy olarak gözüküyor yerel seçimler açısından. Dolayısıyla yani bir strateji açısından baktığımızda uygun bir sonuç elde etmişiz. Tabii ki biz şunu gayet iyi biliyoruz, bizim seçmenlerimiz de biliyor. İstanbul'da mesela, İstanbul'dan bahsedecek olursak, bizim oy oranımız şu anda %2 değil, %10-11 bandındadır. Belki biraz daha yukarıda çıkmış olabilir. Dolayısıyla bizim seçmenlerimizin parti stratejileri doğrultusunda davranmış olması bizi sevindirdi. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman bu %10'un, %8'lik bölümünün DEM Parti'nin adayına oy vermemesini siz olumsuz karşılamıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Ben seçmenlerin parti stratejimizi dikkate alarak hareket etmesini olumlu karşılıyorum, evet. Şöyle Saruhan Bey, parti stratejisi diyorsunuz ama biz gazeteciler, ben seçmenin büyük bir kısmında bu stratejiyi anlamadığını düşünüyorum. Şöyle, neden anlamadığını düşünüyorum. Şimdi demin eş başkanının, Tülay Hanım'ın geldiği bir parti var, SYKP. Seçime sayılı günler kala kritik bir açıklama yaptı ve Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde bir açıklama yaptı. Tülay Hanım'ın da benzer nitelikte açıklamaları vardı. Baktığımız zaman bu açıklamanın parti içerisindeki bazı kesimleri rahatsız ettiğini gördüm ben. Konuştuğum bazı vekilleri rahatsız ettiğini gördüm. Ve açıkçası son süreçte biz DEM Parti'nin kafasının biraz karışık olduğunu düşünüyorduk. Size doğrudan sormak istiyorum. Tülay Hanım'ın geldiği partinin, Tülay Hanım'ın seçime sayılı günler kala DEM Parti'nin İstanbul'da adayı varken böyle bir açıklama yapmasını parti tahammüllerine uygun olarak görüyor musunuz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Evet, Tülay Hanım bizim bir bileşenimizden gelmektedir. Ve 2018'de milletvekili seçilmiştir. 2023'te tekrar seçilmiştir. Tülay Hanım şu anda DEM Parti'nin eş genel başkanıdır. SYKP'nin başkanı değildir. Birincisi bunu söylemek istiyorum. İkincisi, evet, SYKP bir bileşenimizdir ve SYKP İstanbul İl Örgütü dediğiniz gibi bir açıklama yaptı. Yani bizim bir bileşenimizin böyle bir açıklama yapması bizim kendi içimizde tabii ki konuşulması, değerlendirilmesi gereken bir durum. Yani bunu değerlendireceğiz, konuşacağız. Bu konuda eleştiriler vardır, bunu savunanlar vardır. Bunları oturacağız, hep birlikte değerlendireceğiz. Ama Tülay Hanım parti politikalarının dışına çıkan bir açıklama yaptığını doğrusu ben görmedim ve duymadım. Dolayısıyla Tülay Hanım'a bir haksızlık yapmış oluruz böyle diyecek olursak. Ama DEM Partisi bileşenleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce TİP'le gelmişti, Emek Partisi'yle Tunceli'de yaşanan olaylar vardı. Bileşenlerinizle yaşadığınız problemler tabanı üzmüyor mu sizce?
Bunlar bileşenimiz değil. TİP ve EMEP bizim bileşenimiz değil. Onlar ittifak yaptığımız güçler. Evet, doğru. İttifakın, Emek Özgürlük İttifakı'nın son seçimlerde ortaya çıkan Emek Özgürlük İttifakı'nın eksik ve yanlışlarını biz 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra değerlendirdik ve zaten Emek Özgürlük İttifakı olarak da devam etmedi süreç. Yani biz bunu değerlendirdik. Dolayısıyla ittifaklarda zaman zaman yanlışlar yapılabilir, doğrular da yapılabilir ama bizim o konudaki değerlendirmemiz yapıldı. Kamuoyuna da yaptık bunu ve paylaştık da bunu. Bileşenlerimiz farklıdır. Bileşenlerimiz partinin dem öncesinde de var olan bileşenlerdir. Zaman zaman içimizde bileşenlerimizle şu ya da bu bileşenlerle farklı görüşler olabilir. Demokratik bir şekilde bu tartışmaları sürdürdük. Daha önce de sürdürdük. Yani ben hatırlatmak için söylüyorum. Mesela 2019 ve 2023 seçimlerinde de başka bir bileşenimizin farklı görüşleri vardı ve o zaman bunu da tartışmıştık. Onlar da kamuoyuna açıklama yapmışlardı. Hatırlatmak için bunu söylüyorum. Yani zaman zaman böyle şeyler oluyor ve tabii ki biz bu tür farklılıkların olmaması için mücadele ediyoruz hep birlikte. Ama olduğu zaman da bunu demokratik bir ortamda tartışmaktan başka bir çaremiz yok. Yani kimse birbirinin gözünü oraya çalışmıyor bu partinin içinde. Eksikler, yanlışlar varsa bunları açık yüreklilikle tartışıyoruz. Bunu da tartışacağız. Yani şu Van meselesi eğer karşımıza çıkmamış olsaydı bu hafta yapılacak olan Merkez Yürütme Kurulu'nda bu konular da tartışılacaktı, konuşulacaktı ama şimdi Van meselesi olduğu için konuşulamadı. Sanıyorum bayramdan sonra yapılacak toplantılara hem Merkez Yürütme Kurulu'nda hem parti meclisinde hem diğer parti kurullarında bu tartışmalar yapılıp kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Ama şunu söylemek istiyorum. Farklılıklar zaman zaman olabilir. Önemli olan bu farklılıkları demokratik bir şekilde tartışıp giderebiliyor muyuz? Bunu görmektir esas itibariyle. Biz bunu tercih ediyoruz. Yani birbirimize düşmek yerine bu farklılıkları tartışarak, eleştirerek sorunları ortadan kaldırmayı tercih ediyoruz. Bugüne kadar işleyişimiz de böyle oldu. Saruhan Bey, şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gecesi konuşmasında siz tabii genel havası olumluydu. Evet, seçimin sonucunu kabul eden bir konuşma yaptı ama orada bir cümle vardı asıl. Tek somut söylediği şeylerden birisi şuydu. Irak'a dair bir net tavır koydu. Daha önce de şunu söylemişti. Seçimden sonra yaz aylarında tıpkı Suriye'de olduğu gibi Irak sınırında da bir şey, arzuladığımız tabloyu yaratacağız anlamına gelen bir açıklama yapmıştı. Bunu seçim akşamı da tekrarladı aslında. Siz tabii bir AKP'de anladığım kadarıyla yanılıyor olabilirim, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Bir yumuşama emaresi görüyorsunuz ya da en azından bu tabloyu onu yumuşatacağını ya da biraz daha makulleştireceğini, zorlayacağını buna düşünüyorsunuz sanırım ama yaz aylarında o Irak'ta bir askeri harekat ya da başka türlü gelişmeler ki Erdoğan bu tür gelişmeleri iç politikada çok rahat kullanan ve hatta CHP'yi de buna 2023 seçimlerinde çok sahte videolarla falan alet etmişti aslında ve başarılı olmuştu propagandada. Siz oradaki gelişmelerle bu yumuşama beklentisi arasında bir çelişki görüyor musunuz yoksa oradaki gelişmeler aslında bahsettiğiniz hani yeni bir dönem açılması için bir umut var ya da böyle bir imkan var dediğiniz dinamiği destekleyici gelişmeler mi olacak? Beklentiniz nedir ya da yorumunuz? Yani önce şunu söyleyeyim Bahadır Bey, yani biz bir yumuşama tespitinde bulunmadık. Tam tersine, yani seçim döneminde de bunu ifade ettik. Şimdi bugün de ifade ediyoruz. Yumuşama tespitimiz yok. Sadece Van'la ilgili sağduyu kazandı dedim. Yani hukuk işledi esas itibariyle. Van özelinde söylediniz bunu, tamam. Evet, Van özelinde söyledim. Yani hakikaten sağduyu kazandı. Çünkü o kadar büyük bir hukuksuzluk ki, hani size anlatmama gerek yok. Sizler biliyorsunuz. Ve gelecek açısından da eğer bu bugün böyle kalsaydı, gelecek açısından İstanbul'da her yer için bu hukuksuzlukların işlemesine imkan sağlanmış olacaktı. Şimdi bu olmaması sağduyu kazandı diye ben değerlendirdim. Benim kişisel değerlendirmem bu. Şimdi diğer mesele, biz bunu hep söyledik. Seçim döneminde de söyledik. Şimdi de söylemeye devam ediyoruz.
bizim komşularımıza dönük olarak, yani hem Irak hem Suriye açısından bunu değerlendiriyorum. Askeri harekatlarla, işte işgal girişimleriyle ya da askeri operasyonlarla, adına ne derseniz deyin, bu tür adımlarla herhangi bir çözüm yaratılması, bir demokratik çözüm yaratılmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu komşularımızla olan hukuku, uluslararası hukuku zedelediği gibi komşuluk hukukunu da zedeliyor ve ayrıca insanların ölmesine neden oluyor, kan dökülmesine neden oluyor. Dolayısıyla biz hep söyledik, ister Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimi topraklarına dönük olsun, Kuzey Irak diye ifade edilen, ya da isterse Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına dönük olsun, burala dönük her türlü askeri adımın biz yanlış olduğunu, yapılmaması gerektiğini ve bunun bu ülkeye hiçbir faydasının dokunmadığını hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Ekonomik açıdan da bu böyle, insani açıdan da bu böyle, siyasi açıdan da bu böyle. Olması gereken şey, Kürt sorunu bugün artık bir yerel sorun, bir ulusal sorun olmaktan, yani bir ulus devlet sınırları içindeki bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bir bölgesel sorun ve bir küresel sorun haline gelmiştir. Dolayısıyla siz bölgesel, Orta Doğu açısından baktığımızda ve küresel bir sorun haline gelmiş bir konuyu bir askeri yöntemlerle çözmeniz mümkün değildir. Bunu yapmaya kalkıştığınız her anda küresel güçler devreye girmektedir ve aslında bir bölgede barışçı ve demokratik bir şekilde çözülebilecek olan bir sorunun içine küresel güçlerin çıkarları dahil olmaktadır. Biz her zaman bunu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Irak'a dönük operasyonların da yanlış olduğu kanaatindeyiz ve bunun karşısında mücadele edeceğimizi hep söyledik. Aynı şekilde Suriye'ye dönük operasyonlarında. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız şudur. İster Irak'ta olsun, ister Suriye'de olsun, eğer sınırla ilgili sorunlar varsa, hassasiyetler varsa, bunların hepsi konuşularak çözülecek sorunlardır. Ve konuşmakla atılacak adımlar aslında Türkiye açısından, Türkiye'de yaşayan bütün halklar açısından, bütün insanlar açısından hem ekonomik, hem siyasi, hem kültürel çok ciddi kazanımlar ortaya çıkartır. Bu konuda iddialıyız ve o nedenle de bu tür adımların yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani hani bir geçerde bir Adalet Bakanı nereden bu veriyi, siz ekonomiyle de ilgilisiniz, daha bu konuya vakıfsınız benden Bahadır Bey, ama mesela Adalet Bakanı'nın ben nereden bu veriye ulaştığını bilmiyordum, ama dedi ki, hatırlarsanız Gezi direnişinin Türkiye'ye maliyeti 300 milyar dolar dedi, değil mi? Böyle bir evet. Söz söyledi. Şimdi bunu bilmiyorum, bu verile Adalet Bakanı olarak kendisi nasıl ulaştı, tabii onu bilemem, ama biliyorsunuz AK Parti'de çok fazla ekonomi uzmanı var. Fakat şunu biliyoruz, bu ülkenin savaş, çatışma ve silahlanma konusunda ki harcadığı miktar birkaç trilyon dolar olmuştur. Yani bu konuda yıllardan beri uluslararası alanda da yapılan çeşitli çalışmalar var. Sizler de görmüşsünüzdür. Dolayısıyla Türkiye'nin savaş çatışmaya harcadığı paraları, bu birkaç trilyon dolar. Saruhan Bey? Diyorum. Yani 3 trilyon oldu ama. Görüntünüzde bir aksama var. Saruhan Bey? Evet. Evet. Öyle sözü, sesin geliyor mu? Şu anda geliyor. Bağlantıdandır, anda bilemiyorum ama. Evet. Yani dolayısıyla biz ekonomiye de, tabii ki insanlara, halklara ayrı, ama ekonomiye de büyük zararlar veren bir güvenlikçi politikanın artık terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki güvenlik önemli, ama güvenlikçi politika dediğimiz şey aslında ülkenin kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını esas itibariyle güvenlik politikalarına, silahlanmaya, çatışmaya, savaşa ayıran zihniyetin Türkiye'de çok büyük ekonomik yıkımlara yol açtığını da hep birlikte görüyoruz. Herkesin sofrasından çok büyük ekmek dilimlerini alıp götürdüğünü hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla Irak'ta, Suriye'de bu tür politikalarının yanlış olduğunu da söylemeye devam edeceğiz. Saruhan Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bugün Van'da olan gelişmelerle başladık.
ve seçim değerlendirmesi yaptık. Bir dahaki yayınlarımızda sizi ağırlamak üzere diyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Uluç konuğumuzdu. İyi akşamlar. Şimdi son dakika veriyorlar arkadaşlarımız. İyi Parti'de iki genel başkan yardımcısı istifa etti. Bir tanesi Burak Avuncu Teşkilat Başkanı. Sonra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Burak Akburak istifa etti. Nasıl okuyorsunuz bunu? Önce sana sorayım Bahadır. İyi Parti'de zaten sıkıntı olduğunu biliyorduk. Seçimden önce de çok fazla istifa olmuştu. Ama seçim sonuçları gerçekten belki de en fazla kaybeden partisi İyi Parti oldu. Yani neredeyse hiçbir varlık gösteremedi İyi Parti. Altılı Masa'nın kuruluşundan başlayaraktan aslında zaten İyi Parti'nin çizgisinde, temsiliyetinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ki bu çok tartışıldı. Evet. Zaten Meral Akşener'in çizdiği çizgide de bir sorun vardı. Ve İyi Parti biraz böyle toplama bir birden farklı düşüncenin, siyasi farklı bakışların olduğu bir parti gibi görünüyor. Bir partiden öte hani bir birliktelik, MHP'den kopanlar bir birlikteliği gibi o bir türlü partiye dönüşmediğini düşünüyorum ben. Yani bir parti. Peki Meral Akşener'in sence bir şeyini getirir mi? İstifasını veya kurultaya götüreceğini söyledi. O kurultayda aday olmamasını şöyle, istifa demeyelim ama. Kurultayla ben değişimin olabileceğini çok düşünmüyorum. Olursa da çok sancılı olur. Biz burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimini izledik. Neler olduğunu, kurultayda neler döndüğünü, nasıl sancılı geçtiğini biliyoruz. İyi Parti'de de kurultayda bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Meral Hanım'a çok bastırırlarsa istifa eder mi? Açıkçası istifa edeceğini de zannetmiyorum. Halk bastırmış, halk iradesi bu kadar bastırmış. Çok kötü bir durumdasınız ve halen istifa etmemişsiniz. Yani istifa edeceğini söylemesine rağmen Meral Hanım istifa etmedi. O yüzden kurultayla da gideceğini düşünmüyorum. Ama şuna bence dikkat çekmekte yarar var. Şimdi biz görüyoruz ki aslında bu genel idare kurulunda alınan hür ve müstakil girme kararı partide Meral Hanım'ın yanında duranları da çok rahatsız etmiş. Bu istifalar da bu karara karşı çıkanların bir tepkisi. Bugün Ahmet Zeki Üçok'un da bir açıklaması vardı ve bence çok yerinde bir açıklamaydı. Biz Van'daki olaya da destek veremiyoruz. Halkın sevincini, coşkusunu da beraber yaşayamıyoruz diyerek bir sitem etmişti Ahmet Zeki Üçok ki yardımcılarından, genel başkan yardımcılarından bir isim. O yüzden ben istifaların daha da devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Aslında bunda da sınırı çok kalmaz. Sen ne diyorsun? Daha iyi takip eden i̇yi birisin. Partiyi, tabii ben tabii program moderatörü olarak tabii aslında daha ben daha şöyle çok belli ki bu istifalar Meral Akşener'le konuşarak alınmış kararlardır. Hmm. Çünkü Meral Akşener'le konuşulmuştur. Bu bir. İkincisi Burak Avuncu Teşkilat Başkanı. Aslında Burak Avuncu bu kararın alınmasında şöyle bir tarafı var meselenin. Hatırlarsınız Meral Akşener bu kararı alırken aslında fiilen partime dönüp soracağım dedi. Hı hı. Parti demek teşkilat demek önce. Hı hı. Sonra da tabii ki Merkezi Genel İdare Kurulu demek. Burak Avuncu teşkilatları dolaşıp gelip aslında teşkilatların eğilimini orada söylüyor. Teşkilatların eğilimi bizim öğrendiğimiz kadarıyla büyük oranda aslında muhalefetin birleşik bir seçime girmesi yönünde. Ama İyi Parti merkezi olarak Genel İdare Kurulu'nda bir oynama yapıldı. Çoğunluk tarafında hayır, hür ve müstakil seçime girilmeli kararı çıktı. Ama orada da şu konuşuldu. Yani karşı olanlar ve taraftar olanlar açısından eğer böyle bir karar alınır ve seçimlerde bir maliyet olursa ki Meral Akşener'in kendisi söyledi, biz de bu programda konuştuk defalarca, bunun sorumluluğunu almaya hazırım dedi. Bence Meral Akşener şu anda bu sorumluluğu almıyor olabilir ama bu kararın arkasında bulunan isimler birer birer görülüyor ki aslında bunun sorumlusu bu benim diyerek şimdilik istifa kararı almışlar. Veya bu sorumluluğa zorluyorlar. Ki belki de. Sen o dönemde Geek'ten bir kulis aktarmıştın ve kulisinde diyordun ki Meral Hanım diyor ki biz bu seçime girelim, başarısız olursam evime döneceğim diye bir kulis aktarmıştım. O dönem Meral Hanım ve İyi Parti bunu yalanlamıştı ama gelinen süreçte tarihine gazetecilerin doğru yazdığını, bir şeyleri ortaya koyduğunu gösterdi. Sağ partilerde genelde görülmemiş bir şeydir hani. Evet. Her iki kendi kurduysa partiyi. Evet. Peki böyle hani kurultayda da bırakmak ya da istifa etmek bir bekler misin? Yani olur mu sence? Çünkü ben zaman var ve Meral Hanım'ın Türkiye'de konuşmasından çok şey almadım. İstifa mesajı almadım. Evet, kurultaya gidip hesaplaşma yapıp tazelenme yapıp yola devam etmek kararı aldım. Aday çıkar mı sence karşısına? Ben sanmıyorum şu anda böyle bir şey. Yani aday potansiyeli taşıyan isimler var ama aday potansiyeli taşıyan isimlerin tamamı bu kararı birlikte aldılar Meral. Peki istifa bırakmadı diyelim veya işte genel kurula kendini dayattı diyelim partiye. Parti bu haliyle sürebilir mi? Çünkü orada pek çok isim var ki biliyoruz. Evet. Mesela Turan Bey de öyledir aslında. Yani hani çok çalıştı, şey yaptı. Bence Burak Avuncu da İstanbul'da da, çok iyi çalıştı. Yani o zaman bir parti
neye bürmüş? İşte öyle bir şey ki İyi Parti'yi var eden koşullar vardı. Acaba halen o koşullar devam çok ediyor mu? Doğru söylüyorsun. O koşullar 2015'te oluşan çözüm sürecinden başlayıp gelen, MHP'den gelen bir koşul. Bir de altılı masa İyi Parti var ediyordu. Altılı masanın İyi Parti'yi tam tersine sönümlendirdiğini düşünüyorum. Ama bunu tartışalım ama bir şey daha söyleyeceğim. Tabii, buyurun. Akşam saatlerinde çok sıcak bir gelişme yaşandı. Belki Saruhan Bey'le de konuşabilirdik ama kendi aramızda konuşalım. Hayati Yazıcı. Evet. Hayati Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Sadece genel başkan yardımcısı değil bu arada. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok eski yıllardan beri yol arkadaşı. Sadece eski yıllardan beri yol arkadaşı değil. Cumhurbaşkanı'nın şiir okuduğum için siyaset rolümü kestiler dediği davalardaki avukatı. Yani aslında bugünün tekerrür ettiğini düşünürsek bazı açılardan. O dönemde kendisini savunmuş isim. Bugün akşam saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu mazbatayı Abdullah Zeydan'a iade etme kararından sonra ilginç bir mesaj paylaştı. Şimdi yeni adıyla X hesabından. Diyor ki, Van ilimizdeki belediye başkanı seçimiyle ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, altını çiziyorum cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. YSK, burada metin okuyalım, isabetli karar. Yani diyor ki AKP Genel Başkan Yardımcısı, YSK'nın akşam saatlerinde vermiş olduğu karar isabetlidir de demiş oluyor. Yüksek Seçim Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum. Yani bu kararın karşısında biz de arkasındayız diyor. Aslında bu fiilen bana kalırsa AKP'nin de genel merkezinin durduğu yeri de, ya da bir eğiliminin durduğu yeri de gösteriyor diye düşünüyorum. Ben biraz bir reklama gideceğiz. Tabii, sonrasında konuşmaya sözüm var. Reklam arasından sonra devam edecek. En sıcak gelişmeleri hep birlikte konuşacağız. Reklamlardan sonra Ali Mahir Başarır bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Hem seçim sonrasındaki krizleri konuşacağız. Hem de iptal edilen bölgelerde neler oluyor, iptal edilen seçimlerde neler oluyor, tartışmalı yerlerde neler oluyor, bunları konuşacağız. Reklamlardan sonra bizimle olun. Akbank Mobil, Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Mesela ekonomi bileti alıp business class'ta uçsanız ne olur? Milyarlık yatırımları yöneten uzmanlar benim birikimlerimi de yönetsin bari olur. E olur, hatta Türkiye'de bir ilk olur. Çünkü milyarlık yatırımları yöneten Akportföy uzmanları şimdi 200 bin TL ve üzeri birikimleri de yönetiyor. Akbank Mobil'den dijital portföy yönetimi hesabı açan tüm Akbanklılar Akportföy uzmanlığına güveniyor. Mobil'in bankası Akbank. Arabayı yıkattıktan sonra yağmur yağmayacağının garantisi yok. Ama Aygaz 100 Oktan'da en az 100 Oktan otogaz ve tasarruf garantisi var. Sen de Aygaz mobil uygulamasından kampanyaya katıl. Her 400 TL ve üstü otogaz alımında 50 TL. Toplamda 100 TL otogaz puan kazan. Üstelik kampanyaya katılan herkese barbekü, ısıtıcı ve kamp ürünleri %25 indirimli. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak. Hep acelesi olana, yani hayatı multi yaşayana Nutraxin Multivitamin. Nutraxin Multivitamin'le hayatı multi yaşa. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digiturk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsor ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Thermomax koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Bana sorup duruyorlar. En iyi tatil fırsatı nerede? İşte burada. Setur fırsatlarıyla yalnızca %25'ini şimdi öde. Tatilini garantile. Üstelik 7500 TL'ye varan World Puan hediyesiyle. Aradığın tatil Setur. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman.
Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Evden bir günden fazla uzak kalacakken kettle'ı fişten çıkarıyorsanız bizim gibisiniz. Sizi de Stablex'e bekleriz. Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Ak Yatırım İştiraki Stablex. Doğru zamanda doğru adres Stablex. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Görüntü işleme sistemiyle siz de mağazanızın takibini yaparak hangi reyon daha fazla ziyaret edilmiş analizlerle öğrenebilirsiniz. Ya da araç takip sistemiyle araçlarınızın anlık konumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle perakende sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Hareketli. İlk röportaj Halk TV'ye. Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsın şaşırmam. Dedi ve 14 büyük şehir, 21 il ve 337 ilçe belediyesini aldı. Ankara, merhaba İstanbul! İstanbul ve daha pek çok büyük şehirde rekor oy artışı. Bu seçim gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin bir ilk adımıdır. Büyük bir birlikteliği kuran Türkiye İttifakı kazanmıştır. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti. Çağrımızla her geçen gün daha kalabalıklaşarak miting meydanlarına koşan emekliler kazanmıştır. 31 Mart tarihi yerel seçimlerinin ardından ilk röportajını Halk TV'ye veriyor. Bunu en çok da %80'e varan desteğiyle kendi hakkı kadar diğerinin hakkını savunmayı bilen gençler kazanmıştır. Özgür Özel, Demokrasi Meydanı'nda. İsmail Küçükkaya soracak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıtlayacak. İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah, yarın 8'de Halk TV'de. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm
temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Reklamlardan sonra sözüm vardı, yine birlikteyiz. 31 Mart seçimlerinin ardından sandık sonuçlarına yapılan itirazları, iptal edilen seçimleri, verilmeyen mazbataları konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Ali Mahir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Umarım siz de iyisiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Hem size hem konuklu hem bizi izleyenlere hatırlatalım. Şirin Payız'ın yaşadığı kaza ve tedavi süreci nedeniyle aramızda yok. Bugün programda... Biliyorum, çok geçmiş olsun. Çok çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Size şunu, en sıcak gelişmeyi sorarak başlayayım Ali Mahir Bey. Yarım saat bizimlesiniz. Çok sorumuz var. Hayati Yazıcı, hem AKP Genel Başkan Yardımcısı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok uzun yıllardır yol arkadaşı. Akşam saatlerinde bir mesaj paylaştı. Dedi ki, Van seçimleriyle ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yani mazbatanın DEM Partili adaya verilmemiş olmasını Van'da cinnet hali olarak tanımladı. Ve YSK'nın akşam saatlerinde bu mazbatayı yeniden DEM Parti'ye verme kararını ise isabetli karar olarak tanımladı. İzleyicilerimize bunu söylemiş olalım. Fakat şöyle bir şey oldu. Reklam arasında hepimizin gördüğü kadarıyla Hayati Yazıcı bu tweetini sildi. Ne düşünüyorsunuz hem bu tweet hem silmesiyle ilgili? Önce şunu söyleyeyim. Attığı tweet gayet yerinde, gayet doğru. Çünkü o da bir hukukçu. Yanılmıyorsam Tayyip Bey'in avukatlığını Cumhurbaşkanı yapan birisi. Şu şiir davası, Cumhurbaşkanı şiir okudum dediği davanın da avukatlarından biri. Bir tanesi. Şimdi şunu söyleyeyim, bakın. O kadar hukuka, akla, mantığa aykırı bir karar ki, yani bir mahkeme bir karar veriyor. Ağır Ceza Mahkemesi. Aklıma şu geldi. Savcı mütalaa vermeden mi bu memnuatları iade etmiş diye düşündüm. Belki ondan dolayı tam bir hukuksuzluk hali olabilir. Savcı esas hakkını, yani sadece bu kadar mütalaa da vermiş. Ve bu karar kesinleşmiş. Ve kesinleşen bir kararla ilgili mazbatalar yer değiştiriliyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Şimdi bu tweet'i atıyorsun, doğru bir tweet. Çünkü bakan ya da AKP'li kimliğine, eski bakan kimliğine bunu atmıyorsun. Hukukçu kimliğine atıyorsun, doğru bir iş yapıyorsun. Ama daha sonra... AKP'li kimliği, yani hukuksuzluğa ortak olan bu partinin kimliği ağır bastığı için siliyorsun. Silmesi çok vahim. Ya atmayacaksın bu tweet'i ya da silmeyeceksin. Sen koskoca yıllarını hukuka vermiş, bakanlık yapmış bir isimsin. Ben yadırgadım. Ama bu tweet'i atması bugün Türkiye'deki seçim sistemini, seçim kurullarının davranışlarını, Yüksek Seçim Kurulu'nu, hukuku tam anlamıyla ortaya koyuyor. Olmaz, olmaz. Ali Mahir Bey, olmaz. Ali Mahir Bey, aslında şunu merak ediyoruz. Hani 24 saatte neler yaşadık denir ya, sonuçta Diyarbakır'daki bir mahkeme bir karar veriyor ve sizin de söylediğiniz gibi seçime 2 gün kala alınmış bir karar. İl Seçim Kurulu bir karar veriyor, Yüksek Seçim Kurulu başka bir karar veriyor. Yani ortada kanun tek, seçim kurulu kanunları tek, seçimin nasıl yapılacağı belli, birbirinden farklı kararlar var. Bunu size şunun için soruyorum. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki farklı eğilimleri izleyen bir milletvekilisiniz. Hatta kitabını yazdınız bunların da. Evet. Raporlarını yazdınız, burada defalarca konuştuk. Siz AKP içinde farklı eğilimlerin veya iktidar içinde farklı eğilimlerin bu kararlarda etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle, bana göre akli selim düşen hala bazı insanlar var. Ve şunu söylüyor, bu gidiş gidiş değil. Bak, aslında sandıktan çıkan sonuç biraz da bu hukuksuzluğun, Anayasa Mahkemesi kararlarının içe sayılması, bir konuda, aynı konuda farklı kararlar verilmesi, bu ciddi anlamda rahatsızlık veriyor. Yani bunu birebir de dün iftar yemeğinde, meclisin iftar yemeğinde bazı arkadaşlarımızla, ismi vermek istemiyorum, AKP'lik konuştuk. Bu doğru değil. Bakın, hukuk
özellikle ceza yargılaması ya da seçim hukuku ya da adli sicil kanunu, bunların hepsi tarafsız olarak isimden, partilerden arınmış olarak uygulanır. Ve partide ciddi anlamda bana göre AKP tabanında, partide, AKP'de görev yapan hukuklarda bu rahatsızlık veriyor. Vermelidir. Bu da işte bunlardan bir tanesi. Bence Bülent Arınç da farklı düşünüyordur. Bence Adalet Bakanı da iç dünyasında yalnız kaldın, biz ne yapıyoruz diyordur. Bunun tek sebebi var. Hukukla, adaletin terazisiyle son 10 yılda o kadar çok oynandı ki. O yüzden Türkiye'de karar kalitesi o kadar çok düştü ki. Ve geldiğimiz nokta, Anayasa Mahkemesi kararını tanınmadı. İşte Ervan'daki olay, rezalet karşımızda. Bu tüm toplumda, AKP'deki bazı akil insanlarda rahatsızlık yaratıyor, yaratacaktır. O zaman şunu sorup arkadaşlarıma bırakayım son olarak. Bize şunun bir haritasını çıkarır mısınız, zihni haritasını? Şu an hangi sandıklarda, çünkü bizi izleyen seyircilerimiz de merak ediyor. Hangi sandıklarda tartışma var? Buraya gelirken Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan adayınız seçimi kazanmıştı. Onunla konuştuk, evet. Seçim iptal edildi. Şu an nerelerde tartışmalar devam ediyor? Bize bunları sayar mısınız Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak? Şöyle, Gazi Osman Paşa İstanbul'da var. Geçersiz oylar sayılıyor. Sayıldıkça bizim oylarımız artıyor. Çünkü geçersiz oylarda birçok yerlerde haksızlık, adaletsizlik yapıldı. Ama çoğu yerde büyük fark olduğu için bu gündeme gelmedi. Aynı şekilde Niğde'nin Çamarlı ilçesinde oylar tekrar sayılması istendi. 3 farkla burası kaybedildi. Bakın, 3000 küsürlerden 2200'e kadar Hatay'da geçersiz oylardan dolayı sürekli düşüyor. Türkiye'nin birçok yerinde bunlar tekrar sayılıyor. AKP'nin itiraf ettiği Gazi Osman Paşa gibi ilçelerde de geçersiz oylarda lehimize bir artış var. Bu çok önemli, ciddi bir örnek. O yüzden bu mücadeleyi şu anda milletvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimiz, hukukçularımız, partinin görevleri Türkiye'ye yayılmış vaziyette. Yaklaşık 10 tane milletvekilimiz Hatay'da, İstanbul milletvekilleri Gazi Osman Paşa'da, bir kısmımız Kayseri'de, bir kısmımız Niğde'de. Türkiye'nin her yerinde çok ciddi bir mücadele veriliyor. Çünkü ıslak tutanaklar var, geçersiz oylarla ilgili bir sıkıntı var. Bu geçersiz oylara bakacağız. Gerçekten işte mühür çıkmış, taşma mı var, yazı mı yazılmış, iki partiye mi oy verilmiş, bunların hepsinde sıkıntılar var. Hatta ciddi anlamda bunlar sayıldığı zaman göreceksiniz ki en az 3-4 bin oy tekrar gelecek. Hatay tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak. Bu mücadeleyi şu anda... Biraz mikrofona yaklaşarak konuşmanızı rica ediyor arkadaşlarımız. Sesiniz daha iyi gelecek. İzleyicilerimiz de sizi daha iyi duyacak. Ali Mahir Bey... Her yerde hukuk mücadelesini veriyorum. Evet. Ali Mahir Bey, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrar edilmesi kararı alındı. Kuşkusuz buna itiraz edeceksiniz. Karar değişebilir ama şimdilik böyle. Bir görüntü var. Aslında Türkiye'nin gündemine düştü 31 Mart'tan beri. Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri milletvekili, seçim kurulunu halk tabiriyle basarak ve bu şekilde bir tür kargaşa ortamı yaratarak, buradan sesini veremiyoruz, ağzından çıkan bazı sözler var. Bir takım sinkaf içerikli sözler. Bu sinkaf içerikli sözlerle seçim kuruluna hitaplarda bulunarak itiraz ediyordu ve sonunda seçim iptal oldu. Bu görüntüleri, sonunda seçimin iptal olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Seçim kurullarına böyle bir baskı mı var? Seçim kurullarına böyle bir dayatma mı var sizin aleyhinize yönelik? Çünkü Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'nı kazanan adayınızla da konuştuk. Kendisi aslında hiç olmayacak gerekçelerle seçimin iptal edildiğini iddia ediyor. Efendim bakın, Türkiye'de bir oyla seçim kaybettiğimiz elde ve ilçeler var. 4 oyla kaybettiğimiz ilçeler var. Şimdi biz medeni ve hukuk çerçevesinde bir mücadele veriyoruz. Ama burada görüyoruz ki bu beyefendi hakkında bir sefer bir fezleke gelmesi lazım. Bu milletvekili ve arkadaşları seçim kurulunu baskı altına almıştır. Şimdi ben Kayseri milletvekilliğimizle görüştüğümde bu bir skandal bir karar dedi. Şimdi Haziran'da tekrar seçim yapılacak.
Ama seçimin iptal olması hiçbir makul bir neden yok dedi. Şimdi tekrar itiraz ettiler. Bakalım Van'da olduğu gibi bu rezalete Yüksek Seçim Kurulu çözüm olacak mı bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, maalesef ki Türkiye'de sorunsuz, hukuka uygun bir seçim geçiremiyoruz. Tam seçim kapandı, işte bir sürü belediyeyi kazandık, başladılar. Aynı Kayseri'de olduğu gibi, aynı Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi Süleyman Soylu hakime gider. Niye gider hakime Süleyman Soylu? Eski bir İçişleri Bakanı niye hakime gider efendim? Gazi Osman Paşa'da sizin televizyon programında çok konuştuk. Süleyman Soylu'nun birçok acayip ilişkileri vardı. Sizin programda konuştuk. Benim kitaba konu oldu. Mafya devlet siyasette. Niye gidersin sen? Hangi sıfatla gidersin? Sen eski bir bakansın. Niye gidersin? Ve daha sonra da onun üzerinden bir tartışma oluyor. O yüzden ben YSK'yı buradan uyarıyorum. Yapmayın. Bakın Türkiye'nin birçok yerinde, büyük şehirlerinde, ilçelerinde, illerinde Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Birkaç ilçe için, belde için şahsiyetinize, duruşunuza, yasalara, seçime gölge düşürmeyin. Şu milletvekiline bakar mısınız? Bıraksalar orayı basacak, belki sandıkları yakacak adam. Soruyorum, neden tepki? Niye peki biz gidiyoruz, dilekçemizi koyuyoruz, dilekçemizle itirazımızı hukuki gerekçelendirerek yapıyoruz. Beyefendi niye bunu yapıyor? Çünkü mafya mantığı zor kullanma. İki şekilde bunu yapıyorlar. Bak, bir, seçim kanununu delik deşik ediyorlar. Yani kanunu örseleyerek yapıyorlar. Bir de tehditle yapıyorlar. Erdemli'de, Mersin'de emniyet müdürü valiyle görüşmesek, biz milletvekili olarak Erdemli'ye gitmesek, 46'dan beri kazanamadığımız bir yer partimiz yapılacaktı. Binlerce insan partiyi basmaya kalktı. Çok az farkla kaybettik orada biz seçimleri. Şimdi olmuyor işte. Bu şekilde bir seçim olmuyor. Kayseri'de ve Hatay'da seçime gölge düşmüştür. Açıkça söylüyorum, gölge düşmüştür. Ali Mahir Bey, Seyhan'ın size sorusu var ama tekrar mikrofona yaklaşarak konuşmanız gerektiğini hatırlatıyorum. İyi akşamlar. Çok daha iyi sizi duymak Ali için. Ali Mahir Bey, hoş geldiniz. Şimdi ben tekrar Van'a dönerek bir şey sormak istiyorum. Sizin hukukçu kimliğinize dayanarak. Şimdi kararı şimdi okudum aslında ben. Biz bir geri iadenin olduğunu biliyorduk, ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının da gerekçesinde diyor ki Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Aralık'ta verdiği memnun hakların iadesi kararının kaldırılmasına ilişkin 15 günlük itiraz süreci devam ediyor. Bu nedenle Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği devam ettiği için böyle bir karar vermiş. Yani izleyicilerimize daha net anlatayım. Diyor ki biz bu kararı kaldırılmasına ilişkin bir karar verdik. Ancak 15 günlük itiraz süresi var ve bu 15 günde Abdullah Zeydan vekilleri buna itiraz edebilir diyor. Şimdi kararı itiraz edilmesi halinde sonuç çıkana kadar Abdullah Zeydan belediye başkanı mazbatasını aldı, göreve başladı. Bir ihtimal mazbatası elinden alınıp meclisteki bir başka üyeye başkanlık verilir mi? İkinci ihtimal, sonuç negatif gelirse, hukuki olarak sonuç reddedilirse, bu itiraz reddedilirse yeniden mazbatanın AKP'li adaya verilmesi söz konusu olur mu? Yani ben görüyorum ki bu karardan, Yüksek Seçim Kurulu kararından hukuki bir açık var burada. Aslında bakın Sayın Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Hukuki bir açık asla yok. Sadece itiraz süresi var diyor. O itiraz süresinin ne diyor? Bu mazbatayı AKP'ye vermemiz doğru değil diyor. Dediği şey bu. Ama olayı bir bütün olarak başından sonra bakarsanız ilgili Ağır Ceza Mahkemesi memnun hakların iadesi kararı vermiş ve kesinleşmiş. Bitmiştir konu. Konu bitmiştir. Bu konunun üzerine yorum yapmak çok yani fazla doğru. Yani sürecin sonunda bir daha bir AKP'ye verme şeyle karşılaşmayız diyorsunuz. Karşılaşmamalıyız diyorum. Çünkü AKP'nin olduğu bir hukuk, AKP'nin içinde olduğu bir hukuk sürecinde şapkadan işte cin çıkabiliyor, şişeden cin çıkabiliyor, tavşan çıkabiliyor, her şey olabiliyor. Olmamalı diyorum. Ve utanç verici bir durum diyorum. Bakın bu noktaya gelmesi bile utanç verici bir durum. Yanlış anlamayın, bu benim düşüncemde, bunu çok değerli profesörlerle, ceza profesörleriyle konuştum. Ceza açısından
Memnu hakların iadesi müessesesinden, adli sicil esasından hepsine kadar baktık efendim. Yani tartışılmayacak bir şey. Seyyan Avşar, Ali Mahir Başarır, bitti, ismimiz bu. Yani bunu değiştiremezsiniz. 2-2 daha 4 ama maalesef ki 5 edebiliyor, 3 edebiliyor. Durum bu. Bahadır'ın bir sorusu olacak Ali Mahir Bey. Ali Mahir Bey, şimdi Van olayında gördük, Hayati Yazıcı bir açıklama yaptı, geri sildi. Ama orada büyük olaylar da çıktı tabii. Bir tür cinnet hali olarak tanımlanmıştı. Pınarbaşı'na bakıyoruz, MHP milletvekili orayı basmış. Gazi Osman Paşa diyoruz, siz Süleyman Soylu diyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman bu tür vakaların çıktığı yerlerde çok yerel düzeyde kalan itirazlar ya da olaylar mı, yoksa siz burada böyle sistematik bir şey görüyor musunuz? Hani bir siyasi bir bağlantı var mı? Yoksa sadece yereldeki çıkarlarla ilgili çok da böyle genelleştirilemeyecek bir durum mu? Çünkü yanılmıyorsam Erdoğan'ın açıklaması, hani bir tür Van'daki olayı sanki orada bir el karıştırmaya çalışıyor gibi, evet, anlamına gelecek bir açıklamayla, evet, aslında tarif etti. Siz baktığınız zaman orada bir şey görüyor musunuz? Bu bütün bu olaylarda bir bağlantı ya da bir kesimin, iktidar içinde bir grubun mu, yoksa işte MHP içinde mi, MHP odaklı bir şey mi? Birileri yoksa Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor mu? Seçimi bir şey mi? Evet, özeti bu. İki şeyi söyleyeyim. Bir seçim zaferini, bir partinin seçimdeki galibiyetini maalesef ki bu olaylarla gölgede bırakmak istiyor. Ama bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar sonra, en son 1 yaşındaydım herhalde böyle bir oyu aldığında. Hatta seçim meydanında annemin kucağında resmimiz var. Ben yoktum. Evet, siz yoktunuz. Buna gölgeye düşürmeye çalışıyorlar. İki, çok mesela Mersin, Adana, Antalya'da bazı il ilçeler açık farklar var. Buna teşebbüs edemiyorlar. Ama kritik yerler, 100 oyla, 200 oyla, 300 oyla kazanılmış yerler ya da sandıkta kafa kafaya giden yerlere zaten çok kirli müdahaleler olmuş. Şimdi buraları almaya çalışıyor. Kim yapıyor? Süleyman Soylu. Bir sefer Süleyman Soylu oy kullanmak için okul salonuna girse zarfları sayarım ben çıkarken. Yani o kadar net söyleyeyim. O sebeple bu adamların hepsi Kayseri milletvekili, partisinden ihraç edilmiş, daha sonra tekrar milletvekilliği yapılmış. Davranışının hiçbir mazereti yok. Süleyman Soylu hakime gidiyor, konuşuyor. Hiçbir mazereti yok. Çünkü her partinin sandık kurullarında okul sorumluları var. Bunlar gider zaten görüşebilir. Yani burada kritik olan yerleri alıp en azından bir parça durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi ıslak imzalar bizde. Keşke soylar tek tek sayılacak. Yanlış hesap Bağdat'tan doğacak. Çünkü yani, tartışmalı yani bir şeylik ıslak imzalarımız var. Çok özür dilerim. Yani dolayısıyla demek ki tesadüf değil. Yapabildikleri yerde birileri sürekli itirazlarla, işte bu tür iptal ettirmeye çalışaraktan, baskı uygulayaraktan sonuç almaya çalışıyorlar. Yani burada bir yerel düzeyde kalmış şeyden bahsetmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bakın, Van'daki olay, Van karışıyor, Hakkari karışıyor, sokaklarda yürüyüşler oluyor. Çünkü bu halk iradesine bir darbe. Bunu istiyorlarsa bu bir felaket. Bunun bu ülkeye, bu topluma, bu devlete hiçbir faydası olmaz. Birileri kirli ellerini sandıktan çeksin, halk iradesine saygı göstersin. Bu bir darbe girişimidir. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Bir parti %55, bir parti %22 almış ve mazbataları yer değiştirme teşebbüsünde bulundular. Ali Mahir Bey, siz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilisiniz. Meclisteki en yetkili isimlerden birisiniz Cumhuriyet Halk Partisi adına. Size şunu sormak istiyorum. 31 Mart öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın seçimden yorulduk açıklamasını konuşuyorduk. 31 Mart gecesinde ise erken seçim olur muyu konuşmaya başladık aynı gün içinde. Özgür Özel, Genel Başkanınız, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda şimdilik böyle bir stratejinizin olmadığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde erken seçim isteyebilir mi? Veyahut da şunu sorayım, Türkiye erken seçime gebe mi sizce? Öncelikle şunu söylemek isterim. Bakın, bir sefer yeni anayasada erken seçim gibi bir kurum yok.
meclisin seçimlerin erken yapılmasının iki şekli var. Ya Cumhurbaşkanı meclisi feshedip karar alacak ya da meclis bu kararı alacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani meclis çoğunluğu bizde değil. Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir karar alması lazım. Bu bir. İkincisi, biz büyük bir seçim zaferi elde ettik. Ve burada özellikle belediyelerimizle emekliye, işçiye, işsize, öğrenciye dokunacağımızı genel seçime kadar onların bir anlamda yoksulluk sorununu çözmeye çalışacağımızı kendi imkanlarımızın el verdiği ölçüde söyledik. Ve seçimden hemen sonra, bayramdan sonra Anadolu'yu tekrar gitmeye başlayacağız. Yani şunu herkes bilsin ki halkın tüm sorunlarının takipçisi olacağız. Bu seçimde çok dolaştık, çok konuştuk, çok anlattık, vaatlerimizi sıraladık, başarılı olduk. Biz bunları tekrar yapacağız ve meclise emekli için, işçi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama genel seçimler 8 ay gibi bir süre olmuş yapılalı, 9 ay. Bunun üzerinde erken seçim, işte bunun üzerine siyaset yapmak ne kadar doğru ayrı bir konu. Ama Türkiye'nin bir felakete gittiği, ekonomisinin, hukukunun gerçekten alt üst olduğu bir gerçek. Seçimden sonra dediğim gibi etkili muhalefetle sokağa dolaşarak, insanlara dokunarak süreci takip edeceğiz. Ve beyefendi böyle bir karar alacak mı almayacak mı göreceğiz. Ali Mahir Bey, biz gazeteciler seçim sürecine yoğun çalıştık ve zaman zaman iller bazında konuşuyorduk. Hangi ilde ne olacak? Özellikle İstanbul, Ankara'yı, büyük şehirleri konuşuyorduk. Açıkçası biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar büyük bir zaferini beklemiyorduk. Siz de Cumhuriyet Partisi'nin içerisinde yoğun mesai harcayan bir siyasetçi, bir milletvekili olarak. Siz bu kadar büyük bir zafer bekliyor muydunuz? Şöyle bekliyordum. Çok yakınlarım, ailem, arkadaşlarım, bazı televizyon programına katılma şansım fazla olmadı. Çünkü ben yaklaşık 97 belde, ilçe ve il gezdim. Bu seçim sürecinde, seçim otobüsüyle. Bazı zamanlar otobüste tıraş olduk, gömleğimizi değiştirdik. Yani orada uyuduk, o şekilde çalıştık. Ama otobüsümüzün şoföründen eşime telefonla arkadaşlarıma kadar 14 büyükşehir alacağımızı, 14 büyükşehir alacağımızı %35'in üzerinde uzun olacağını söyledim. Çünkü hesap çok açıktı. Biz yaklaşık 16 büyükşehirde %40'ın çok üstünde oy alıyorduk. Tüm anketler bunu gösteriyor. Peki halktan en çok ne duydunuz? Yani sistem olarak özellikle AKP'li seçmenlerden ne duydunuz sahada? Bir, en çok duyduğumuz açız, kurtarın bizi. Açız, kurtarın bizi. Bakın ben bunu çok duydum. Bunu herkes söyledi. Kurtarın bizi. Çok duydum bu lafı. O zaman seçimi biraz ekonominin sonucu olarak da seçim sonuçlarını yorumluyorsunuz değil mi? Tartışmasız, bakın emeklinin durumu, işsizlik, çiftçinin durumu. Özellikle biz yemeklerimizi hep akşam iftarda, belediyelerin iftar sofralarında yedik. Bir sefer 10 yıl önce kadar burası sosyalleşip insanların gelip iftarını açtığı, gösterileri izlediği, oturduğu yerlerdi. Bugün on binlerce insan büyük şehirlerin iftar sofralarında karnını doyuruyor. Evinde tencere kaynatamıyordu çünkü. O yüzden bu net bir şekilde ekonomi. Bir düşünün, emekli maaşı Antalya'da, Muğla'da 10 bin lira, ev kirası 15 bin lira. En düşük ev kirası. Neyi konuşuyoruz? Sözün bittiği yerdi yani. O yüzden ekonomi, şunu çok duydum. Açız, kurtar bizi. Bu çok 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 üzüntü verici, seçimin ana konusu. Bahadır. O zaman ekonomi düzeldiği zaman acaba AKP açısından siyasi tablo da düzelir mi? Çünkü bir 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bir Mehmet Şimşek promu uygulanıyor. Dışarıdan bir para girişi için işte bir umut var. Yılın ikinci yarısında dünyada bir para bolluğu, en azından batıda faizler düşeceği için, Türkiye'de faiz arttırdığı için bir fon akını bekleniyor. En azından Mehmet Şimşek'in projeksiyonu bunu gösteriyor. Hatta Mehmet Şimşek diyor ki bugün düzeliyoruz, iyiye gidiyoruz ve yakında bu programı uygularsak çok daha iyi pozisyona geleceğiz. Sizin bahsettiğiniz ekonomik sorunları çözebilecek bir
iyileşme mi bu? Yoksa hani aynı zamanda AKP açısından siyaseti de siyasal durumda düzeltir mi? Çünkü bugün Erdoğan'ın kulis olarak yansıdı ama birebir aktarılmış toplantıda MYK. Evet. Orada diyor ki emekliler ve işte boş tencevizinden kaybettik. Yani tespiti böyle yapmış. Demokrasi dememiş, işte haklar dememiş, adalet dememiş, dış politika dememiş. Böyle bir tespit yaptığı için de çok kolay yani ileride düzeltilebileceği bir tablo olarak da gördüğünü gösteriyor. Siz nasıl buluyorsunuz? Çünkü siz de onu söylediniz. Yani emekliler belirledi, yoksulluk belirledi. Bu tablo düzelir mi? Düzelirse siyaseten de AKP için yine daha uygun bir ortam doğar mı? Bakın efendim, bu tablo biraz düzeldi, işte kazanabilir mi? O apayrı bir tartışma konusu. Çünkü bunu etkileyen adaletsizlik, hukuksuzluk, özgürlükler, yani AK Parti iktidarının uzun süre verdiği artık insanlardaki iştahsızlık, memnuniyetsizlik apayrı şeyler. Ama ekonomiyi düzeltmek, hani gerçekten ben bunu isterim. Geçinebilen bir emekliyi, daha az faiz ödeyen bir ülkeyi, enflasyon tekhanesi düşmesini, faizlerin tekhaneleri düşmesini, dış borcumuzun 500 milyar dolardan 100 milyar dolara düşmesini, sizce bu olabilecek bir şey mi? Çünkü sistemdeki sorundan kaynaklanan birikimin patlaması bugün. Ve bu sistem değişmediği sürece ekonominin düzeleceğini ben zannetmiyorum. Nasıl düzeltecek? Pencereleri nasıl dolduracak? Şimdi emeklinin maaşını yarın 17 bin lira yaptık. Çok güzel, yapalım hemen. Ama 3 ay sonra gelen zamlarla emeklinin maaşı yine 10 bin lira. Kiraya, elektriğe, doğalgaza, mazota işi gitti. Sorun ne? Ne verdiğimiz önemli değil. Verdiğimizde insanlar ne alıyor, ona bakmalıyız. Verilen ne? İnsanlar geçinemiyor. Evet, şundan söyledim ben. Bir Mehmetçik Bek programı uygulanıyor. Buna destek var. Batı'dan da destek var. TÜSİAD da çok net açıklama yaptı büyük sermaye. Kesinlikle uygulayın, devam edin diye. Çünkü bu böyle düzlüğe çıkacağız diye. Bunu sadece AKP düşünmüyor. Türkiye'de bir kesim iktisatçı da düşünüyor ve özellikle sermaye kesimleri çok büyük destek veriyor. Siz parti olarak Mehmet Şimşek programının bu şu anki halini düzeltebileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü biraz AKP'yi aşan bir program bu. Kabul edelim. Efendim, AKP'yi aşıyor. Neredeyse Batı sermaye kesimlerinin de finans dünyasında desteklediği, başarılı olmasını istediği bir program. O açıdan sordum. Şimdi Batı'daki finans merkezleri tabii ki bunu destekleyecektir. Dünyanın en büyük faizini vererek borçlanan ülke biziz. Şu anda Türkiye'deki faiz, mevduat faizi %60. Bankası aylık %5, 1 milyon lirada 50 bin lira para veriyor. Bugün tüketici kredisi, konut kredisi %70'lerde imkansız kullanabilmek. Ve dediğim gibi Türkiye bütçesinin 1/3'ünden fazlası faize gidiyor. 1/3'ü garantili kamu projelerine gidiyor. 1/3'üyle sarayı, devleti döndürmeye çalışıyoruz ve bu maaşları veriyoruz. Sistemin kendisi iflas etmiştir. Bu sistem zaten milletin yakasını, iki yakasını bir araya getirmemiştir. Sistemdeki sakatlık. Mehmet Şimşek diyecektir, göreceksiniz. Yani Mehmet Şimşek bu programı uygulayacak ama bu programı uygulayacak, metotları uygulayacak Türkiye'de bir sistem yok. O yüzden bunu söylemek istiyorum. Bir kez daha söylüyorum. Bütçemizin 1/3'ünü faiz olarak ödüyorum. Ben pek mümkün görmüyorum ama yine söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak emekli için, işçi için, çiftçi için meclise bir şey yapmamız gerekiyorsa hemen. Bu saatte ceketimi giyerim, meclise giderim. Hemen. Çünkü biz insanların açız. Kurtarın bizi cümlesini duymaktan memnunum. Ama Şimşek programına destek vermiyorsunuz. Çünkü bu diyorsunuz faizciyi besliyor. Yani kesinlikle. Sermayeyi besliyor, emekçi. Batı sermayesi, tamam. Türkiye'deki belli sermaye grubu bunu bayılarak destekleyecektir. Çünkü 85 milyon çalışıyor, vergi ödüyor. Bir grup insan faizle zenginleşiyor. Bu kadar yani. Ali Mahir Bey, geçtiğimiz günlerde pazartesi günü bu ekranlarda da konuştuk. AKP'li bir siyasetçiyle konuşmuştum ben. Kendisinin şöyle bir tespiti vardı. Seçmenimiz sandığa gitmedi. Bize ders verdi. Seçmenimiz halen bizden vazgeçmiş değil. Bu bizim için bir uyarıydı. Sizce
sandığa gitmeyip AKP'ye oy vermeyen ya da giderek oyunu yakan seçmen AKP'den vazgeçmemiş midir hala? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle yine Barış Bey'le bir programda söylediğin cümleler çok yanlış anlaşılmıştı. Bu seçmen tercihleriyle ilgili hatta programdan sonra Sayın Terkoğlu'yla ya ben böyle bir şey demedim. Evet demediniz ama böyle bir anlam çıktı dedi. Hatırlıyor musunuz? Seçmen oyunu verir gibi bir. Bakın ben şunu söyleyeyim. Emanet oylar, bir partinin oyları. Bence bu kavramlardan Türkiye kurtulmalı ve artık her oyun bir emanet olduğunu bilmeli. Seçmen de bilmeli, parti de bilmeli. Her oy bir emanettir. Bugün bize verilen %38 civarında oy bir emanettir. Yarın biz yanlış işler yaparsak halk bu emaneti geri alır. Bunu niye söylüyorum? Artık takım tutar gibi parti tutup klişe alışkanlıklarımız ve ön yargılarımız, tercihlerimizi belirlememeliyiz. Bizimse taban içinde AKP tabanı içinde. Biz bizi üzeni sandıkta üzmeliyiz. O yüzden emanet oy dediğimiz şey her oy bence bir emanet. Emanet olmalı. Bu emaneti iyi koruyan, bu emanetin namusunu gibi gören iktidarlar, partiler başarılı olur. Bunu AKP gibi görmeyip saraylarda yaşayıp halkı aşağılayanlar da kaybeder. O yüzden ben AKP seçmeninin de artık bir parça böyle gördüğünü düşünüyorum. Bizim seçmenimin de kızdığı noktalar vardı. Sandığa gitmeyenler oldu. O sebeple bunu biz sokakta da söyledik. Seçmen artık takım tutar gibi parti tutmayacak. Her oyunun bir emanet olduğunu, gerçek patronun kendileri olduğunu çok rahat bir şekilde sizleri interneti takip ederek iktidarları cezalandırabileceğini bilecek. O yüzden ben emanet kavramından hoşlanmıyorum. Her parti emanet oy aldığını bilmeli. Ali Mahir Bey, bize ayırdığınız sürenin dolduğunu biliyorum ama müsaade ederseniz son bir soru sorarak sizi uğurlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmalarına alışığız. Ama balkonda böyle yalnız olmasına pek alışık değiliz. Cumhurbaşkanı bu kez balkona yalnız çıktı. Seçimin sonucuna yordu herkes. Ve ardından geniş bir kabine revizyonu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vitrinin değişeceği beklentisi oluştu. İçeriden yansıyan kulisler de böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu değiştirir mi? AKP vitrini değiştirir mi? En önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rotasını değiştirir mi? Şimdi efendim şunu net bir şekilde söyleyeyim. Cumhurbaşkanı kabineyi değiştirir, MHK'yı değiştirir, il başkanlarını değiştirir. Ama sonuç değişmez. Cumhurbaşkanı o kafayı değiştirmesi lazım. Kibrinden vazgeçmesi lazım. Hakaretinden, toplumu ayrıştırmasından, tehditlerden, üstenci konuşmalarından vazgeçmesi lazım. Artık bir parça bilimi, aklı, gerçekten bu ülkenin aydınlarını dinlemesi lazım. O sebeple Cumhurbaşkanı Nebati'yi gönderir, Mehmet Şimşek'i getirir. Hayat Yazıcıoğlu'nu yolluyorlar, işte bu Adalet Bakanlığı'nı getirir. Ama önemli olan Cumhurbaşkanı'nın kafasının değişmesi. Türkiye'yi normalleştirmek. Hukuka, adalete inanması. Ve bir kez daha söylüyorum. Toplumu ayrıştıracak nefret dilini artık kullanmaması. İşte tezekmiş, namussuzmuş, bunlar çöpmüş. Bu lafları kullanmaması gerekiyor. Bizlerden de kimsenin kullanmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı o sebeple tüm bakanları değiştirebilir, aynı sonucu yaşarız. Kaç tane ekonomi bakanı değişti? Benim bildiğim 5 tane, 6 tane değişti. Ne değişti efendim? Çünkü kararı beyefendi veriyor, tek adam veriyor ve o tek adamın da aklı ancak bu kadar yetiyor. Ali Mahir Bey, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu. Son olarak buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Yani Barış Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben de size uzun süredir yayına çıkma imkanım yoktu. Evet. Biz bir kredi aldık toplumdan. Bunu iyi kullanmak istiyoruz. Topluma dokunmak istiyoruz. Ve seçimler hemen sonra partinin otobüs sayıları artacak. Anadolu'yu genel seçimlere kadar yarın seçim olacak gibi karış karış gezmeye devam edeceğiz. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplumla dertleşmeye, toplumun sorunlarını sert bir şekilde parlamentoya getirmeye, sokağa taşımaya devam edeceğiz.
böyle başarılı olduk. Bu başarınla böyle devam edip ilk seçim erken olur, zamanında olur. Dileğimiz 2028'den önce olmasıdır. Bu ülkeye adaleti getirip zalimlerden bu ülkeyi kurtarmaktır. Teşekkür ediyorum. Günden bayramımızı da kutluyorum. O zaman biz de bu gündemlerin hepsinde sizi ağırlamaya devam edeceğiz diyerek biz de buradan size bir söz vermiş olalım. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bizimleydi. 31 Mart sonrası sandıklarda yaşanan tartışmalarla başladık. Sonra iktidar cenahına uzanan bir perspektif sundu Ali Mahir Başarır bize. Şimdiki konuğumuz aslında 31 Mart'ın belki de en çok tartışılan siyasi partisinin temsilcisi. Yeniden Refah Partisi'nden söz ediyorum. Çünkü bu seçime gidildiğinde belki de tahmin edilmeyen şeylerden bir tanesi Yeniden Refah Partisi'nin 3. büyük parti olarak seçimlerden çıktığı gerçeğiydi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1. parti çıkması da beklenmiyordu. Ama Yeniden Refah Partisi'nin de bu denli sivrileceği beklenmiyordu. O yüzden biz de ortada böyle bir gündem varken Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ü programımızda ağırlamak istedik. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Biz de size iyi yayınlar diliyoruz. Yeniden Refah Partisi 31 Mart'tan beri daha çok tartışılıyor, daha çok konuşuluyor. Özellikle 2028'e doğru giderken Yeniden Refah Partisi'nin geleceği, Türkiye'nin geleceğiyle ne kadar kesişir bu tartışılıyor ama ben size müsaade ederseniz ilk soruyu sorayım arkadaşlarımdan da izin isteyip. Siz 31 Mart seçimlerinin sonucunun Yeniden Refah Partisi adına bu şekilde sonuçlanacağını tahmin ediyor muydunuz? Çünkü CHP, Cumhuriyet Halk Partileri de soruyoruz bunu ama size de sormak istedik. Buyurun. Evet, öncelikle tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Elbette biz daha fazlasını öngörüyorduk. Biz en azından %20 oy alabileceğimizi öngörüyorduk. Çünkü sahada biz bunu da zaten müşahede etme imkanı bulduk. Fakat bize muazzam bir ambargo ve karalama kampanyası ortaya konmak suretiyle bizim oylarımızın bir kısmı maalesef hem seçimde sandığa gelmemek suretiyle hem de başka partilere gitmek suretiyle oylarımızın bir kısmı maalesef bizim partimize verilemedi. Ama yine de çok şükür %7 almak suretiyle bir bakıma psikolojik eşik olan, yani aynı zamanda parlamentoya girme eşiği olan %7 barajını yakalamış durumdayız. İnşallah tabii vites yükseltmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonrası derhal tüm planlarımızı yapmak suretiyle Anadolu buluşmaları programlarımızı başlattık. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey, dün yapmış olduğumuz Başkanlık Divanı toplantısında derhal Anadolu buluşmalarına başlama talimatını verdi ve biz inşallah yine karış karış Anadolu'yu, köyleri, ilçeleri, illeri, büyük şehirleri dolaşmak suretiyle seçimlere hazırlanacağız inşallah. O zaman araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Mehmet Bey, sizin hemen seçimlerin ardından bir erken seçim açıklamanız vardı. Hatta bu meseleyi ilk dile getiren isimdiniz. Pazartesi de bizim programımızda sizin o sözleriniz konuşuldu. Ama bugün Suat Kılıç, partinizin bir başka önemli ismi, hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, şu anda böyle bir stratejinizin olmadığını söyledi. Bu konuda bir kafa karışıklığı mı var Yeniden Refah Partisi'nde, yoksa erken seçim demeye devam edecek misiniz? Ben şöyle ifade etmiştim. Pazartesi günü Teşekkürler İstanbul konuşması yapmıştım. Aynı zamanda teşkilatlarımıza, basın mensuplarına, bizimle birlikte sahada dolaşan yaklaşık 100 bin kişilik kadromuza, aynı zamanda İstanbul'da bize oy veren ve vermeyen tüm seçmenlerimize teşekkür etmiştim. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, milletvekillerimize, başta Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey olmak üzere, tüm Türkiye'deki teşkilatlarımızın bize İstanbul'da vermiş olduğu desteğe teşekkür için bir basın toplantısı düzenlemiştik ve o toplantı sonrası bir gazeteci arkadaşımızın sorduğu soru üzerine erken seçime ihtiyaç olduğunu ifade etmiştim. Evet. Çünkü benim sahada görmüş olduğum şartlardan dolayı bu ifadede bulunmuştum. Ve bu ifadenin de aslında sahada görmüş olduğum şartların bir tezahürü olarak ifade etmiştim. Dün yapmış olduğumuz Başkanlık Divanı toplantısında erken seçimden ziyade
ekonomik şartların iyileşmesi için bizim yine daha önce AK Parti hükümetiyle yapmış olduğumuz protokoldeki 30 maddenin hayata geçmesi için bizim hükümete ısrarcı olmamız konusunda bir bakıma böyle bir karar almış bulunmaktayız. Yani 30 maddenin hayata geçmesi aslında bir reçete. Bu reçete hayata geçtiği takdirde Türkiye'deki ekonomik problemlerin ortadan kalkması ve bir bakıma istikrarın devam etmesine ilişkin bizim yeniden Refah Partisi olarak üzerimize düşeni yapalım, üzerimize düşen sorumluluğu alalım şeklinde bir karar çıktı. Biz de bu kararı uygulamaya devam edeceğiz. Seyhan Avşar. Sayın Altunöz, öncelikle hoş geldiniz, iyi akşamlar. Gazze meselesi. Hoş bulduk Seyhan Hanım. Yeniden Refah Partisi'nin en çok konuştuğu meselelerden biriydi. Şüphesiz seçimi kaderini ekonominin belirlediğini söylüyoruz ancak Gazze meselesi de seçimin kaderini belirlemiş gibi gözüküyor. Partinizin tutumu bu konuda çok netti. Sizce Gazze meselesi bu seçim sürecini ne kadar etkiledi? Neresinde tam olarak bu sizin galibiyetinizin? Evet, bizim seçmenimizin hassasiyeti malum. Filistin bizim kırmızı çizgimiz. Kıbrıs bizim kırmızı çizgimiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Elbette Gazze'de şu anda yaşananlar da bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir durum. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey 7 Ekim günü yapmış olduğu açıklamada derhal Gazze'ye Türk askerinin gitmesi yönünde bir açıklamaydı ve Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İstanbul Milletvekili olarak bir teklifte bulundu. Türk askerinin Gazze'ye gitmesi için derhal bir çalışma yapılmasını ifade etti. Fakat o günden bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere bu konuda bir adım atmadı. Hatta dediler ki İsrail'e savaş mı açacağız? Bazı AK Parti yöneticileri böyle bir ifadede bulundu. Hayır, biz İsrail'e savaş açmayacağız ama Erbakan hocamız başbakanlığı döneminde El Halil kentine Türk askerini göndermişti. İsrail'e de savaş açılmamıştı. Yani orada Türk askerinin gitmesiyle bir bakıma caydırıcılık ortaya konacaktı. Türk askeri dünyanın en güçlü askeridir. Bizim askerimiz bir yerde konuşlandığı zaman orada huzur olur, güven olur, barış olur, sulh olur. Yani orada insanlar rahatça yaşarlar, barış içerisinde yaşarlar. Genel Başkanımızın bu tavsiyesi dinlenilseydi Gazze'de şartlar bu noktaya gelmezdi. İkincisi, Sayın Genel Başkanımızın yine bir neler yapılacağına ilişkin sunmuş olduğu bir paket var biliyorsunuz kamuoyunun gündeminde. İlk yapılacak iş, Amerika biliyorsunuz İsrail'e destek veriyor. Amerika'nın İsrail'e olan desteğini kırmak için Adana'daki İncirlik üssünün derhal kapatılması. İkincisi, Malatya'da yine İsrail'in güvenliği için kurulmuş olan Kürecik radar üssünün kapatılması. 3. Bizim büyükelçimizin derhal oradan çekilmesi. 4. Ankara'daki İsrail büyükelçisinin derhal sınır dışı edilmesi. 5. Bütün yapılan siyasi ve ticari protokollerin derhal iptal edilmesi. 6. İsrail'le ticaret yapan Müslüman ülkelerin o ülkeyle ticaret yapmalarının engellenmesi için derhal İslam Kalkınma Örgütü'nün ve D8'lerin toplanması. Yani bunları Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey dile getirmişti. Bunlar şu ana kadar uygulansaydı Gazze'deki şartlar bu noktada olmazdı. Bunu ifade edebiliriz. Bir adım daha ileri gideyim. Ben yapmış olduğum seçim kampanyasında da vatandaşlarımıza iftar programlarında aynı zamanda topluluklara hitap ettiğim zaman sordum. Dedim ki, değerli İstanbullular, kıymetli kardeşlerim, değerli vatandaşlar, ben size bir soru sormak istiyorum. Eğer şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Erbakan olsaydı, İsrail Gazze'ye saldırabilir miydi? Saldıramazdı. Esas mesele böyle başlıyor. Yani bir irade ortaya koymak lazım. Siz bu iradeyi ortaya koymazsanız İsrail Gazze'de hala zulmünü devam ettiriyor. İnsanlar şu anda aç. Gazze'de şu anda insanlar oruçlu ama sadece suyla oruçlarını açıyorlar. Yemek yiyemiyorlar. Sahur zamanı da sadece su içmek suretiyle oruçlarını tutmaya başlıyorlar. Şu anda bizim seçim kampanyası döneminde de bu hassasiyeti ortaya koyduk. Amacımız insanlardan oy almak değildi. Amacımız bir dikkat çekmekti. Yani şu anda orada yaşanan sürecin bir an evvel normal şartlara dönmesi için biz bir inisiyatif kullandık. Hükümetimize çağrıda bulunduk ama
Şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. Döndü değil mi? Yani seçmenimizin bize destek verdiğini düşünüyorum. Çünkü Genel Başkanımız Sayın Erbakan biliyorsunuz seçimden 3 gün önce yine bir açıklama yaptı. Özellikle de bizim İstanbul adaylığımızla alakalı AK Parti yöneticilerinin çok ciddi bir ambargosu ve baskısı oldu. Yani bize seçim kampanyamızda yapmadıklarını bırakmadılar. Ve her gün Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altun'u çekildi, çekiliyor. İşte şu anda çekildi, biraz önce çekildi. Yarın çekilecek diye çok ciddi bir bilgi kirliliği ortaya koydular. Kendilerine ait bir medya grupları da var. Bu medya gruplarında kendilerini destekleyen medyaları vasıtasıyla da gazeteleri ve televizyonları vasıtasıyla bizim için çok ciddi bir dezenformasyon ortaya koydular. Biz her gün basın açıklaması yaptık ve bu basın açıklamasında şunu ifade ettik. Dedik ki Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altunöz burada benim, ben açıklıyorum. Ben adaylıktan çekilmedim, çalışmaya devam ediyorum diye her gün basın açıklaması yapmak zorunda kaldım. Yine biz 30 Mart akşamı gece yine bir İstanbul İl Başkanlığı tarafından bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Tüm teşkilatlarımıza bu açıklamayı göndermek zorunda kaldık. Çünkü o ana kadar dahi Mehmet Altunöz adaylıktan çekildi bilgisini paylaştılar kamuoyuyla. Yani bunu şunun için söylüyorum. Biz Yeniden Refah Partisi olarak İsrail'le alakalı, İsrail'in Gazze'ye saldırması ve bu sürecin de devam etmesiyle alakalı her türlü açık çeki hükümetimize verdik. Dedik ki 3 gün önce Genel Başkanımız bir açıklama yaptı. Eğer siz, yani Türkiye hükümeti, İsrail'e olan ticaretin bittiğini ifade ederse, yani İsrail'le ticaretimizi bitirdik açıklaması yaparsa, ilan ederse, 2 Malatya'daki Kürecik üssünü kapattık diye bir ilan ederse, 3 emekli maaşlarının 10 bin liradan 20 bin liraya çıktığını ilan ederse, biz İstanbul adayımızı geri çekebiliriz dedi Genel Başkanımız. Neden söyledi bunu? Öncelikle Türkiye'deki ekonomik şartların bir bakıma tercümanlığını yaptı. Yani çünkü ben 2 ay boyunca İstanbul'da Mehmet gezerken, Mehmet dolaşırken... Mehmet Bey, araya girmek istiyorum. Cumhurbaşkanı miting meydanlarında İsrail'i çok sert eleştirmesine rağmen söylediğinizi neden yapamadı ki? Hatta ben bir eklemede de bulunayım. Bugün Metin Cihan belgelerini paylaşmış. Halen varlık fonu şirketlerinden ticaret devam ediyor. Cumhurbaşkanı bunu söylemesine rağmen neden bunu yapmadı? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. Ben camiayı tanıdığınız için veya politikalarını analiz ettiğiniz için size sormayı tercih ettim. Yani ben politikalarını açıkçası çok da tasvip etmiyorum. Zaten AK Parti'nin politikanı tasvip etsem Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapmazdım. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Bu da yeterli. Bahadır. Sayın Altunöz, şimdi küçücük birkaç bilgi vereceğim. Siz de bakmışsınızdır. Sonra sorumu soracağım. Yeniden Refah Partisi oyların %60'ını şimdi 27 ilden almış. Buralar barajın ve üzeri oy aldığı yerler. Yani %7 ile başlıyor, %30 küsürlere ulaşan. AKP'nin buradaki oyu, toplam oyunun oranı ise %30. Yani %30'unu bu illerden almış. Şimdi baktığımız zaman buraların şöyle bir özelliği var. Başka parti yok neredeyse. Yani AKP'nin Orta Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Karadeniz'deki kaleleri diyebileceğimiz yerler. Ve burada sadece Refah'la, Yeniden Refah'la yarışmış. Şunu söyleyeceğim. Evet. İşte baktığı zaman aslında bugün Erdoğan baksa tabloya, bana en çok kim zarar verdi, kimden yaralandım ben dese Yeniden Refah çıkar. İki tane soru soracağım burada birbiriyle bağlantılı. Birincisi şu. Acaba Yeniden Refah o milli görüş mirasını alıyor mu AKP'den? Yani bu oylar geri dönüşsüz oylar mı? Böyle mi düşünüyorsunuz? Artık AKP'nin miadı doldu. Dolayısıyla bizim geleneksel, o tarihsel taban, oradan gelen ideolojik, kültürel evrene ait insanlar bize geldi. Böyle mi düşünüyorsunuz? İkincisi şu. Yarın dese ki başka bir dönem, bir genel seçim ve dese ki işte ya bir Müslüman Cumhurbaşkanı sonuçta ve karşımızda CHP var. Tıpkı 2023'te olduğu gibi. Bu bir şeydir bizim 70 yıllık işte yıl süren mücadelemizin, beklentilerimizin, kendi tabanımızın bir şeyidir bu. Ulaştığı bir düzeydir. Buna zarar vermeyelim dese. Acaba Yeniden Refah bir ittifaka tekrar
bu şartlar sağlanırsa da sizin söylediğiniz şartlar tekrar döner mi? Yani şu özet belki biraz karmaşık oldu ama bir, artık biz Milli Görüş mirasını aldık. Artık AKP'nin buradan yürüyebileceği yol yok. Evet. Bu mu? Tablo bu mu? Yoksa bu acaba tepkiden dolayı bir reaksiyonun ortaya çıkarttığı bir tablo mu? Yani yine bu iki parti işbirliği yapabilir mi? Yoksa çok kesin ayrılımlar ortaya çıktı mı artık? Yani biz tabii Yeniden Refah Partisi olarak işbirliği konularında, müzakere konularında toplumun refahı için, 85 milyonun selameti için her zaman oturup konuşabilen bir partiyiz. Zaten 14 Mayıs seçimleri öncesinde de, aynı zamanda 31 Mart seçimleri öncesinde de biz iktidar partisi yöneticileriyle oturup konuştuk. Yani istişareye açık bir partiyiz. Çünkü biz çözüm odaklı bir partiyiz, sorun çıkartan bir parti değiliz. Biz bu ülkenin bir bakıma aslıyız, özüyüz, ruh köküyüz, kimliğiyiz. Yani Yeniden Refah Partisi Milli Görüş'ü temsil ettiği için bunu söylüyorum. Oylar geri dönüyor mu? Zaten bu oylar bizimdi. Yani bu oylar zaten bizim Milli Görüş tabanındaki, Milli Görüş'ün daha önce hizmetlerini takdir etmiş seçmen tarafından verilen oylardı. Bu mirası bakımdan mirası aldık biz, diyorsunuz. Almaya başladı. Yani alıyoruz diyorsunuz yani. Hani bu bizim mirasımızdı zaten. Yani şöyle diyebiliriz. Aslında oylar Erbakan hocamızın yapmış olduğu icraatların aslına dönüyor. Anladım. Çünkü AK Parti yöneticileri biz Milli Görüş gömleğini çıkarttık dedi. Milli Görüş gömleğini çıkarttıkları için Milli Görüş siyaseti uygulamadılar. Özellikle ekonomi alanında Milli Görüş siyaseti uygulamadılar. Sosyal politikalarda Milli Görüş siyaseti uygulamadılar. Dış politikada Milli Görüş siyaseti uygulamadılar. Yani vatandaşımız aslında onları gerçekten de Erbakan hocamızın talebesi olarak oy vererek destekledi. Ama onların, Erbakan hocanın gerçekten de politikalarını yürütmediğini gördü. Ama ne oldu? 20 yıl geçti. Genel Başkanımızın Yeniden Refah Partisi'ni kurmasıyla birlikte biz Milli Görüş'ü temsil eden bir parti olarak yapmış olduğumuz açıklamalarla, insanların sorunlarına dokunmamızla, aynı zamanda parlamentoda şu anda 4 vekilimizle birlikte de mağdurların sesi olmamızdan kaynaklanan ve Mehmet Bey özellikle çok Mehmet Bey çok özür dilerim. Evet. Reklam vaktimiz geldi. Lütfen sözünüzü balla kestim. Kaldığınız yeri unutmayın. Reklamlardan sonra kaldığınız yerden devam edelim. Sözüm var, reklamlardan sonra devam edecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz bizimle birlikte. Akbank Mobil Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Mesela maça bilet alıp locadan izleseniz ne olur? Milyarlık yatırımları yöneten uzmanlar benim birikimlerimi de yönetsin bari olur. Olur. Hatta Türkiye'de bir ilk olur. Çünkü milyarlık yatırımları yöneten Akportföy uzmanları şimdi 200 bin TL ve üzeri birikimleri de yönetiyor. Akbank Mobil'den dijital portföy yönetimi hesabı açan tüm Akbanklılar Akportföy uzmanlığına güveniyor. Mobil'in bankası Akbank. Merhabalar, ismim Cevat Çamur. Çamur Gayrimenkul firmasının sahibiyim. Sahibinden.com teknolojik anlamda sürekli bize yenilikler sunması bizim için çok büyük bir artı. Sahibinden.com'un yazılımını geliştirdiği gimbal ile sanal tür çekimlerimizi sarsıntısız, hızlı ve profesyonel bir şekilde çekebiliyoruz. Sahibinden.com'la çalışmaktan çok mutlu olduğumu ifade edebilirim. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak. Türkiye'nin ilk taman boyasıyla tamanlarınız bembeyaz, yıllar geçse de sararmaz. Permalit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. Bana sorup duruyorlar, en iyi tatil fırsatı nerede? İşte burada.
hisse tur fırsatlarıyla yalnızca %25'ini şimdi öde, tatilini garantile. Üstelik 7500 TL'ye varan World Puan hediyesiyle. Aradığın tatilse tur. İnternetin uzmanları öneriyor. dSmartNet'e gelenler interneti ve dSmart Go film dizi paketini sadece 199 liraya kullanıyor. dSmartNet'le 16 megabite kadar internet ve efsane film ve dizilerle dolu dSmart Go film dizi paketi ilk 3 ay 199, sonraki 15 ay 439 lira. Avantajlı fiyatlar dSmart'ın eğlence dünyasında, dSmart hep yanında. Sabah erken kalkana, gün boyu koşturana, birçok işle uğraşana, hep acelesi olana, yani hayatı multi yaşayana, Nutraxin Multivitamin. Erkeklere ve kadınlara özel formuyla Nutraxin Multivitaminle hayatı multi yaşa. Bu maçta gol olacağının garantisi yok. Ama Aygaz 100 Oktan'da en az 100 Oktan otogaz ve tasarruf garantisi var. Sen de Aygaz mobil uygulamasından kampanyaya katıl. Her 400 TL ve üstü otogaz alımında 50 TL. Toplamda 100 TL otogaz puan kazan. Üstelik kampanyaya katılan herkese barbekü, ısıtıcı ve kamp ürünleri %25 indirimli. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemiyle filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. İlk röportaj Halk TV'ye. Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsın şaşırmam. Dedi ve 14 büyük şehir, 21 il ve 337 ilçe belediyesini aldı. Ankara, merhaba İstanbul. İstanbul ve daha pek çok büyük şehirde rekor oy artışı. Bu seçim gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin bir ilk adımıdır. Büyük bir birlikteliği kuran Türkiye İttifakı kazanmıştır. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti. Çağrımızla her geçen gün daha kalabalıklaşarak miting meydanlarına koşan emekliler kazanmıştır. 31 Mart tarihi yerel seçimlerinin ardından ilk röportajını Halk TV'ye veriyor. Bunu en çok da %80'e varan desteğiyle kendi hakkı kadar diğerinin hakkını savunmayı bilen gençler kazanmıştır. Özgür Özel, Demokrasi Meydanı'nda. İsmail Küçükkaya soracak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıtlayacak. İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah, yarın 8'de Halk TV'de.
Sözün var da yeniden birlikteyiz. Konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz. Mehmet Bey, reklamlardan önce Bahadır Özgür'ün size bir sorusu vardı. Bizi yeni açan izleyicilerimiz için o soruyu hatırlatmama müsaade edin. İlk olarak size şunu sormuştu. Yeniden Refah Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden almış olduğu oylar kalıcı mı? Yoksa bunların geri dönme ihtimali var mı? Bu oylar artık bizim diyor musunuz? İkincisi, 2023 seçimlerinde yapmış olduğunuz ittifakı 2028 veya daha erken yapılacak bir seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi ile veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tazeleyebilir misiniz? Ben de sizin sözünüzü reklam nedeniyle yarıda kesmiştim. Belki devam etmek istersiniz diye hatırlatmak istedim. Evet, teşekkür ederim. Oylarımız milletimizin bizim projelerimize ve duruşumuza olan güveninden kaynaklandı. Yani vatandaşımız, milletimiz tekrar bir Erbakan'ın liderliğinde, önderliğinde bu sorunların aşılacağını öngörüyor. Mesela biz hem milletvekillerimiz hem genel başkan yardımcıları olarak Türkiye'de kamu mühendislerinden tutun, emeklilikte yaşa takılanlar, emekleri yaşa takılanlar, aynı zamanda staj ve çıraklık mağdurları. Şu anda staj ve çıraklık mağdurlarıyla alakalı gelinen noktada da Türkiye'nin halini kısaca paylaşmak isterim. Yani aslında konuşulacak çok şey var ama şu anda özellikle sanayi sektöründe, ben aynı zamanda bir sanayiciyim, sanayide ve üretim aşamalarında şu anda ne çırak bulabiliyorsunuz, ne kalfa bulabiliyorsunuz, ne usta bulabiliyorsunuz. Ve genel itibariyle sektörlerin çoğu Suriyeli, Afganlı ve özellikle de sığınmacılar ve mülteciler tarafından istihdam sağlanmak suretiyle yürüyor. Yani bu ayrı bir konu. Şunun için söylüyorum, staj ve çıraklık mağdurlarının şartlarına dokunmamız, bekçilerimizden doktorlarımıza, korucularımıza, asgari ücretlerimizden emeklilerimize, toplumun her kesimin sesi ve yakarışı oldu Yeniden Refah Partisi. Yani bu oylar tesadüfen gelmedi. Bu oylar artık umut var, artık çare var, artık alternatif var, artık yeniden refah var, artık Erbakan var dendiği için geldi. Yani biz bir umut veriyoruz her şeyden önce insanlara. Bakın, bu seçimlerden sonra, yani pazar günü yapılan seçimlerden sonra, sandıklar açıldıktan sonra bizim genel merkezimize e-posta yağdı. Telefonlar yağdı. Benim cep telefonum kilitlendi. Mesajlar, telefonlar. Vatandaşımız dedi ki, biz sizin bu kadar oy alacağınızı düşünmemiştik. Biz aslında size daha fazla oy verebilirdik. Mesela sandığa gitmeyen insanlar, da çok üzüldüler. Dediler ki, biz sizin bu kadar bir oy alacağınızı beklemiyorduk. Biz sizin Türkiye üçüncüsü olacağınızı, Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi olacağınızı beklemiyorduk dediler. Neden bunu söylediler? Çünkü biz ciddi bir ambargo ve karalama kampanyasıyla karşılaştık. Çünkü biliyorlar ki esas güçlü olan parti biziz. Yani oylar bize gelecek. Bunu bildikleri için de bize yapmadıklarını bırakmadılar ama bunlar da ters tepti. Ters teptiği için vatandaş oyları getirdi, bize verdi. Mehmet Bey, ve biz şu anda Türkiye'nin evet, en büyük üçüncü partisi olduk. Mehmet Bey, ben bu aslında Bahadır'ın sorusuna yanıt vermiş oldunuz. Bu oylar artık bizim diyorsunuz. İkinci bölümünde de şunu soruyor. 2023'te yaptığınız ittifakı tekrarlar mısınız Erdoğan'la diye bir soru soruyor. Buna ne dersiniz? Evet, o soruya geleceğim. Biz artık ittifak yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Zaten Yeniden Refah Partisi olarak biz güçlü bir partiyiz. Şunu da ben kamuoyuyla paylaşmak isterim. Biz hiçbir zaman AK Parti yöneticilerine gidip biz sizinle ittifak yapmak istiyoruz demedik. AK Parti yöneticileri her iki seçimde de bize geldiler. Bizim kapımızı çaldılar. Bunu niçin anlatıyorum? Biz özgüveni olan bir partiyiz. Biz güçlü bir partiyiz. Biz Türkiye'nin en güçlü teşkilatına sahip partisiyiz. Bu bakımdan biz kendi gücümüzle tek başına iktidar olabiliriz. Kendi gücümüzle kendi genel başkanımızı, cumhurbaşkanını seçtirebiliriz. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde ittifaka gerek var mı? Benim şahsi fikrim, ittifaka gerek yok. Ama ittifak yapmak isteyen, sizinle görüşmek istiyoruz diyen bütün partilere de kapımız açık. Sonuç zaman, itibariyle biz dediğim gibi, evet. O zaman hemen burada şunu sorayım. Çünkü Halk TV izleyicileri de bunu merak ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu.
47 yıl sonra demem bir şeyi hatırlatıyor. 1970'li yıllarda çok konuşulan ittifaklardan biri Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin ittifakıydı. Aslında çok uzak görünen bu iki parti 1970'li yıllarda birlikte hükümet kurmuştu ve Kıbrıs'ın alınması da bunun Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiler. Evet, icraatlarından bir tanesiydi. Bir gün Yeniden Refah Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile bu ittifakı bir benzerini kurmayı düşünür mü? Böyle bir ihtimal var mı? Bir de bunu merak ediyor izleyiciler. Çünkü tahmin ediyorum oyların bir kısmını da muhalefetten aldınız. Evet, ben sahada çok karşılaştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, DEM Parti'den, AK Parti'den, Türkiye'de şu anda vatandaşımıza sorulduğu zaman isimlerini sayacağı tüm partilerden oy geçişini aldık. Şunun için söylüyorum bunu. İstanbul'da 39 ilçede mahalle mahalle, sokak sokak seçim çalışması yaptık. İnsanlar genelde verecekleri oyu söylemezler Barış Bey. Ama vatandaş geldi, dedi ki Altınöz, oyum sana veya Yeniden Refah Partisi'ne veya sizin belediye başkan adayınıza veya Erbakan'a veya bizim teşkilatlarımızı destekleyeceklerine ilişkin çok net bir şekilde insanlar oylarını deklare ettiler. Kendi partilerini söylemek kaydıyla oylarını deklare ettiler. Yani biz aslında Türkiye'nin toparlanma alanıyız. Toplanma alanıyız. Hani bir deprem olur, bir sel olur, bir yangın felaketi olur, bir afet olduğu zaman biliyorsunuz toplanma alanlarımız var. Yani belediyelerin organize ettiği toplanma alanları var. Yeniden Refah Partisi bir toplanma alanıdır. Çözüm merkezidir. İktidara namzet bir partidir. Şöyle Sayın Altınöz, iktidara namzet bir parti olduğunuzu söylediniz. Son günlerde de ülkeden çok konuşulan konulardan biri laiklik, laiklik tartışması. Özellikle seküler kesim laikliğin büyük bir tehlike altında olduğunu söylüyor. Yeniden Refah Partisi'nin laiklikte bir sorunu var mıdır? Çok net bir soru oldu galiba. Seyhan Hanım, laiklikten ne anladığımızla çok alakalı bu. Laiklik bir Fransızca kelime olarak bizim şu anda Türkiye'de kullandığımız bir kelimedir. Laiklik aslında insanların inançlarıyla toplumda rahat yaşayabilme özgürlüğüdür. Bu bakımdan şu anda anladığımız laiklikle yaşadığımız laikliği dikkate almak zorundayız. Yani bir insan kendi inanç dünyasıyla, kendi yaşam tarzıyla ülkesinde rahatça yaşayabilme özgürlüğüne sahipse bunu laiklik olarak değerlendirebiliriz. Şöyle yani, söyleyelim, şöyle söyleyeyim, biraz çerçeveyi genişleteyim. Şu günlerde özellikle son dönemlerde AKP'nin son yıllarında kadınlar büyük bir tehlike altında. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, 6284'ün tartışılması, özellikle çocukların medreselere, tarikatlara teslim edilmesi söz konusu. Laikliğe büyük bir darbe vurulmak üzere. Tam olarak bunu sormuş olayım. Siz bu konulara nasıl yaklaşıyorsunuz? Seyhan Hanım, teşekkür ederim. Sorunuz çok önemli. Şöyle izah etmek isterim. Biz yerel seçimlere ahlaklı belediyecilik sloganıyla çıktık. Ahlaklı belediyecilik. Ne demek ahlaklı belediyecilik? Ahlaklı belediyecilik olursa yolsuzluk olmaz. Ahlaklı belediyecilik olursa hırsızlık olmaz. Ahlaklı belediyecilik olursa rüşvet olmaz. Ahlaklı belediyecilik olursa torpil olmaz. Ahlaklı belediyecilik olursa israf olmaz. Ahlaklı belediyecilik olursa şatafat olmaz. Liyakatsizlik olmaz her şeyden önce. İşi ehline vermek lazım. Diyeceksiniz ki bunları niye anlatıyorsunuz? Şunun için anlatıyoruz. Biz ahlaklı belediyecilikte mottomuz şuydu. Şehrine sahip çık, nesline sahip çık. Şehrine sahip çık, çocuklarına sahip çık. Şehrine sahip çık, mahallene sahip çık. Yani bunlar aslında önce ahlak ve maneviyattan başlıyor. Yani bizim ahlaki ve manevi şartlarımızı tekrar gözden geçirmemiz lazım. Yani toplumda devlet ne demek? Ben şimdi size soruyorum. Devlet ne demek? Devlet demek aile demek. Aile ne demek? Fertler demek, birey demek. Yani bireyler güçlü olursa aileler güçlü olur. Aileler güçlü olursa millet güçlü olur. Millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Yani bizim devletimizin güçlü olması fertlerin bireysel olarak da güçlü olmasıyla alakalı. Yani ahlaki ve manevi şartlarımızı bizim dikkate almamız lazım. Bunu şunun için anlatıyorum. 62-84'ten bahsettiniz. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiniz.
Bakın İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması, 62-84 yasasının uygulanması kadına şiddetin önüne geçemedi. Bunu biz başka televizyon programlarında da izah ettik. Yani sizin bir yasa çıkartmanız demek, toplumda ahlaki ve manevi şartları, aynı zamanda ailenin bütünlüğünü, kadına şiddetin önlenmesinin maalesef her zaman istediğiniz sonuçları doğurması anlamına gelmiyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani Erbakan hocamız, Allah rahmet eylesin, derdi ki gönüllere birer jandarma koymak lazım, gönüllere. Yani siz toplumda güçlü fertler yetiştirmek zorundasınız. Güçlü fertleri yetiştireceksiniz ki insanlar, bir kere şiddet, mesela kadına şiddet diyoruz Seyhan Hanım. Kadına şiddet bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. İnsana şiddet kabul edebileceğimiz bir şey değil. Mahlukata da şiddet kabul edebileceğimiz bir şey değil. Yani biz bir kedinin de tekmelenmesine çok aşırı karşıyız. Yani can dostlarımız, biz kedinin tekmelenmesi kabul edilebilir bir şey mi? Yani şiddet her türlü yanlış. Mesela ben size bir şiddetten daha bahsedeyim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Bana da, benim şahsıma ve partimin belediye başkan adayına ve partimin teşkilatına uygulanan şiddeti ben size burada anlatsam, buradan İstanbul'a köprü olur. Yani şiddet sadece fiziki şiddet değil, psikolojik şiddet, aynı zamanda sosyolojik şiddet, aynı zamanda maddi şiddet. Yani şiddetin çok çeşitleri var. Ben sizden şunu rica ediyorum Seyhan Hanım. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı, 62-84 ile alakalı, bunlarla ilgili bir program yapalım. Bunların hepsini masaya koyalım. Yani biz, şunu söylemek istiyorum tekrar, önemli olduğu için, bizim partimizin en güçlü teşkilatı kadın kolları. En güçlü teşkilatı. Yani kadın kollarının en güçlü teşkilatı, en güçlü teşkilatı kadın kolları olan bir partinin bu konudaki hassasiyetini sizin takdirinize bırakıyorum. Yani biz bunları toplumun, özellikle 85 milyonun huzur içinde yaşaması için öncelikle eğitime çok önem vermemiz lazım. Yani hem manevi eğitime önem vermemiz lazım, hem de milli eğitim şartlarının iyileştirilmesi lazım. Önce ahlak ve maneviyat. Yani ahlaklı belediyecilik nasıl yapılıyorsa, fertlerin de inançları gereği, aynı zamanda bu toplumun gelenekleri, görenekleri gereği en iyi şekilde yetiştirilmesi lazım. Bunu çok önemsiyoruz biz. O yüzden zaten söyledik, şehrine sahip çık, nesline sahip çık diye. Bahadır. Biraz Batı illerine baktığım zaman ben yeterince oy alma, yani benim kanaatim, ben daha yüksek bekliyordum. Alamadığınızı düşünüyorum. Özellikle İstanbul, İzmir, Batı. Yani Batı ve Büyükşehir. Acaba şimdi şöyle, şununla bağlayacağım ben. Siz katılır mısınız? AKP milli görüş gömleğini çıkartıyorum derken şöyle bir şeyden yola çıkarak en azından topluma bunu söylemişti. Ben Avrupa Birliği değerlerine uyacağım. Daha liberal, muhafazakar, demokrat bir çizgiye gidiyorum. Dolayısıyla laiklik, aile, hani bu insanın yaşam tarzına dokunmayan bir siyasete geçiyorum diye bir motto ile çıkmıştı. Bunu gerçekleştirip gerçekleştirmediğini bir tarafa bırakarak söylüyorum. Yani iddiası buydu. Sizin ayrımını böyle koymuştu. Şimdi geldik, siz temel sorunu bir ahlak çöküntüsü olarak koyuyorsunuz toplumda. Ve burada aileye, işte kadına şiddet yasasına karşı da bir karşı söyleminiz var. Hatta aşı karşıtlığı da çok öne çıkmıştı toplumda. Hı. Sayın Fatih Erbakan'ın çok tepki toplamasına rağmen hani bunun arkasında durmuştu. Acaba Batı'daki... Bahadır Bey, özür dilerim. Buyurun. Bahadır Bey, çok çok özür dilerim. Yanlış, yani kadına şiddete buyurun. Karşı olan yasayla bir, bakın, kadına şiddete karşı olan yasayla bir problemimiz yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani ben öyle bir şey söylemedim. Bakın, kadına şiddet varsa bu ahlak ve maneviyat eksikliğinden kaynaklanıyor. Onu söylüyorum. Ama zaten yasa... sadece kadına şiddeti, anladım, konuşmayalım. Yani kediye uygulanan şiddeti de konuşalım. Köpeğe uygulanan şiddeti, tamam, de konuşalım. Yani erkeğe uygulanan şiddeti de konuşalım. Yani bakın, mesela erkek de erkeğe şiddet uyguluyor. Yani erkeğin erkeğe uyguladığı şiddet var. Mesela görüyorsunuz şimdi, biliyor, bu seçim sürecinde muhtarlık seçimlerinde insanlar birbirini öldürüyor. Ama burada yerel şöyle... seçimlerde şu anda kaç tane cinayet var? Tabii, yani demek istediğim şu. Bu toplumun altyapısını bizim güçlendirmemiz lazım. Onu anlatmak istiyorum ben. Yoksa sadece kadına şiddet, elbette bunu da konuşalım. Hı-hı. Yani kadına şiddet kabul edilebilir bir şey olabilir mi? Yani bir kere mahlukata ve eşrefi mahlukata şiddete tamamen karşıyız. Yani
bir ağacın kesilmesini de oturalım konuşalım. O da bir mahlukat. Düzeltmeniz için tamam, sizin söylediğiniz gibi düzelteyim ben de sorumu. Orasını yorum olarak söylemiştim. Soru şu. Batı'daki acaba, ya siz öyle düşünüyor musunuz? Ben yeterince bir oy alamadığını düşünüyorum yeniden refahın. Daha yüksek bekliyordum izlediğim kadarıyla. Acaba burada o kesimdeki insanların kaygısını, beklentilerini karşılayamamanın bir sonucu mu bu? Ya da ürkütüyor olabilir ya da, misiniz? Ya da şunu söyleyeyim. Acaba sizin seçmen de mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliğinin adil düzen, işte sizin bahsettiğiniz ahlaklı belediyecilikle çok da farkı olmadığını görüp oraya mı kaydı acaba? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani öncelikle şu tabii ki. Siz yeterince oy aldığınızı düşünüyor musunuz? Tabii bu önemli. Yani benim yorumumdan öte. Eğer siz de düşünmüyorsanız benim sorum. Evet. Çerçevesinde yani yanıtlarsanız sevinirim. Bahadır'ın söylediğine ek bir, zaten şey, 94 çıkışının sembollerinden biri İstanbul ve siz de İstanbul'da. Kentler, tabii, evet, siz de İstanbul'da çok. Eminim. Ülke genelindeki oyu alamamanızı da sorguluyorsunuzdur ama söylediği şöyle bir şey de var. 31 Mart'tan beri Adalet ve Kalkınma Partisi içinden size yönelik değerlendirmelerde biz muhafazakar demokratız ama yeniden refah bizden daha radikal. Kimilerinin Taliban benzetmesiyle, Taliban'ı da göstererek, sizin de ülkeyi daha radikal bir yere götüreceğiniz, daha sıkı bir anlayışa götüreceğinize yönelik oradan bile böyle tespitler yapılıyor. Bunlara ne dersiniz? Efendim, yani bizim radikal olmamızla alakalı ölçüyü kim koyuyor onu bilmiyorum. Sonuçta biz bu ülkede yaşayan insanlarız. Ve benim bu ülkeden başka bir ülkede pasaportum yok. Yani ben sadece Türkiye'de yaşayan bir insanım. Bu ülkede, bu ülkenin insanı olmaktan şeref duyuyorum. Benim için en büyük şereflerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Ben ülkesini seven bir insanım. Ülkesini seven ve ülkesine hizmet borcu olduğunu düşünerek siyaset yapan bir insanım. Yapmış olduğum siyaseti de bir ibadet olarak yapan bir insanım. Dolayısıyla beni Taliban zihniyetiyle kıyaslamak suretiyle yani bizi o noktaya getirmeyi kim düşünüyor veya kim bu yorumu yapıyor, açıkçası onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani benim çocuklarımın da başka ülkenin pasaportları yok. Biz hepimiz bu ülkeyi seven, bu ülkede yaşayan ve bu ülkenin kalkınması için inanın ben seçim kampanyamda 2 saat 3 saatlik uykuyla günde 12 bin, 16 bin, 22 bin adım atmak suretiyle seçim kampanyası yaptım. Yani amacım ülkeyi Taliban gibi bir yönetmek nasıl olabilir? Yani bunu açıkçası inanamadım ben. Yani önümde seçim. Bunu bize evet kim söylüyor? Bunu kim söylüyor? Mesela seçimlerde bir kadın adayın silüet halinde gösterilmesi üzerinden bu tartışmanın yürütüldüğünü ben size hatırlatayım. Hayır, bakın o 14 Mayıs seçimlerinde bizim Düzce'de birinci sıradaki milletvekili adayımız, ikinci sıradaki bayan adayımız, üçüncü sırada da gençlik kolları başkanımız bizim adayımızdı. Orada bizim kadın milletvekilimiz, bizim birinci sıradaki milletvekili adayımızın, üç milletvekili adayımızın da bir arabanın üzerine koymuş olduğu fotoğraflardan dolayı kendisi demiş ki, sayın vekilim, beni fotoğrafımı siz arabanıza koymayın. Ben kendim araç giydireceğim, kendim bu fotoğrafı aracıma koyacağım demiş. Yani orada aslında bir silüet falan yok ama bu tamamen öyle bir noktaya gitti ki bizim partimizi adeta kadınlarla alakalı ön yargısı olan bir parti haline getirdi. Bakın şöyle söyleyeyim, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir kere hanımefendi bizim milletvekili adayımız, kendisi akademisyen. Üçüncüsü kendisi bizim zaten milletvekili adayımız, toplumda yaşayan, toplumda saygın bir hanımefendi. Bizim aday tanıtım programımıza geldi, bizim mülakatlarımıza geldi, bizim programlarımıza katıldı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu tamamen bizim partimizin gücünü kırmak için seçim öncesi yapılan bir kara propaganda. Açıkçası bunu yapanları da kınıyorum ben Barış Bey. Yani Yeniden Refah Partisi tamamen orada bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanan, yani arabanın üzerine giydirilen görsellerin tamamen farklı bir şekilde yapıştırılması, farklı bir arabaya giydirilmesi konusundan yola çıkılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim bir kere son seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir profesör hanımefendi. Karaman'da yine bizim iş kadını olan bir hanımefendi belediye başkan adayımız. Samsun'da Vezirköprü ilçesinde ve çok ciddi bir oy almak suretiyle belediye başkanlığını
az bir farkla kaçırmış bir hanımefendi. Yani Türkiye'nin her yerinde bizim meclis üyelerimiz var, kadın adaylarımız var. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet. Peki Cumhurbaşkanı'nın size yönelik bir tespiti var. Bizim isminizi vermedi zaman zaman ama hep sizi işaret etti. Bizim gölgemizde siyaset yapanlar diye. Kimi Adalet ve Kalkınma Partililerin, eski Adalet ve Kalkınma Partililerin sizden aday olmasını eleştirdi. Sizin siyaset anlayışınızın işte milli görüş kimlikli olması nedeniyle, kendisinin de oradan geliyor olması nedeniyle kendisinden oy aldığını, onun tabiriyle söylersem bağışlayın, oy çaldığını ifade etti zaman zaman AKP'nin önemli isimleri. Siz AKP'nin gölgesinde siyaset yapıyor musunuz? Barış Bey, ben bu soruya bir soruyla cevap vermek istiyorum. AK Parti yöneticileri kimin gölgesinde siyaset yapmışlar acaba? Onu sormak lazım. Ben bu konuda başka bir televizyon programında bu cevabı verdim. Biz öncelikle 85 milyon aziz ve muhterem milletimizin gölgesinde siyaset yapıyoruz. Bu bir. İkincisi, Erbakan hocamızın yolunda siyaset yapıyoruz. Erbakan hocamızın yapmış olduğu siyaseti devam ettiriyoruz ve Erbakan hocamızın daha önceki projelerini, yani yarım kalmış projelerini hayata geçireceğiz. İktidarda daha uzun kalmak suretiyle, yani bu 28 Şubat sürecinde Erbakan hocamıza gerçekten de yapılmadık kalmadı. Ama inşallah biz iktidara geleceğiz. Nerede kalmıştık diyeceğiz. Yarım kalmış olan projelerin hepsini tek tek hayata geçireceğiz inşallah. Sayın Altınöz, önce bir şeyi belirteyim, sonra devam edeyim. Bence 6.284 ile ilgili bir sorun yok. 6.284'ün uygulaması ile ilgili bir sorun var. Doğru düzgün devlet yetkilileri uygulamış olsaydı kadın cinayetlerinde çok ciddi bir azalma olduğunu görürdük muhtemelen diye düşünüyorum. Şimdi size hemen bir soruyla devam edeyim. Elif Erbakan, Seyhan Hanım, özür dilerim. Özür dilerim. Bu 62-84 ile alakalı yorumunuzla ilgili ben kısacık bir yorum katmak istiyorum. Bakın. Zaten tam da ben bunu söylüyorum. Yani sizin aynı şeyi söylüyoruz aslında. Bakın 62-84 uygulandı diyelim. Yani uygulanıyor diyelim. Ben size bununla alakalı dediğim gibi başka bir programda çok arka tarafındaki konuları da paylaşırım. Örneğin 4 polis tarafından korunan bir hanımefendi yine eski eşi tarafından öldürüldü. Yani siz 4 değil 14 polisle korusanız bazı konuların önüne geçemiyorsunuz. Bu konuyu ayrıca bir şey başka bir programda ele alalım. Seyhan size sorusunu sorsun, devam hemen sorusunu. Hemen şöyle devam edeyim. Seyhan Hanım bakın ben 62-84 kaldırılsın demedik biz zaten. 62-84'te düzenleme yapılsın dedik. Yani aslında ben sizinle otursam Seyhan Hanım, siz de ben de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gün otururuz bakalım kim kimi ikna ediyor. Bunu özel bir zamanda konuşuruz. Daha geniş bir zamanda. Vallahi ben dersine çalışan bir siyasetçiyim. Ben sizi ikna edeceğime inanıyorum. Hemen şöyle devam edeyim. Kadınlar dediniz, partimizde, örgütümüzde çok fazla var dediniz. Biz eşiniz olan, aynı zamanda partinizde görevli Elif Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na şiddetle karşı çıktığını biliyorduk. Ancak Elif Erbakan'ın sözünün parti içerisinde çok da tesirinin olmadığını, yine Fatih Erbakan'ın dediğinin gerçekleştiğini gördük. Genel süreçte biz bir gün, belki de yakın tarihte Elif Erbakan'ı Fatih Erbakan'ın karşısında bir rakip olarak görür müyüz? Görmeyiz. Çünkü bizim hareketimizin lideri Sayın Fatih Erbakan'dır. Neden görmeyiz? Kadın olduğu için değil. Yani bizim genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan bizim hareketimizin lideridir. Elbette Sayın Rabia Elif Erbakan bizim partimizin en değerli yöneticilerinden bir tanesidir. Biz hep birlikte çok şükür huzur içerisinde güzel bir çalışma yürütüyoruz. Biz hepimiz davamıza hizmet ediyoruz. Elbette Elif Erbakan hanımefendinin de fikirleri çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bizim partimizin kurucular kurulu üyesidir. Bu bakımdan her zaman onun fikirleri de bizim için çok değerlidir, kıymetlidir. Bunları da değerlendirmeye her zaman alıyoruz zaten. İnsanlar farklı düşünebilirler. Sonuç itibariyle genel başkanımız bizim liderimizdir. Genel başkanımızın talimatları bizim için adeta bir emirdir ve bu çerçevede biz siyasetimizi yürütmeye devam edeceğiz. Sayın Altınöz,
Şimdi yeniden Refah Partisi'nin bir iktidar iddiası var. Çok doğal bu da. Ve bir potansiyel de görülüyor en azından oyu arttırma bakımından. Ama Türkiye'deki rejim, başkanlık rejimi 50+1 ittifakları mecbur kılıyor. Hem bu seçim tablosunun ortaya çıkan duruma bakaraktan bu seçimde hem de sizin partinizin bakış açısından acaba başkanlık rejiminden vazgeçme taraftarı mısınız? Yani yeniden parlamenter sisteme dönme. Buna yönelik bir düzenleme iktidardan geldiği zaman yani ya barajı düşürelim anayasayı ya da meclisten işte bu sistemi değiştirecek bir yeni bir anayasal düzenleme geçirelim dediği zaman sizin desteğiniz ne yönde olur? Yani sadece bu şartta da olsa bir destek verir misiniz bir değişikliğe? Çünkü bugün aslında anayasa, evet. Anayasa tartışması Numan Kurtulmuş sizin hareketinize yabancı biri değil. Numan Bey Saadet Partisi'nin eski genel başkanı, evet. O dönem Fatih Bey de oradaydı. Bu yeni anayasa tartışmalarına belki de bir cevap da vermek istersiniz çağrısına daha doğrusu. Evet, yeni bir anayasa düzenlemesi söz konusu. Biz ülkemizin biraz önce de ifade ettiğim gibi 85 milyon insanının selameti için yeni bir anayasa düzenlenmesi ihtiyacı olduğu takdirde biz orada yapmamız gereken her şeyi yaparız. Nedir bu? Süreçlerin daha hızlı çalışması için yeni bir anayasal düzenlemeye ihtiyaç var mıdır? Benim şahsi fikrim vardır. Çünkü Türkiye'de başkanlık sisteminin artıları da var, eksileri de var. Mesela partili başkanlık sistemi bazı eksikleri olan bir sistem. Bunu bir kere düzenleme getirmek gerekir. Çünkü hem parti genel başkanısınız hem cumhurbaşkanısınız. Yani gittiğiniz yerde cumhurbaşkanı olarak karşılanıyorsunuz. Ama aynı zamanda partinizin propagandasını yapıyorsunuz. Bu tabii orantısız bir güç ortaya çıkartıyor. Yani sizin karşınızda bir cumhurbaşkanı var, bakanlar var, valiler var, emniyet müdürleri var, yani kuvvet komutanları var, var oğlu var. Yani devletin bütün güçleri cumhurbaşkanının yanında. Biz mesela yeniden Refah Partisi olarak seçim kampanyası yapıyoruz. Hazine desteğimiz yok, arkamızda holdingler yok, medyamız yok, dış güçler yok, iç güçler yok. Samimi, ihlaslı, kendi cebindeki imkanlarla seçim kampanyası yapan bir teşkilatla siz Türkiye'de seçim kampanyası yapıyorsunuz. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Elbette burada bir garabet var. Yani bunun muhakkak düzenlenmesi lazım. Ama başkanlık sisteminin ben artılarının eksilerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Şunun için düşünüyorum. Çünkü başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı ve başbakan kuvvetler ayrılığı açısından dikkate alındığında başkanın olması daha iyi. Çünkü başbakanın da kendine göre yetkileri var. Cumhurbaşkanının da kendine göre yetkileri var. Bazen bu yetki karmaşası kaosa doğru götürebiliyor koskoca ülkeyi. Yani geçmişte bunları yaşadık. Yani bazen başbakan bir bakıma düşük profilde oluyor. Cumhurbaşkanı yüksek profilde oluyor. Bazen de tam tersi oluyor. Yani yetki karmaşasının ortadan kalkması için bir kişinin başkan olması doğru. Ama bu başkanın check balance sistemleriyle kontrol altına alınması lazım. Belki senato getirilebilir. Aynı zamanda milletvekillerinden mesela bakanlar atanabilir. Çünkü şimdi şu anda dışarıdan bakanlar atanıyor. Siz de bu tek adamlığa dayalı başkanlık rejiminden rahatsızsınız ve değişmesini istiyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Yani şöyle söyleyeyim. Tek adama dayanan derken şimdi şu andaki partili başkanlık sisteminde eksikler var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye şu anda bunu test ediyor. Artırılabileceğini söylediğiniz için ben özellikle bu hatırlatmayı yaptım. Kesinlikle tabii ki. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani yarın biz de başkan olduğumuz takdirde, yani yarın genel başkanımız da başkan olduğu takdirde elbette bu kontrol sistemlerinin, denetim sistemlerinin olması gerektiğini ifade ediyorum. Bir de bu partili cumhurbaşkanlığı meselesini bizim bir çalıştay yapmak suretiyle ortaya koymamız lazım. Çünkü dediğim gibi ben seçim kampanyası yaptım. Ben seçim kampanyası yaparken düşünebiliyor musunuz? Mesela ben randevu veriliyor bana. Ben televizyon programına gidiyorum. Televizyon programında talimat gelmiş. Ben televizyon programında yayına alınmıyorum. Yani açıkçası yani karşınızda hükümet var, devlet var, bütün unsurlar var. Siz de bir partiyi temsilen gidiyorsunuz. Bir mücadele veriyorsunuz. Açıkçası bu orantısız bir güç oluyor. Yani Mehmet Bey, çok özür dilerim. İzleyicilerimiz eşit
İzleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Hani siz bildiğiniz için şey yapıyorsunuz. Mehmet Altınöz, Türkiye'nin büyük televizyonlarından bir tanesine konuk oldu. Böyle duyuruldu değil mi? Gittiniz ve kapıdan geri çevrildiniz. O, bunu hatırlattığınız için evet, söylüyorum. Doğru. İzleyicilerimiz anlamamış olabilirler. Peki şu, ima ettiğiniz şey şu mu? Cumhurbaşkanlığından veya Cumhurbaşkanlığı mekanizmasında yer alan kurumlar tarafından aranarak Mehmet Altınöz'ü programa çıkarmayın mı denildi? Çünkü engelleniyorum dediğiniz şeyle oraya işaret ettiniz. Yani ben niye engelleneyim ki? Benim anlatacağım nedir? Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak projelerimi anlatacağım. Hayır, yani hayır. Şu anda siz beni çağırdınız. Ben burada konuşuyorum. Siz programın kapısından geri döndüm dediniz ya. Bunun Cumhurbaşkanlığı veya İletişim Başkanlığı'ndan gelen bir müdahaleyle mi olduğunu düşünüyorsunuz? Onu sormak istedim size. Ben İletişim Başkanlığı'ndan gelen bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Evet, çok net söylüyorum evet, bunu. Bunu sormak istedim. Çünkü siz söylediniz, izleyicilerimiz onu hatırlamıyor olabilirler. Onu hatırlatmak istedim ve size de sormak istedim. Sayın Altınöz. Evet, yani... Buyurun. Evet. Buyurun, tamamlayın buyurun. Siz lütfen. Yani ama bu ambargolara rağmen, bize tehditlere rağmen, şantajlara rağmen özellikle vatandaşımızın bizi tercih etmesi takdire şayan. Çünkü artık ne yaparsanız yapın, yani buna bahane bulma mekanizması derler. Sahada baktık ki özellikle iktidar partisinin mensupları, o bakanlar, o genel başkan yardımcıları işi gücü bırakmışlar. Yeniden Refah Partisi'ni eleştiriyorlardı. Yeniden Refah Partisi ile ilgili bilgi kirliliği ortaya koyuyorlardı. Ve biz cevap hakkımızı dahi kullanamadık. Düşünebiliyor musunuz? Mesela biz o televizyon kanallarını aradık, genel yayın yönetmenlerini aradık. Ben kendim defalarca aradım. Dedim ki bakın cevap hakkımız var. Lütfen cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz dememize rağmen maalesef cevap hakkımızı dahi kullanamadık. TRT Haber'de çıkamadık. TRT Haber. Ben vergi veriyorum. TRT Haber'deki o koskoca organizasyonda binlerce insan çalışıyor. TRT Haber bu ülkenin kanalıdır. TRT Haber Türkiye'nin kanalıdır. TRT Haber'de biz bir program dahi yapamadık. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Altınöz, seçimler geride kaldı. Şüphesiz AKP ağır bir hezimet yaşadı. Ülkenin dört bir yanından ihbarlar geliyor. Nasıl ihbarlar geliyor? İşte ihale kayıtlarının yakıldığı, bazı hard disklerin imha edildi. İşte insan kaynaklarında statü değişikliği ya da işten çıkarma gibi. Şimdi referansımız İslam. Biz bu millete hizmet etmeye geldik diyen bir iktidar var. Sizin pencerenizden bu yaşananlar nasıl gözüküyor? Ya Türkiye tabii bir hukuk devleti. Yani hukukun işlemesi lazım. Hukuk işlediği takdirde bunların olması söz konusu olamaz. Biz ne diyoruz Yeniden Refah Partisi olarak? Paylaşımda adalet, yönetimde adalet. Bu söylediğimiz sözlerden 10 ciltlik Meydanlar Rus Ansiklopedisi yazılır. Paylaşımda da adil olacaksınız, yönetimde de adil olacaksınız. Yani yarın biz iktidara geldiğimiz zaman, diyelim TRT bana bağlı. TRT bana bağlı olduğu takdirde ben tüm partilere bu TRT'nin gayet adil bir şekilde açılması için elimden gelen her şeyi yaparım. Yani ben iktidar oldum diye ben diğer partilerin yapacağı propagandaların önünü kapatmam. Onların projelerinin anlatması için onların arkasında olurum. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet bu demek. Yani şu andaki yöneticileri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bakın 31 Mart akşamı Yeniden Refah Partisi'nin kutusu açılmadı TRT'de. Düşünebiliyor musunuz? Yani Yeniden Refah Partisi %7 oy almış. Yeniden Refah Partisi'ni tam 24 saat vermediler. Yok. Altınöz. Yeniden Refah Partisi diye bir parti yok. Ben çok dolu olduğunuzu görebiliyorum. Yeniden Refah Partisi'nin politikalarını, çalışmalarını çok anlatmak istediğinizi de anlayabiliyorum. Ancak üstüne basarak şunu sormak istiyorum. Çünkü bizi dindar kesimde yurttaşlarımız da izliyor. Özellikle bunu sormak istiyorum. Seküler kesimde izliyor. Referansımız İslam diyen bir partinin bugün yaptığı şeyler, sizin de gördüğünüz uygulamalar, bugün Van'da yaşanan hadise, Gazi Osman Paşa'da yaşanan İslamiyet'le uyuşuyor mu? Karşılığı var mı İslamiyet'le bunun? Böyle sorayım. Yani şöyle söyleyeyim herhalde. Seyhan Hanım, tabii yani oyların yeniden sayılmasının talep edilmesinin bir hukuk devleti içerisinde gayet demokratik bir hak olduğunu söyleyebiliriz.
Yani konuyu İslam'a kadar götürmeye gerek yok çünkü sonuçta hepimiz insanız. Aile kayıtlarının yok, yok edilmesinin. Mehmet Bey, Seyhan'ın kastettiği. Hayır, şöyle söyleyeyim şimdi bakın. Yani hukuk devleti içerisinde zaten adil bir yönetimin olması lazım. Yani bu hangi parti olursa olsun oylarını saydırmak istiyorsa saydırsın tabii ki. Yani oylarının sayılmasının İslam'la eşdeğer tutulmasına gerek yok, onu söylemek istiyorum. O zaman Mehmet Bey, oyların sayılması değildi sadece kastettiğim Sayın Altınız. Adil olmayan bir takım uygulamalardan, evet, uygulamalardan söz etti ama bahsettim. Sizin cevabınızla bence hani o anlamda herhalde oraya dokundunuz. Mehmet yani Bey, şöyle adil olmayan bir, bakın adil olmayan bir süreç varsa bu hangi parti olursa olsun yanlış. Yani ben yanlışa yanlış, doğruya doğru derim. Ya yani ben doğruya yanlış, yanlışa doğru demem bir kere. Yani bunu kim yaparsa yapsın. Eğer oyları kaçırıyorsa, oyları yakıyorsa, oyları saklıyorsa, oyları kamu otoritesinin eliyle başka bir rakamla yönlendirmek suretiyle manipüle ediyorsa bu her türlü yanlış. Yani bunu kim yaparsa yanlış, hangi iktidar yaparsa yanlış. Evet. Peki meselenin geldiği yer itibariyle size şunu sorayım. Bu arada bir son dakika verebiliriz belki. Gazi Osman Paşa'da oylar yeniden sayılıyordu, biliyorsunuz böyle bir karar alınmıştı. Oy evet, farkı 838'di son rakam. Oylar yeniden sayılırken şu an 945 fark oluşmuş ve galiba sonuç beklendiği gibi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanımıyla bitecekmiş yani. Gibi. Burada size şunu sormak istiyorum. İki il kazandı Yozgat ve Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi. 39 ilçe ve bazı beldeler, 60'ın üzerinde toplam yerleşim yerine belediye kazandınız. Biz hani 24 belde kazandık. Toplam evet. 65 belediyemiz evet, var. Evet, toplam 65 belediyeniz var. 39 ilçe, 2 il, 24'te belde. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde işte Pınarbaşı bir örneği, program başında konuştuk seçim tartışmalarını. Yeniden Refah'ın kazandığı yerlerde durum ne? Çünkü Siverek'te bir tartışma yaşandığını ben biliyorum yakından takip ettiğim için. Orada ne durumda? Çünkü oradaki oy verme işlemine ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin Urfa İl Başkanlığı da bazı itirazlarını dile getirdi. Sanırım itirazlar da yapıldı. Bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, Siverek'te şu anda oy sayma süreçlerimiz devam ediyor. İtirazlarımız devam ediyor. İnşallah Siverek'e de kazanacağız. Çünkü bizim yapmış olduğumuz çalışmada Siverek'i kazandığımız görülüyor. Ama tabii ki oyların yeniden sayılması ile ilgili talebimiz yinelendi. İnşallah bir mani olmazsa, Allah'tan bir mani olmazsa Siverek'e de alacağımızı ifade edebilirim. Bugün Van'daki meseleye ne diyorsunuz? Çünkü Van'daki mesele şu açıdan Mehmet Bey, bir karar verildi, YSK aksi yönde karar verdi. Siz de biliyorsunuz Türkiye'de yargı kararları biraz siyasetin konusu, biraz demeyeyim belki küçültmüş olacağım. Çok fazla sayıda siyasetin konusu olan yargı kararı var. Ama Hayati Yazıcı bir tür cinnet hali olarak tanımladı AKP Genel Başkan Yardımcısı ve YSK'nın kararını aslında fiilen desteklediklerini söyleyen bir açıklama yaptı. Bu açıdan Van'daki meseleyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani Van'daki konu tabii hukuki bir konu. Açıkçası yani Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimlerimizin almış olduğu bir karar. Sonuçta orada işin hukuki tarafıyla alakalı bilgi sahibi değilim. Ama görünen o ki tekrar DEM Parti'nin adayına mazbatası verildi. Son dakika olarak bu akşam saat zannediyorum 7-7.30 19 sularında. Evet, evet. Yani anladığım kadarıyla bunun üzerineydi. Evet. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, hukuki konularda yorum yapmayı kendi adıma doğru bulmuyorum. Çünkü elbette bu işin başındaki insanların vermiş olduğu kararlara saygı duymak lazım. İşin arkasında devletimizin elindeki bilgi belgeler bizde yok. Bu bakımdan zaten yine DEM Parti'nin adayına verildiğini biliyorum. Bu bakımdan yani bu konu şu anda gündemden düştü diye yorum yapabilirim. Sayın Altınız, şimdi Şanlıurfa gibi çok önemli bir belediyeyi aldınız aslında ama AKP zamanında en çok hakkında yolsuzluk iddialarının bulunduğu bir belediye burası. Ve hiçbir zaman yargıya ulaşmadı. Çok fazla gazeteciler haber çıkarttı, olay çıkarttı. Siz aldığınız zaman alacaksınız. Bir inceleme yapacak mısınız? Bunu çünkü CHP'li belediyeler özellikle Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu yapmış ve yargıya taşımışlardı. Siz de böyle bir yöntem izleyecek misiniz? Yani kamuoyuna biz bu belediyeyi aldık.
şunlar beslenmiş, bunlara araziler satılmış. Yani gördüğünüz o ahlaklı belediyecilik dediğiniz belediyeciliğe uygun olarak bütün bunları hem kamuoyuna duyurup hem de yargıya taşımayı düşünüyor musunuz? Yoksa hani biz yeni bir dönem başlıyoruz. Dolayısıyla biz bunlarla uğraşmayıp kendi belediyeciliğimizi mi yapacağız diyeceksiniz. Bahadır Bey, bunlar zaten belediye başkanı olan ve belediye kadrosunu kuran başkanlarımızın muhakkak takip edeceği konular olacaktır. Bu sadece Şanlıurfa üzerinde değil. Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede belediye başkanı olan hangi partiden kim olursa olsun zaten geçmişe dönük eğer herhangi bir şaibe, herhangi bir yolsuzluk iddiası varsa bunun elbette savcılar vasıtasıyla suç duyurulunda bulunmak suretiyle takip edilmesi lazım. Sonuçta geçmişle ilgili iddiaların ortadan kalkması için bunun yapılması muhakkak şarttır, elzemdir. Ama şunu paylaşmak isterim ben sizinle. Yani nasıl bir başlangıç yaptığımızı paylaşmak isterim. Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız. Kasım Gülpınar Bey, belediye başkanı mazbatasını aldığı an itibariyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, Gazze'de çocuklarımız ölürken biz kutlama yapamayız. Bu çok mühimdir. Örneğin görev süren boyunca beni torpil için, kayırma için lütfen aramayın dedi. Aynı zamanda tebrik için çiçek göndermeyin, o parayla SMA hastalarının hesaplarına bağışta bulunun dedi. Bunlar aslında ahlaklı belediyeciliğin nasıl yapılacağının bir başlangıcı. Bizim ahlaklı belediyecilik derken bunu sadece bir slogan olarak söylediğimizi düşünmesin kamuoyu. Biz buna ilişkin belediye başkanlarımızla bir protokol imzalayacağız. Ahlaklı belediyecilik protokolü, yani bizim belediye başkanlarımız hangi çerçevede yapacaklar bu belediyeciliği? Örneğin yeni bir makam aracı almaya gerek yok. Örneğin belediye makam odalarının tekrar tefriş edilmesine gerek yok. Yani biz hizmet için gelmiş insanlarız. Biz hizmet edeceğiz. Bu hizmetimizi de yani Milli Görüş Belediyeciliği, Milli Görüş Belediyeciliği, yani 94 ruhu derken biz zaten 94'te yapmış olduğumuz hizmetlerle ne oldu? 96'da Erbakan hocamız başbakan oldu. Biz de inşallah 2024'te almış olduğumuz belediyelerle Milli Görüş Belediyeciliğini yaşayacağız, yaşatacağız ve yapılacak seçimlerde de Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey'i Cumhurbaşkanı yapacağız. Mehmet Bey, size son olarak şunu soracağım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık iktidarında kendisine sağdan gelen rakipleri, siz kendinizi bildiğim kadarıyla sağ olarak tanımlamasanız da kamuoyunda öyle tanımlandığı için af buyurun öyle ifade etmek durumunda kalıyorum. Sağdan gelen rakiplere yönelik sert hamleler yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve örneğin Numan Kurtulmuş şu kendi siyasi saflarına kattı. Süleyman Soylu bir dönem rakipti, kendi siyasi saflarına kattı. Zaman zaman kendisine rakip olan sağ partilere dönük hamlelerle onların siyaset alanını daralttı. Şimdi Yeniden Refah Partisi 2024 Mart seçimleriyle tabiri caizse 3. büyük parti olarak bir meydana çıkmış oldu. Er meydanına çıkmış oldu halkın deyimiyle. Önümüzdeki dönemde siz 2028 tarihini verdiğiniz için söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden veya Erdoğan'dan size yönelik siyaset alanınızı daraltacak şekilde, siyaset yapmanızı engelleyecek şekilde veyahut da bir bütün olarak belki de siyasi varlığınızı zor duruma sokacak şekilde böyle hamleler bekliyor musunuz? Buna hazırlıklı mısınız? Yani böyle hamleler yapılsa da artık bunun bir karşılığı olmaz. Çünkü vatandaşımız tercihini yaptı. Biz Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz. Biz seçimlere girmeden önce genel başkanımızın vermiş olduğu talimat doğrultusunda 500 bin üye hedefine ulaşmak için çalışmıştık. Biz 500 bin üye hedefini aştık ve Türkiye'nin 5. büyük partisiyken üye sayısı bakımından söylüyorum 3. büyük partisi olduk. Yani biz seçimlere zaten Türkiye'de en çok üyesi olan 3. parti olarak girdik. Ve seçimlerden de Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak çıktık. Aslında şunu paylaşmak isterim ben. Bakın, Türkiye'de şu anda baktığınız zaman özellikle de İstanbul'da da mesela bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı ve AK Parti'nin belediye başkan adayının sanki iki tane aday varmış gibi gösterilmesiyle bir kere bizim önümüz kapatıldı. Kimin önü kapatılıyor? Milli Görüş'ün önü kapatılıyor. Kimin önü kapatılıyor? İkinci Erbakan döneminin adaylarının önü kapatılıyor. Aslında baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin uygulamış olduğu ekonomik sistem aynı. Dış politika aynı.
Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin uygulamış olduğu politikalar açısından bana sorarsanız hiçbir fark yok. Yani ekonomi politikaları, bakın mesela örneğin AK Parti ne yapıyor? Yurt dışından borçlanmak suretiyle borca dayalı para sistemini benimsiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayıydı. Ne diyordu o da? Ben daha ucuz kredi bulacağım diyordu. Ve mesela takdir edersiniz Amerika'dan Jeremy Rifkin'i getirmişti. Jeremy Rifkin'i kendisine danışman yapmıştı. Yani bu ülkede danışman yapılacak insan kalmadı mı gidip Amerika'dan danışman getiriyorsunuz? Anlatmak istediğim şu. Türkiye'nin çaresi Yeniden Refah Partisi'dir. Türkiye'nin tedavisi milli görüş zihniyetindedir. Milli görüş bu milletin 85 milyonunun görüşüdür. Aslında milli görüş sadece Yeniden Refah Partisi'ne oy veren veya Yeniden Refah Partili insanların görüşü değildir. Türkiye'de yaşayan 85 milyon milli görüşçüdür. Mesela Seyhan Hanım siz de milli görüşçüsünüz. Barış Bey siz de milli görüşçüsünüz. Bahadır Bey siz de milli görüşçüsünüz. Bakın bunu söylerken şunu kastediyorum. Milli görüş sadece Yeniden Refah Partisi'nin ideolojisi değildir, fikriyatı değildir. Bu ülkede yaşayan insandır. Mesela Çanakkale ruhu ne demek? Çanakkale ruhu milli görüşün ruhu demek. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi, bir çağ kapatıp bir çağ açması. O da milli görüşün ruhu demek. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki zaferi. Bu da milli görüş ruhuyla elde edilmiştir. Yani Türkiye'de milli görüşçüler ve sırasını bekleyenler vardır. Milli görüşle ancak her şey çözülür. Yani biz geçmişte Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Bu milli görüş ruhuyla yapılmıştır. Yani o dönemde rahmetli Ecevit de Erbakan hocamızla birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken ikisinin de aslında ortak fikridir milli görüş. Yani milli görüş ruhuyla Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda hatırlar mısınız o dönemde İncirlik üssü kapatıldı. İncirlik üssü nasıl kapatıldı? Milli görüş ruhuyla kapatıldı. Bakın biz bugün eğer milli İncirlik üssünü kapatın diyorsak aynı ruhla söylüyoruz. O dönemde kapatıldı ve Amerika bizim söylediklerimizi yapmak zorunda kaldı. Yani demek istediğim şu. Biz Yeniden Refah Partisi olarak aslında Türkiye'de bir yol açıyoruz. Yol açıyoruz. Yani sağ tarafta AK Parti var, sol tarafta Cumhuriyet Halk Partisi var. Onların arasından geçip gidiyoruz ve yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurmak için yola çıkıyoruz. Seçimlerde almış olduğumuz 65 belediyemizde milli görüş belediyeciliğini, adil düzen ekonomik sistemini ve ahlaklı belediyeciliği yaşatacağız, yaşayacağız, örnek olacağız ve inşallah bu örneklerle birlikte vatandaşımızın yani bir alternatif yok anlayışını kırdık. Umut yok anlayışını kırdık. Ümit yok anlayışını kırdık. Bir toplanma alanı olduk. Ve şu anda biz aynı zamanda diğer partilerde siyaset yapıp da başkanım ben huzurlu değilim, ben mutlu değilim, ben huzur ortamı arıyorum, ben ümitli bir partide çalışmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizi, şu anda burada bizi dinleyen tüm kardeşlerimizi Yeniden Refah Partisi'ne davet etmek istiyorum. Ediniz. Yeniden Refah Partisi'ne çok gelsinler. Teşekkür ederiz. Hep beraber çalışalım. Mehmet Bey, güçlü Türkiye'yi hep beraber kuralım inşallah. Mehmet Bey, bir dahaki programlarımızda sizi ağırlamaktan biz de mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarından bir tanesi Yeniden Refah Partisi'nin almış olduğu oy oranıyla siyaset sahnesinde daha fazla belirmesiydi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'le birlikte değerlendirdik sonuçları. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Önümüzdeki programlarda sizi ağırlamaktan ben teşekkür ederim. Memnun olacağız. Şimdi programımızda bir konuğumuz daha var. O da dedi ki 31 Mart seçimleri aslında bitmiş göründü ama bitmedi. İtirazlarıyla, iptal edilenler seçim bölgeleriyle, verilmeyen mazbatalarla 31 Mart seçimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan tartışmalar. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi ve yeniden yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Deniz Yağan kazanmıştı. Ancak bugün itibariyle seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi. Deniz Yağan hattımızda. Kendisini programımıza bu sıcak gelişmenin ardından konuk olarak almak istedik. Deniz Bey hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkürler. Şimdi Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrar edilecek. Size bu konuyla ilgili sorularımız olacak. İlk soruyu Seyhan Avşar soracak size. İyi akşamlar Deniz Bey. Geçmiş olsun öncelikle. Merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Pınarbaşı'nda ne oluyor? Bugün galiba adliyede bir gerginlik yaşanmış. Görüntüler şu an ekranda. O anları anlatır mısınız? Neler oldu? Bu arada çok özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de yanınızda. Şu an görüyorum, birliktesiniz evet, herhalde. Evet. Onu da anons etmiş olayım. Siz de hoş geldiniz. Evet, Seyhan'ın sorusuna lütfen yanıt verir misiniz? Önce şöyle bir düzeltme yapalım, ondan sonra başkanımız ifade etsin. Seçimler tekrarlanma talebi ilçe seçim kurulundan geldi. Biz yarın il seçim kuruluna itirazımızı yapacağız. Orada da sonuç alması yüksek seçim kurulu, yani daha seçimin yapılması kesinlikle kazanmış değildir yasal anlamda. Yarın belki de il seçim kurulunda bu kararı da reddedip seçimler yapılmayabilir. Onu belirtmek istedim. Buyurun. O zaman düzeltelim. Evet. Tekrarlanma kararını ilçe seçim kurulu verdi. Siz itiraz ettiniz. Evet. Tabii orada şöyle bir durum var. Evet. Süreç sonuçlanmadı. Tabii. Şöyle ilçe seçim kurulunda biliyorsunuz bir tane hakim var, iki tane memur var, diğer de parti üyeleri var. Evet. Dolayısıyla baskı anlamında kalması da daha etkili olabiliyor. Ama il seçim kurullarında üçü de hakim. O yüzden bu hukuksuz olan, baskıyla yapılmış, siyasi baskılar yapılmış kararın yarın Türk adaletinin temsilcisi olan hakimler tarafından düzeltileceğine inanıyoruz. Evet. Deniz Bey, buyurun. Seyhan'ın sorusu var, tekrar hatırlatsın. Dinleyelim. Bugün neler oldu? Adliyede neler yaşadınız? Bir saldırı girişimi var galiba. Görüntüler, demokrasiye yakışmayan görüntüler. Neler söylemek istersiniz bugüne dair? Seyhan Hanım, şimdi şöyle diyeyim. Bize bu fırsatı, bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederiz. Netice itibariyle bu bugün yaşanan bir olay değil. Bu 31 Mart seçimlerin olduğu günün akşamı. Yani 1 Nisan'a bağlayan gece yaşandı bu olaylar. Ve sandık kurulundan işte gelen arkadaşlarımız sandıkları teslim ederken Baki Ersoy velimiz geldi, adliyeyi bastı ve burada hakime, orada bulunan tüm seçim kurulunda on arkadaşlara küfür etti. Hatta hakime vurdu. Yani biz orada araya girdik, zaten oradaki şeyde, çekimlerde de görüyorsunuz. Ben iki elimi açtım ve olayı engel olmaya çalıştım. Netice itibariyle hakime de baskı kuruldu orada. Seçimde görev alan diğer parti ve meclis üyelerine yönelik şeyleri oldu işte, baskıları oldu. Bak şurada benim zaten o engel olan netice itibariyle. Bu şekilde şey oldu. Netice biz tekrar araya girerek de bu olaylara engel olduk. Sesiniz gidip geliyor. Evet. Biz araya girerek de bu olaylara engel olmaya çalıştık ve neticede kolluk kuvvetleri geldi ve olaya hakim oldular. Oradaki şeyi ayırdılar. Evet. Peki neye Deniz Bey veya Feyzullah Bey, ikiniz de cevap verebilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi neden itiraz ediyor? Yani oylar yanlış sayıldı diye mi itiraz ediyor? Oylar çalındı diye mi itiraz ediyor? Usulsüzlükler yapıldı diye mi? Neye itiraz ediyor? Bize bunu anlatır mısınız? Şöyle ifade ederim. Öncelikle neden Pınarbaşı'da bu kadar hassas olduklarını belirteyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de iki yerde bir kutsaliyeti var. Birincisi Söğüt, ikincisi Pınarbaşı. Pınarbaşı Alparslan, rahmetli Alparslan Türkeş'in baba ocağı olarak burada kutsal anlam kazandırmışlardır kendilerine. O yüzden Pınarbaşı'ya çok hassasiyet gösteriyorlar. Tabii seçim günü yapılan MHP milletvekili Baki Ersoy'un ilçe seçim kurulu başkanı Hakim Bey'e hem küfürler hem de fiziki saldırılarla bulunarak baskı oluşturmaya çalıştılar. Gerekçeleri şu: seçimi kaybettikten sonra getirilen torbaların, sandık başkanlarının getirmiş olduğu torbaların hakime verilirken orada torbalardaki mühürlerin kırıldığını ifade ediyorlar. Şimdi bu çok olağan bir şeydir. Herkes sırasını beklerken evraklarını hazırlar gider. Ama önemli olan şudur: ıslak imzalı tutanaklar, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir hile yok. Herhangi bir sayı tutarsızlığı veya buna benzer bir davranış yok. Sadece açıldı diye söylüyorum. Ve Baki Ersoy
O kadar hakaretler yaptı ki fiziki darbe ve küfür ettiği hakim maalesef bugün siyasi baskılar karşısında evet demek zorunda kaldı. Evet demek zorunda. Ve usulsüz olan hiçbir şey yok. Biz şuralarla da görüştük. Yüksek seçim Feyzullah Bey. Böyle bir gerekçeyle seçim iptal edilemez. Feyzullah Bey, reklam arasına gitmek zorundayım. Bahadır'ın da size bir sorusu olacak reklamdan sonra ve o soruyla beraber veda edeceğiz. Bizi reklam arasında beklerseniz çok sevinirim. Sözüm var, şimdi reklama gidiyor. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Görüntü işleme sistemiyle siz de mağazanızın takibini yaparak hangi reyon daha fazla ziyaret edilmiş analizlerle öğrenebilirsiniz. Ya da araç takip sistemiyle araçlarınızın anlık konumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle perakende sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. İlk röportaj Halk TV'ye. Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsın şaşırmam. Dedi ve 14 büyük şehir, 21 il ve 337 ilçe belediyesini aldı. Ankara, merhaba İstanbul. İstanbul ve daha pek çok büyük şehirde rekor oy artışı. Bu seçim gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin bir ilk adımıdır. Büyük bir birlikteliği kuran Türkiye İttifakı kazanmıştır. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti. Çağrımızla her geçen gün daha kalabalıklaşarak miting meydanlarına koşan emekliler kazanmıştır. 31 Mart tarihi yerel seçimlerinin ardından ilk röportajını Halk TV'ye veriyor. Bunu en çok da %80'e varan desteğiyle kendi hakkı kadar diğerinin hakkını savunmayı bilen gençler kazanmıştır. Özgür Özel, Demokrasi Meydanı'nda. İsmail Küçükkaya soracak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıtlayacak. İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah, yarın 8'de Halk TV'de. Reklamlardan sonra sözüm vardı, yine birlikteyiz. 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan tartışmaları, kavgaları, gerilimleri konuşmaya devam ediyoruz.
Emin Şirin de 22. dönem milletvekili Emin Şirin de aramızda. Birazdan onunla da konuşacağımız tabii. Çok şey olacak ama Bahadır Erdem'in Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Pınarbaşı ilçesi belediye başkan adayı Deniz Yağan'a bir sorusu var. Aslında sorudan önce bir değerlendirmesi de olacak ve onu soracak. İsterseniz önce onu alalım. Şimdi ben Pınarbaşlıyım. Bahadır Özgür, çok özür dilerim. Bahadır Erdem dedi. Bu da benim sürçülisanım olarak yani affedersen. Pınarbaşlıyım. Orada evet. Doğdum, okudum. Aslında oranın CHP tarafından kazanılması çok büyük olay. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. 89'da olması lazım son kazanım. Bir de 77'de Ecevit zamanı. Hem il başkanı da yanıtlayabilir. Şimdi burada ilçe seçim kurulu şöyle bir skandala imza atıyor. Bunu İstanbul seçimlerinde görmüştük. Evet. Yanılmıyorsam düzeltebilir ama ben tutanaktan okuduğum kadarıyla. Şimdi bu seçimde 4 pusula var biliyorsunuz tek zarfta. Evet. Ama ikisini iptal ediyor. Evet. Sadece Pınarbaşı'ndaki belediye başkanlığıyla belediye meclis üyeliğini iptal ediyor. Öbür iki o torbalar açıldı, mühür olmadı iddiasına rağmen o zarfın içindeki muhtarlık ve diğer ille verilen oyu iptal etmiyor. 5 sene evvelki evet. İstanbul seçimi gibi. Yani 2019'daki İstanbul seçimindeki skandala imza atılmış durumda. Yani aynı zarfın içinden ikisini doğru buluyorsunuz, yasalara uygun, ikisi hatalı çıkıyor. Yani kesinlikle şeyden dönmesi gereken bir şey. Yanılıyorsam düzeltin lütfen hem Deniz Bey hem il başkanı. Yani benim okuduğum tanakta böyle bir şey değil mi? Yani hem sadece ilçedeki belediye meclisi üyeliğiyle belediye başkanlığını iptal ediyorlar ama diğerleri geçerli görünüyor. Evet, evet, evet. Çok ince bir yerden yakaladınız. Zaten biz de itiraz dilekçemizde bunu belirteceğiz. 4 tane orada pusuladan sadece 2 tanesini iptal ediyor, ikisi etmiyor. Zaten iptal etmesini gerektiren hukuki hiçbir şey yok ama evet. Sırf biraz önceki belirttiğiniz gibi buranın kaybetmenin vermiş olduğu sıkıntıyla giriyor. Hatta çok ilginç de biz maddi delillerimizi sunacağız. Örneğin videoyu yayınlayıp da işte oy çalındı gibi gösterdikleri kişi MHP milletvekili Baki Ersoy ile birlikte poz veren birisi. Yani kendi elemanları ve onu bir mizansen oluşturarak sanki oyu çalan CHP'liymiş gibi bir algı oluşturmaya çalışmışlar. Ve daha ilginci şu, örneğin ilçe seçim kuruluna o sandık girilmesi, o torbanın gelmesi 11.30 civarlarında ama kendileri 01 civarlarında sanki bu olay olmuş gibi yansıttılar. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Başkanı Feyzullah Keskin bizimle birlikteydi. Cumhuriyet Halk Partisi Pınarbaşı ilçesi belediye başkan adayı Deniz Yağan bizimle birlikteydi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yeniden tekrarlanma ihtimali vardı. Onlarla son yaşanan gelişmeleri konuştuk. Ve şimdi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bu sürecin ne olacağını konuşacağız ama Bahadır Özgür bize veda edecek. Çok teşekkür ederiz Bahadır. Seninle birlikte sağ olmak olun. Büyük bir zevkti. Umarım kolay tekrar ağırlamayacağımız olur. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz. Emin Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yaptınız. Parlamentoda milletvekilliği yaptınız. Yok. O dönem bir seçim zaferleri dönemiydi ama siyaseti takip etmeye devam ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçim gecesi balkona tek başına çıktı. Bu bir mesaj niteliği de taşıyor. Çünkü tabii. Çoğu zaman birlikte zafer kazandığı yol arkadaşlarıyla birlikte tabii. Çıkıyordu. Şimdi bizim aldığımız kulis bilgisi, benim aldığım kulis bilgisi de böyle. Yazılan çizilenler de böyle. Hava da böyle. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Cumhurbaşkanı vitrinde çok büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. İki, kabinede bir revizyona hazırlanıyor. Bu ikisini aşağı yukarı herkesin hem hissettiği hem de Cumhurbaşkanı'nın külliyesinden de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nden de dışarıya yansıyan kulis bilgileri. Doğru. Siz bundan sonra Erdoğan ve AKP'nin ne tür bir yol haritası izlemesini, rotasını nasıl değiştireceğini veya değiştirmeyeceğini, vitrini nasıl yeniden dizayn edeceğini öngörüyorsunuz? Bize biraz okumanızı anlatır mısınız? Memnuniyetle paylaşayım. Tabii ben de aynı kanaatleri paylaşıyorum ama ağır hareket edecektir. Çok acele edeceği kanaatini taşımıyorum. Şimdi bir kere muhalefetin alacağı tavra çok bağlı. Tayyip Erdoğan'ın nasıl hareket edeceği. Ona gelmeden evvel içeriden olacağı konusundaki kanaatlerimi söyleyeyim.
Tayyip Erdoğan bir kere çok önemli bir şey yaptı. Balkona tek başına hanımefendiyle beraber çıkmanın yanı sıra. MKYK toplantısının bütün görüşmelerin tutanağını sızdırdı. Bütün gazetelere verdi. Evet. Bu olan... Siz bilinçli bir sızdırma olduğunu söylüyorsunuz. Yani evet. O kadar bilinçli ki ben aşağı yukarı 11 gazete okuyorum. Bunların 6 tanesinde, 7 tanesinde kelimesine kadar aynı şekilde... Ve imzasız çoğu. Evet, o şekilde verildi. Dolayısıyla bu sızdırılmış ve dağıtılmış. Yani Fahrettin Altun herhalde bunları dağıttı. Bu isabetli de oldu. Çünkü burada Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve kararları olarak bu verilmiş vaziyette. Orada sağduyulu bazı değerlendirmelerin yapıldığı gibi belki işte yurt dışında pandemiye vesaire bu yani NASA bağlamıyor da ekonomideki rezaletleri yine pandemiye ve yurt dışındaki gelişmelere bağlıyor. Onun haricinde çok sağduyulu bir değerlendirme yapmış. Ve bu arada kendi partisine dönelik olarak kibir, kendini beğenmişlik, çuvaldızı kendilerine batırma, iğneyi başkasına batırma, suçu başkasında aramama, aksi takdirde kar gibi eriyebileceklerini söyleyen bir beyan var ortada ve bir karar var. Şimdi Tayyip Erdoğan bunu böyle görüyorsa, Tayyip Erdoğan bunu mutlaka zaman içinde düzeltme yoluna gidecektir. Şimdi zaman içinde derken şey ayırıyorum, parti içindeki teşkilatlarla kabine içindeki yapabileceklerini ayırıyorum. Şu anda bir erken seçim söz konusu olmadığı ve muhalefet şu anda öyle bir talep ortaya koymadığı için kabinedeki değişiklikleri yapar ama teşkilatları daha yavaş yavaş organize etmeye başlar. Evet. Şimdi burada ben bir araya girerek Orhan Uğuroğlu, gazeteci Orhan Uğuroğlu aramızda. Orhan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Barış. Merhabalar, hoş i̇yi geldiniz. Orhan Bey. 31 Mart seçimlerinin merhabalar ardından, Emin Bey. 31 Mart seçimlerinin ardından muhalefet cephesini çok konuştuk. Şimdi iktidar cephesinde olanları konuşuyoruz. Emin Bey'in yorumlarını dinlediniz ama Seyhan Avşar, sen sürekli bir telefonla birilerini arıyorsun. Kimi arıyorsun? Eğer izliyorsa yayınımızı Sayın Hayati Yazıcı'yı arıyorum. Evet. Hayati Yazıcı akşam saatlerinde Van'daki seçimlere dair Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar üzerine bir tweet paylaştı. Sonra o tweetini sildi. Biz programda onu konuştuk ama Seyhan Avşar bir gazeteci refleksiyle Hayati Yazıcı aramaya devam ediyor. Sanırım görüş alacaksın ve buraya yansıtacaksın. Şöyle, neden sildiği önemli. Çünkü Hayati Yazıcı gibi biri o tweeti atıp bir süre sonra siliyorsa muhtemelen bir şey olmuştur. Bir şey vardır. Sosyal medyadan ve iktidara yakın gazetecilerden takip ettiğim kadarıyla Van'da yaşanan olay, seçimlerde yaşanan, özellikle seçim sürecinde yaşanan olayların seçim sonuçları diyeyim daha doğrusu Hayati Yazıcı ve Efkan Ala'ya mal ediliyor AKP içerisinde. Ve son attığı tweetten de AKP içerisinde geniş bir tepki toplamış. Buna ilişkin bir kulisim var. Ancak Hayati Yazıcı ile görüşüp teyit edip öyle aktarmak ama istiyorum. Ama Hayati Yazıcı'dan büyük kim var diye düşündüğümüzde aklımıza Tayyip Erdoğan geliyor. Tayyip o Erdoğan tweeti kim sildirmiş olabilir? Yani benim aldığım kulise göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayati Yazıcı'yı bizzat aradığı ve tweetin öyle silindiği iddia ediliyor. Evet. Hayati Bey'i aradım, 3 kez aradım. Geri döneceği söylendi. Dönüşünü bekliyorum. Dönerse kendi muhtemelen. Tabii dönerse bizim ekranımız daha doğru bir şey bizim söyler. Ekranımız çok sesli ve bu izleyenler de zaten görmüştür her görüşe. Açık tabii ki. Düşmanlık, nefret, ırkçılık vesaire içermeyen her görüşe açık. O yüzden de umarım dönüş yapar. Biz de senin ağzında duyururuz. Orhan Bey, sizce ki neden silmiş olabilir Recep Tayyip Erdoğan sildirmiş olabilir diye bir tez ortada var ama Hayati Yazıcı bu tweetini kim sildirmiş olabilir? Şimdi bence bu kararların arkasında hukuki kararlar değil daha doğrusu siyasi kararlar var. Yani bir kumpas hazırlanmış. Benim tahminim MHP kanadından, MHP'nin yargıya hakim olduğu üst yüksek yargıçlar tarafından bir mesaj gönderildiği ve bu kumpasın yani kazanan adayın mazbata alması değil, ikinci sırada olan adaya verilmesi yani AKP adayına verilmesi. Bunun elimizde kesin bir şey yok ama benim düşüncem MHP'lilerin böyle bir yola girmesi hukuken değil siyasete dem
partili belediye başkanının, kazanmış seçilmiş belediye başkanının işte memnu haklar bahane edilerek ve bekletilerek dosya raflarda ta ki işte cuma akşamı saat 17 çeyrek kala böyle bir kararın alınması. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal etmesi. Burada durdurarak soruyorum. Siz MHP'nin böyle bir şey yapmış olma ihtimalini düşünüyor musunuz? Yapabilirler. Bunlar şimdi tek parti devletinde yaşıyoruz. Yani bunlar siyasi kararlar, bunlar hukuki kararlar değiller. Dolayısıyla MHP'nin de etkisi olmuş olabilir. Hayati Yazıcı'nın da siyasetçi olarak bu tweet'i atmasını anlıyorum ama siyasetçi zaten hukukçu olarak da böyle bir tweet atmaması gerekirdi. Evet. Yani hukukçuların işi değil buna benzer tweetler atması. Şimdi bunları hakikaten konuşuyoruz da ben şaşırdığımıza şaşırıyorum. Mehmet Uçum'dan da bir açıklama gelmiş ne bu karara ilişkin. Sen özetle lütfen. Ben özetleyeyim. Mehmet Uçum da kararın uygun olmadığını, son süreçte Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka uygun bir karar verdiğini belirtiyor. Aslında çok Mehmet Uçum'un tarzına uygun bir açıklama da değil. O biz yaptırdık açıklama. Demek. Evet. Mehmet Uçum'u tanıyorsak bu biz yaptırdık demek. Orhan Bey size şunu sorayım hemen o zaman. Şimdi bakın dediniz ki MHP böyle bir hamle yapmış olabilir ama bu taraftan da Hayati Yazıcı gibi isimler ki Mehmet Uçum da Seyhan Avşar'ın açıkladığına göre Yüksek hatta Seçim Kurulu'nun aksi yöndeki kararını olumlu bulan hatta Hayati şöyle Yazıcı şey açıkça evet. Diyor ki Mehmet Uçum iyi niyetli ve hakiki demokrat olan hiç kimse Türkiye'de 2024 yerel seçimlerin dünyaya demokrasi dersi verdiğini asla inkar edemez. Kendilerinin iyi niyetli hatta demokrat olduğunu iddia ediyor Sayın Mehmet Uçum. Van seçiminde Yüksek Seçim Kurulu kararı bu dersin en etkili örneklerinden biridir diyor. Evet. Orhan Bey buna dayanarak size şunu soracağım. İktidar bloğunda kanatlar arasında bir çatışma mı var sizce? Bir taraf bunu yapıyor bir taraf karşılık mı veriyor? Aslında DEM Parti'nin Van adaylığı üzerinde görmüş olduğumuz kavga bir iktidar içi bloklar kavgası mı? Bence yargı içindeki güç kavgası elbette iktidarın iki ortağı arasında var. Bakın Yargıtay Başkanlığı seçiminde de AKP ve MHP çekişiyor. Başkanı hangi partinin adayı kazanacak diye. Dolayısıyla yargının içinde biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararlarını Yargıtay 3. Ceza Dairesi tanımıyor. İstanbul 13. Ceza Dairesi tanımıyor. Bunların içerisinde hep elbette AKP'nin siyasi baskısı var. Osman Kavala olayında olduğu gibi siyasi baskısı var. Selahattin Demirtaş kararında olduğu gibi siyasi baskısı var. Türkiye'de anayasa bir kere çiğnenmeye başlayınca bunun sonu gelmiyor. Bakın meşruiyeti anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Aynı Kenan Evren gibi o da darbeyle geldi ve 82 anayasasının içine geçici bir madde koyarak halk tarafından seçildi. Daha doğrusu kendini seçtirdi. O şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak oturdu orada 7 yıl. Erdoğan ve AKP iktidarı MHP'nin desteğiyle ne yaptı? Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası bir kişi en fazla 2 kere aday olabilir idi. Ve 2014'te ve 2018'de seçilen Erdoğan hakkını tamamlamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi Erdoğan'ı yeniden MHP ve AKP işbirliğiyle seçimlere katılmasına izin verdi. Bu şimdi hukuksuzluk değil mi? Anayasayı çiğnemek değil mi? Bugün şimdi biz Van'dakini konuşuyoruz. Ondan sonra yani Erdoğan'ın adayından sonra Can Atalay konusunu konuşuyoruz. Yani siz... Ya ipin ucu kaçtı bir kere. İpin ucu kaçınca artık yargı, margı, anayasa, yasa bir şey kalmadı ki ülkede. Siz sonuçta yargı içinde bu iktidarın yansıması olan grupların birbiriyle itiştiğini söylüyorsunuz. Evet. Peki Emin Bey... Her seçim veya her yenilgi bir muhasebe tohumunu da içinde taşır. Tabii. Sizce 31 Mart seçimleri Cumhur İttifakı içinde bir kırılmaya beraberinde getirir mi? Hayır, getirmez.
Yani siz AKP'nin MHP arasında olası bir ayrışma ihtimali görmüyorsunuz. Hayır, olası bir ayrışma ihtimalini hiçbir şekilde görmüyorum. Onlar beraber devam edecekler. Burada demin benim anlatmaya çalıştığım yarım kaldı. Parti içindeki evvela bakanlar arasında bazı değişiklikler yapabilir ama parti içinde yapacakları reorganizasyonlar ki yapacaktır, mutlaka yapacaktır. Çünkü işte oradaki Mustafa Şen, Erkan Kardemir... Kimler? Biraz var mı fikriniz? Tanıyorsunuz çünkü. Var, tabii var. Burada özellikle Efkan Ala söz konusu olacak. Çünkü Efkan Ala... Gidiciler arasında yani değil mi? Vitrinden indirilecekler arasında. Yeri değiştirilecekler. Vitrinde miydi ya Efkan Bey? Efendim? Son dönemlerde sanki çok vitrinde de değildi. Yok, çok fazla vitrindeydi görünmeden. Görünmeden. Yani bu seçim arifesinde özellikle DEM'den yapılan görüşmelerin baş aktörüydü. Hı hı. Dolayısıyla oradan alınamayan neticeler, yani AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'ın memnun etmeyen neticelerin faturasını taşıyacaktır. Mustafa Şen var, Ali İhsan Yavuz var, Erkan Kandemir var. Bunlar çok önemli. Ve başarısız bir kampanya yapan Ertan Aydın var. Bunların peki hepsi, kabineyi değiştirebilir. Kabineyi nasıl değiştireceğini bilmenin imkanı yok. Ben ekonomide bile bazı şeyleri bir müddet sonra yapabileceğini düşünüyorum. Bunları bir ölçüde de her ne kadar Özgür Özel şimdi erken seçim istemiyoruz, öyle bir talebimiz yok dediyse de ben erken seçim konusunu mecburen gündeme gelebileceği kanaatini taşıyorum. Özgür Özel'in burada biraz aceleci konuştuğu kanaatindeyim, samimi söyleyeyim. Çünkü bugünkü meclis kompozisyonu seçmenin verdiği oyla alakasız bir hale gelmiş vaziyette. Hı hı. Çok basit bir örnek verelim. İl Genel Meclisi neticelerini çıkarttım. %35 oy almış CHP. Şimdi %35 oy almış olan bir CHP, genel seçimlerde eğer neticeye baksaydık en aşağı 240 milletvekiliyle mecliste olacaktı. Hı hı. Bugün 126 milletvekiliyle oturuyor. Hı hı. Şimdi anayasa tartışmalarının geleceği bir dönemde siz 126 milletvekiliyle eğer %35 oy aldıysanız oturamazsınız. Bunu talepkar olmanız lazım bir erken genel seçim için. Keza sıfıra inmiş olan Saadet Gelecek Deva'nın 35 milletvekili var. Bunların oy karşılığı yok. Halbuki bu mecliste anayasa tartışmaları söz konusu olur ise anayasada belki de Tayyip Erdoğan'dan veya AK Parti ile işbirliği yapabilecek bu 35 milletvekili CHP kontenjanından girmiş vaziyetteler. Yani böyle bir tutarsızlığın içine girdik. Doğal olarak bugünkü 31 Mart'taki halkın iradesi mecliste yok diyorsunuz. Yok, kesinlikle yok. Bir de önemli, demin Mehmet Uçum'un adı geçti. Mehmet Uçum'a anayasa tartışmaları, anayasanın kabul referandum zamanında bu güven oyu meselesi sorulduğunda efendim güven oyunu halk verecek, seçime gittiğimiz zaman seçimden iyi netice alırsanız güven oyu alırsanız, iyi netice alamazsanız güven oyu almamış olursunuz dedi. Bugün güven oyu yok. Yani ne kadar genel seçim olmasa bile bu ciddi bir endikasyon, yani ciddi bir durum ortaya çıktı. Her halükarda CHP herhalde kendisini peki hazır hissetmiyor olabilir bir erken genel seçim talebi için ama seçmenin bu iradesi meclise de yansıyacak bir şekilde makul bir zamanda çok gecikmeden bir erken genel seçimin olması hayırlı. Bu mecliste de anayasa tartışılmaması gerekiyor. Sen bu arada Hayati Yazıcı ararsa haber ver lütfen. Unutmayalım. Sorunu soracaksın. Şimdi Orhan Bey'le devam etmek istiyorum. Orhan Bey, şimdi Mehmet Uçum'un açıklamasını okuduk. Ancak açıklama çok uzun bir açıklama olduğu için bir yer gözden kaçmış. Oraya özellikle değinmek istiyorum. Van için diyor ki işin hukukuna gelince terör örgütü propagandası suçundan Yargıtay'ca onanan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yasaklı hakların iadesinin söz konusu olamayacağını ama bunun nasıl olduğunu da değerlendireceğini de not edelim. Yani diyor ki Sayın Zeydan'ın hakları nasıl verilmiş bu değerlendirecektir deniyor. Yani bugün sizce gelen tepkiler üzerine mi Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar verdi? Van meselesi yeniden bizim gündemimize gelir mi? Bence gelir. Şunun için şimdilik o vatandaşın, milletin tepkisini bastırmak için valiler sokağa çıkma yasakları falan ilan ediyorlar. Yani eylem yapmama, toplarda gösteri yapmama. Birazcık sakinleşince ortalık bana bir kayyum atarlar, olur biter. Veya bir mahkeme kararının sürecini devam ettirirler.
O süreç sonunda da işte yargı yaptı diye yine hukuki değil siyasi bir kararla, yargının bir kararına dayanarak görevden alırlar veya dediğim gibi kayyum atarlar. Şimdi az önce Michelin Bey'in söylediğine ben itiraz ediyorum. Şöyle, Özgür Özel orada mantıklı bir açıklama yaptı. Meydanları dolaşarak sarı kart gösterdi Emin Bey. Dedi ki siz bunu uyarın dedi. Buna bir ders verin iktidara dedi. Bu iktidar dedi emekliyi ezdi, enflasyonu patlattı, bir ders verin dedi. Şimdi sarı kartı alıp böyle bir hezimete uğratınca AK Parti'yi hemen peşinden haydi şimdi de seçime gidelim dememeliydi. Bence doğru yaptı. Kendisi meclise 360 lazım erken genel seçim için. Ama Özgür Özel'in bence bu ifadesinin altında daha önemli bir şey daha var. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli ağlak ağlak oldu. AKP'liler ağlak ağlak oldu bu Mehmet Özhaseki'nin deyimiyle. Neden? Erdoğan benim final seçimim, son seçimim dedi. Şimdi buna Erdoğan'ı bıraktırmak istemiyorlar. Bekir Bozdağ'ın ifadesiyle Tayyip'in partisi bu. Tayyip giderse ne MHP kalır ne AKP kalır. Dolayısıyla 4 yıl daha onlar devam etme durumunda olacaklar. Yani bence düşünceler öyle. Özgür Özel'in düşüncesine gelince bakın 2014'te seçildi. 2018'de seçildi. 2023'te seçildi. 2028'den önce herhangi bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alırsa Erdoğan bir kere daha seçilebiliyor. Anayasaya göre 2 kere seçilmesi lazım. 4 kere yapıyor. 2033'e kadar, 32'ye kadar uzuyor. Yani Türkiye'ye bu eziyeti yaptırmak veya Türkiye'nin beka sorunu haline getirmek çok yanlış olur. Ama ben ekonomik kriz açısından değerlendiriyorum. Bakın Devlet Bahçeli bu çıkışlarını yaparken Türkiye'deki enflasyon, hayat pahalılığı ortada. Mehmet Şimşek para bulamıyor yurt dışından. Ne yatırım bulabiliyor ne de fon buluyor ne de kredi bulabiliyor. Dolayısıyla şimdi siz kendinizi Avrupa'daki veya Amerika'daki bir finans kuruluşun başında düşünün. 31 Mart seçiminde çökmüş, birinci parti olma özelliğini kaybetmiş, yerelde muhalefete düşmüş bir AK Parti iktidarına kredi verir, güvenir gelir misiniz? Türkiye'de bu hukuki skandallar yaşanırken, siyasi kararlarla yargı alt üst edilirken hangi yatırımcı deli mi Türkiye'ye gelecek de fabrika kuracak, istihdam yapacak veyahut kredi verecek de ekonomistler 100 milyar dolardan bahsediyorlar acil olan acil olan 100 milyar. Orhan Bey, biz bu konuda farklı düşünmenizi çok iyi buluyoruz. Bir gazeteci olarak bu tartışmada iyi bir tartışma. Siz yanıt verir misiniz? Uzun uzun bazı şeyleri karıştırdınız. Bu anlattıklarınızdan hiçbir mana çıkmadığını söyleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi bir taraftan AK Parti'nin iktidarda kalmasının çok kötü olduğunu anlatıyorsunuz. Öyle mi? AK Parti tam bitiremedim o cümlemi. Efendim? İsterseniz o cümlemi bitireyim. Yani iktidarda ekonomik kriz nedeniyle ben bu sene sonuna kadar toparlayamazsa ekonomiyi Devlet Bahçeli'nin ben oynamıyorum. Artık bu iş tadı kaçtı. Vatandaş çok mağdur, devam ediyor et kuyrukları, ekmek kuyrukları. Eğer Devlet Bahçeli muhalefete geçerse 360'ı da oluşturarak o zaman bence erken seçim 2025'te gündeme gelebilir diyor. Şimdi Orhan Beyciğim siz yine iktidarın problemlerini iktidar halleder zannediyorsunuz. Eğer bir muhane muhalefet... Bir dakika, lafım bitireyim. Bir dakika, söylüyorum Emin Bey. Lafımı bitireyim. Kredi bulamayacak diyorum, fon bulamayacak diyorum. Hiç ya peki bulamayacak. Sizi dinledim. Ben de müsaade ederseniz diyorum. Konuşayım. Orhan Bey, Emin Bey cevap versin. Buyurun Emin Bey. Şimdi... AK bu arada Parti'de, Hayati Yazıcı sanırım aradı çünkü Seyhan acilen çıktı. Fevkalade. Eğer yanıt olursa bu ekranda tamam. Olacak. Evet. Şimdi AK Parti'nin Türkiye'yi idare edemediğinde hepimiz mutabıkız değil mi? Orhan Bey de mutabık. Bunları idare edemeyeceklerini de konuşuyoruz. Tamam. Halk da bunu görmüş. Muhalefeti %35'li birinci parti yapmış. Bu durumda muhalefetin siyaseten bu halkın bu teveccühü karşısında
Ya ben oynamıyorum, AK Parti devam etsin demeye hakkı var mı? Emin Bey, bana bugün eski bir siyasetçi dedi ki, Barış, televizyonda bunu tartışıyorsunuz ama siz Türkiye'de siyaseti hiç tanımıyorsunuz, bu siyaseti, bu meseleyi tartışmanızdan bunu anlıyorum dedi. Neden dedim? Hiçbir milletvekili 2 yıl geçmeden seçim olmasını peki, istemez tamam, dedi haklarıyla. 2 sene dediğiniz bundan sonra 18 ay sonra. 2026 senesinin Mayıs siz ayı. Siz 2026'da diyorsunuz. Bakın 2020 bunları o da yanlış düşünüyor. Çünkü bu kararı alırken bir defaya mahsus olmak üzere özlük haklarını da verirsiniz. Buradaki benim anlatmaya çalıştığım konu, erken seçim kararı çıkmayabilir ama muhalefet %35 oy almışken efendim biz bunlara talip değiliz deme lüksüne sahip değil. Bugün bir Özal, bir Demirel olsa getirin sandığı milletin önüne derdi. Bugün halk, çünkü bugünkü yerel seçimdeki meseleler, yerel seçimdeki sonuçlar yerel meseleler yüzünden olmadı. CHP bugün genel meseleler üzerinden, ekonomi, sığınmacılar, adalet sistemindeki yozlaşma vesaireler üzerinden bu şeyi aldı, bu teveccühü gördü. Siz bu teveccühü genel meseleler üzerinden almışken, iyi tamam şimdi biz bunları düzeltmeye talip değiliz, AK Parti daha 2 sene 3 sene idare etsin demeniz siyaseten olabilecek bir durum mudur? Siz talip olun, hatta kanun teklifini götürün, verin. AK Parti bunu reddetsin. Hayır ben devam edeceğim desin. Siyaseten yapılması gereken halkın bu teveccühünün karşılığını ben göreve talibim diyerek ortaya koyabilirsiniz. Evet. Orhan Bey ne diyorsunuz? Vallahi ben söyledim, ben katılmıyorum Emin Bey'e. Saygı duyuyorum tabii onun görüşleri bir siyasetçi olarak, ben gazeteciyim, benden farklı olabilir. Ama ben yani daha seçim bitti, mazbatalar alınmadı, evet o yollarına alındı, hemen erken seçim demenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Ve bunun bir zaman içerisinde AKP zaten dibe vura 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 gidiyor. Kendi ortakları arasında bir asıl püf noktası da yani tamam 360'ı kim bulacak mecliste? Yani iktidar muhalefet anlaşıp Erdoğan o koltuğu bırakıp 4 yılda fakirden alıp zengine vermeyi bırakıp veya 4 yılda aile vakıflarına paraların aktarılmasını sağlamayı bırakıp belki Amerika'da yeni bir gökten yapacak bu arada. Siz neticede şunu söylemek istiyorum. AKP Erdoğan bu koltuğa yapışmış, bu koltuğu bırakmak istemez diyorum. Anladım. Bunun da en kritik noktası ekonomik krizin tam dibe vurması. Dövizin patlaması, işte fiyatların ikiye katlaması, elektrik, doğalgaza zam gelecek şimdi. Temmuz'da diyorlar emekliye ek verilecek. Bunlar zamlar gelecek, emekliye verecek, enflasyon gene gidecek. Yani bunu durduramıyor. Bir kar topu halinde geliyor ve bir çığ halinde bu iktidarı ezecek. Orhan Bey, iki görüşü de aldık. Bence ikinizin tezi de anlaşıldı ama Seyhan Avşar bu arada Hayat Yazıcı'ya ulaşmaya çalışıyordu, ısrarla arıyordu. Biz de çıkınca yanlış anlaşılmasın diye nedenini de açıkladık. Sanırım Hayat Yazıcı... Konuştum Hayati Bey'le. Konuşabildim. Şöyle, Hayati Yazıcı sıradan biri değil. Tabii. Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanı'na yıllardır yol arkadaşlığı yapan bir isim. Hayati Bey telefonu çok gergin açtı. Şimdi bizi ekran başından da izliyorsa çok gerildi. Özellikle... Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu sözüm var yayından arıyoruz diye belirttim. Çok gerildi. İsmimizden midir, programımızdan midir, kanalımızdan midir bilmiyorum ama genel sadece işimizi... Genel olarak Türkiye'de de bir gerginlik var. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Çok gergindi. Dedi ki Seyhan Hanım, atan da ben, silen de ben, kime ne dedi. Kendisine şeyi bile yanıt vermeme bile fırsat vermeden telefonu kapattı. Ancak Hayati Yazıcı AKP Genel Başkan Yardımcısı, hukuk işlerinden sorumlu, sıradan biri değil, milyonların takip ettiği, sadece sosyal medyada bile 550 bin tane X hesabından takipçisi var. Sıradan biri olmadığı için attığı tweetlerin kendisini de toplumu da bağlayıcılığı var. Önemli bu açıdan. Yani bugün ben bir gazeteci olarak bir tweet atıyorsam, neden sildiğimde, neden attığım kadar önemli bence okuyucularım, okurlar açısından.
O yüzden atan da ben, silen de ben, kime ne dedi. Ben anlıyorum ki bugün hayatım en çok üstüne gelmişler Barış. Gerginliğinden onu anlayabildim. Şöyle, biz gazeteci olarak üstümüze düşeni yaptık. Hayatımızda bir mesaj verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak YSK kararı üzerine. Biz de arayıp sorduk. Neden bu tweet'i attınız ve sildiniz? Hı hı. Silmesi daha çok olay oldu çünkü. Silmesi bu mesajdan bir geri adım olarak anlaşıldı çünkü. Atması bir daha mesaj. Söyle, atan da ben, silen de ben, kime ne? Atan da ben, silen de ben, kime ne? Almış olduk. Şimdi arkadaşlar, bir tweet demişken başka tweetler de var. Onları hazırlamıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden atılmış bazı tweetler var seçim sonuçlarını yorumlayan. Emin Bey, size onları sormak istiyorum. Buyurun. Hatırlatmak için de hem Orhan Bey hem size onları gösterebilirsek, Mehmet Metinler'in, Mücahit Birinci'nin, Şamil Tayyar'ın tweetlerini gösterebilirsek belki arkadaşlar onları da okuyabiliriz ve onlar üzerine de konuşabiliriz. Hazır mı? Evet. Şimdi Mehmet Metinler'in tweeti karşımda duruyor. Siz ekranda görüyorsunuz. Sorun sadece AK Parti yönetiminden kaynaklanmıyor. Külliyedeki yapılanma da yeniden gözden geçirilmeli. Reisin üzerinden kendilerine iktidar alanları kuranlar, reisin kendilerine sağladığı unvanlar üzerinden afra tafra satmanın dışında bir işe yaramayanlar, yarayan insanları türlü hilelerle pasifize edenler, millet nezdinde hiçbir karşılıkları olmadıkları halde reisin sağladığı rütbelerle millete efendilik taslayanlar, bilesiniz ki bu kaybın sorumlularıdırlar. Değişim topyekün olmalı. Mehmet Metiner böyle yorumladı. Diğerlerini verebiliriz arkadaşlar. Şami Tayyar, o da biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekilliği yapmış ve aynı zamanda MKYK üyeliği yaptığını da hatırlıyorum ben. Bu bir dip dalga değil, görünen köydür. Defalarca uyardık, iyi niyetli çabalarımıza fitne muamelesi yapıldı. Perşembe geliyordu, çarşambayı ıskaladık. Keyfiyet, kibir, kayırmacılık gibi bünyemize giren virüs, hayat pahalılığı, fakirleşme gibi ekonomideki savrulma açık işaretlerdi. Geçen yıl Cumhurbaşkanımıza kıyamayan seçmenin yerel seçimlerde adaylara toleranslı olmayacağı belliydi. Sessiz ve öfkeli kitlelerin bir bölümü sandığa gitmedi, bir bölümü boş oy kullandı diye onun tweetinde okumuş oldum. Diğerini verebiliriz belki, Mücahit Birinci hazırsa. Mücahit Birinci de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK üyeliği yapmış bir isim. Benim ve eski MKYK üyesi arkadaşlarımızın, eski vekillerimizin, reisimizin talimatına rağmen neden sahaya sürülmediğini bana değil, genel merkezimizdeki yetkili, tırnak içinde tabii bu, tırnak içinde yine etkili arkadaşlara soracaksınız. Şimdi bu üç tweet'i yan yana getirince, bunlar muhalif milletvekilleri değil, işte eleştirel gazeteci değil, doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi öz evlatları diyebilirim tabii, tabii. Herhalde. Partinin yönetim organlarının yapmış isimler. Ve parti içinde bazı isimleri en hafifinden bu yenilginin sorumlusu olmakla suçluyorlar ki bu gördüğünüz gibi ihanete kadar giden bazı suçlamalar da yapıldı. Siz AKP'nin içerisinde böyle birbirini suçlayacak, kılıçları çekecek kesimler görüyor musunuz bundan sonra? Bunların hepsi Tayyip Erdoğan'a mesaj. Partinin bir sahibi var, Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a etrafındaki insanlara dikkat et. Çünkü bu işte konuştuğumuz insanlar, Efkan Ala'lar, Ertan Aydınlar, Erkan Kandemirler. Bunlar davranışları ve organizasyonları itibariyle bu mağlubiyetin müsebbibi oldular. Bunları değiştirip toparlaman lazım. Tayyip Erdoğan bunları duymuş. Çünkü dün MKYK'dan sonra yapılan açıklama veya basına verilen açıklamada gerek ihanet gerek kibir lafını kullanıp kibirin etrafında iyice bu konuyu anlatması Tayyip Erdoğan'ın bunu duyduğunu gösteriyor. Ha, duydu da ne yapar bilmiyorum. Yani zaman içinde parti içinde biliyorsun kongreyi yeni yaptılar. Yani Tayyip Erdoğan'ın belki de Türk siyasi hayatında çok az görülen bir yaptığı bir iş var. Kazandığı bir cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra geçen sene Mayıs ayında hemen ondan bir müddet sonra parti genel kongresini yaptı. Bu partiler umumiyetle seçim kazandıktan sonra kolay kolay hemen kongre yapmazlar. Ve orada bir organizasyon yaptı. Bu organizasyonda da bugün seçimde çok ön plana çıkan işte Efkan Ala, Mustafa Şen, Erkan Kandemir, Hayati Yazıcı, Ertan Aydın gibi insanlar çok ön plana çıktılar. Ve bugünkü aday tespitlerinde büyük ölçüde onlar yaptılar.
Şimdi dolayısıyla bu başarısızlıktan sonra Tayyip Erdoğan yavaş yavaş bunları toparlayacaktır. Şimdi bir şeyin anlaşılmasını çok istiyorum. Erken seçim istemekle erken seçimin olması iki ayrı şey. Erken seçim kararı bir sene iki seneden evvel alınmayabilir. 2026'nın sonbaharında da olabilir. Ama muhalefetin talepkar olması gerekiyor. Benim altını çizdiğim konu %35 almış bir muhalefet partisinin buna talepkar olmamasını anlamam imkanı yok. Bir şeyi de hatırlatmak isterim. Özal bir siyasi yasaklar meselesi vardı, bilmiyorum hatırlıyor musun? Evet. Siyasi yasaklar referandum onun. Evet. Sandıkların kapandığı dakika erken seçim kararı aldı. Evet. Yani yeni siyasi durumda yeni bir durumun ortaya çıkması lazım. Kendine karşı birikmiş bir seçmen tepkisi gördü. Orhan Bey'e dönelim bu arada. Buyurun. Ona da soralım. Orhan Bey beni duyuyor musunuz? Evet, dinliyorum, evet. Buyurun. Orhan Bey, şimdi siz de havayı bir Ankara gazetecisi olarak görüyorsunuzdur ve tecrübeli bir gazeteci olarak benden daha iyi teneffüs ediyorsunuzdur. Estağfurullah. Reis diyorum, tweetlerde öyle atıldığı için. Reis'e ihanet edildi havası var Adalet ve Kalkınma Partisi içinde. Sizce AKP içinde bir Erdoğan'a ihanet tartışması var mı bundan sonra önümüzde? AKP'de bu hesaplaşmayı görecek miyiz? Vallahi ben çok açık ve samimi söyleyeyim. Bu mesajlar Erdoğan'a şöyle, etrafındakiler gitsin biz gelelim. Biz onlardan iyi yaparız kavgası bu. Onlar sarayın dışında kalan bir ekip, sarayın içindeki ekibi kıskanıyorlar ve etkili olmasından rahatsızlar. Lafın laflarının dinlenmediğini, yazıp çizdiklerinin umursanmadığını söylüyorlar. Onlar dışarıda içeridekileri suçluyorlar. Yer değiştirseler inan bana bunlar dışarıda kalanlar saraya girenleri eleştirecekler. Fakat burada bir şey tartışılıyor. Yani dikkat ederseniz hep ne denir, gözden kaçırılan bir şey var. Ya bu ülkede tek adam rejimi var ve tek bir kişi yönetiyor, Erdoğan. Günahı da sevabı da ona. İyi bir şey olunca Erdoğan'ı göklere çıkarıyorlar. Kötü bir şey olunca Erdoğan'dan hesap sormaktan korkuyorlar. Etrafına sataşmaya başlıyorlar. Bakın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan kazanınca Allah'a herkes havalara uçtu. Şimdi kaybedince kimse Erdoğan'a demiyor ki Erdoğan'ın başarısı dediler 2023'te. Şimdi de Erdoğan'ın başarısızlığı diye AKP'lilerden bir cümle görüyor musunuz? Hadleri neyse söylesinler. Diyemezler. Yandaş medya, demokrasi diyorlar. Ya demokrasi de, Türkiye'de demokrasi mi kaldı Allah aşkına sevgili Barış? Türkiye'de tek adam rejimiyle monarşik bir yönetim var. Kenan Evren'in döneminden daha ağır bir dönem yaşanıyor. Medyanın üzerinde baskı, yargının üzerinde baskı, askeriyenin üzerinde baskı. Her şey üzerinde bir baskı. Yani demokratik haklar askıya alınıyor. Grevler yaptırılmıyor. Yarın 1 Mayıs'ta diz Taksim'e çıkmak istiyor. Gör bakalım izin verecekler mi? Şimdi böyle bir ülkede siz Erdoğan'ı tek başına sorumlu tutmazsanız ve tek hedefin Erdoğan olduğunu ve ucube tek adam rejimi olduğunu vurgulamazsanız, ki muhalefete de bu çağrıyı yapıyorum, o zaman zaten kaybediyorsunuz. Onlar nakışlar gibi, Erdoğan Ahmet gider yanına, Mehmet gelir. Hüseyin gider, Ali gelir. Yani Orhan gider, Emin gelir. Erdoğan'ın gitmesi lazım. Erdoğan bundan 8-10 sene önce şunu söylemişti. Buyurun, bir burada şey söyleyecektim. Sizin getirdiğiniz yerde Seyhan'a ben bir soru sormak istiyorum. Çünkü siz dediniz ki aslında Erdoğan sorumlu dediniz. Hep yanındakiler tartışılıyor ama asıl sorumlu Erdoğan demiş oldunuz. Ben Seyhan'a tam burada bir soru sormak istiyorum, müsaade ederseniz. Şimdi Türkiye bugün Van'daki mazbata krizini konuştu. İstenmeyen olaylar da yaşandı. Demokraside olmayacak hadiseler de yaşandı. Fakat sen Seyhan orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Van İl Başkanı'yla konuştun, sorularını sordun. Aldığın his neydi? Çünkü bunu şu açıdan soruyorum. Böyle krizlerde hep yapılan bir tartışma var. Seçim için de aynı şey.
Cumhurbaşkanı sarayı sanki hapsedilmiş durumda. Etrafındaki yönetenler ona bunu doğru aktarmıyorlar veya ondan geleni de sahaya doğru aktarmıyorlar gibi. Sen o halkın içinde bulunan bir il başkanıyla tam da krizin ortasında konuştun. Aldığın hava neydi? Bize biraz anlatır mısın? Aslında halen az önce kendisi bir mesaj yazmıştı. Muhtemelen programı izliyor. Ya ben öncelikle bir il başkanından ziyade aşırı derece emniyet bürokrasisinden biriyle konuşuyormuş hissiyatına kapıldım. Kendisi de siyaset yapıyor. Ancak başka siyasetçileri daha kriminalize eden, iktidar söyleminin en uç noktalarında konuşan söylemlerle karşılaştım. Hatta bazıları o kadar ağır geldi ki yazarken bazılarını karşı tarafa ithamlarda bulunduğu için ve bana yasal sorumluluk doğuracağı için elemek zorunda kaldım. Şimdi Vanil Başkanı'nın şöyle bir özelliği başka var. Başka siyasetçilerin kullandığı bazı evet, dillere. Evet, bazı ithamlar vardı. Çok ağır geldiği için yazamadım. Şimdi hukuki sorumluluk doğru diye. Doğurduğu için evet. Ya şöyle, Vanil Başkanı sonuçta bölgede yaşayan, oradan alışveriş yapan, insanlarla birebir teması olan bir kişiden bahsediyoruz. Bugün ben ona özellikle sordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'daki olaylara ilişkin sizlerle temasa geçti mi dedim. Bunu aslında öğrenmeyi şeyden çok istiyordum. Van'ın AKP belediye başkanından öğrenmeyi çok istiyordum. Ancak aday kendisi bütün gün telefonunu kapatmış. Yani Van yıkılıyor. Çünkü mazbata kendisine verecek. Ancak bu aday bütün gün telefonunu kapatmış. Hiç kimse ulaşamıyor. Yakınları da dahil. Dedi ki Cumhurbaşkanı beni aramadı. Aman bana mazbata vermeyin diyormuş gibi. Ailesinden de çok büyük tepkiler var görmüşsündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aramadı dedi. Zaten aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan direkt Van il başkanını aramasını ben de beklemiyordum. Ancak ben teşkilat mensubuyum. Van'da yaşanan tüm hadiseyi Cumhurbaşkanı'na en yakın kaynaklara birebir aktarıyorum dedi. Şimdi gelinen süreçte Barış, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya taramıyor diyelim. Televizyon izlemiyor diyelim. Gazetelere bakmıyor diyelim. Ama kurmayları var. Külliyede. Hatta yani yüzlerce yardımcısı var Cumhurbaşkanı'nın. Danışmanları var. Birkaçını geçen aylarda tasfiye etti. Bir sürü danışmanı var. Biri de girip Sayın Cumhurbaşkanı Van'da bu olaylar yaşanıyor. İşte sadece Van'da değil bunun yansıması İstanbul'da, Ağrı'da, Şırnak'ta, Hakkari'de yurdun dört bir yanına yayılmış vaziyette demiyor mu? Uyarmıyor mu? Bu merak konusuydu. Bugün Vanil Başkan'dan öğrendiğim kadarıyla kendilerine aktarılmış. Cumhurbaşkanı'na çok yakın isimlere. Şimdi orada şöyle bir detay var. Ben özellikle bunu belirtmek istiyorum. Vanil Başkan'ına sordum. Dedim ki mazbata Abdullah Zeydan'dan alınıp sizin adayınıza verilirse sokakta mahcubiyet duymadan gezebilecek misiniz? Herkes dağılacak. Van'daki olaylar bitecek. Her şey dağılacak ama o il başkanı sokağa inecek. Esnafla temas edecek. Ayşe teyze, Fatma teyze hal hatır soracak. Dedi ki Seyhan Hanım ben size yaptığım savunmaları onlara da yaparım. Belediye başkanı bunu düşünsün dedi. Trajikomik yani verdiği cevap da trajikomik. Aslında kendi işlerinde onlar da bunu özümseyememiş. En sonunda bunu gördüm. Hatta bugün Yüksek Seçim Kurulu karar verince Yüksek Seçim Kurulu işte mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesi yönünde karar verince Seyhan Hanım hemen mesaj atmış Van İl Başkanı. Seyhan Hanım gördünüz mü? Çok da soru sormanıza ya da çok da kamuoyunun yaygara koparmasına gerek yokmuş. Hukuka uygun bir karar vermiş diye de mesaj attı. Yani aslında bence bugün Van'da yaşanan olayda AKP il başkanı da duruşu gereği bazı şeyleri kendi parti politikasına uygun söylese de bu ülkenin bir yurttaşı olarak içine sindirememiş olarak gördüm Barış. Evet. Peki. Aslında siz birbirinizi teyit ediyorsunuz. Eğer Van İl Başkanı Cumhurbaşkanı ile konuşamıyorsa, Cumhurbaşkanı Van İl Başkanı ile konuşamıyorsa böyle bir hadisenin arkasından baş sorumlu herhalde Cumhurbaşkanı'nın kendi yardımcı getirmiş olduğu bu sistemdir bakıldığında. Ya Barış şöyle, Emin Bey de çok iyi bilir. Birkaç isimden bahsediliyor. Yani kimden bahsediliyor Barış? Hasan Doğan'dan bahsediliyor. Mehmet Uçum'dan bahsediliyor. Özellikle iki isim, özellikle Hasan Doğan. Yani bugün yargıda kime giderseniz gidin bir sorunu varsa onu ilk iletmek istediği kişi Hasan Doğan. Sağlık Bakanlığı'nda bir problem varsa, bir hukuksuzluk ya da orayı rahatsız eden bir şey varsa ilettikleri kişi Hasan Doğan. Bu sadece emniyet bürokrasisinde bürokratları rahatsız eden bir şeyde ilk ilettikleri kişi Hasan Doğan. Yani bugün Cumhurbaşkanı'ndan sonra tek adam konumunda külliyede bir kişi varsa Hasan Bey. Yani buradan da bence sormakta yarar var Hasan Bey. Hasan Bey ülke zaman zaman bu kadar karışırken Van yangın yeriyken işte
İstanbul'da pek çok yerde seçime ilişkin itirazlar hukuksuz bir şekilde yürütürken ya da her şeye itiraz ederken siz Cumhurbaşkanı'na ülkenin bu durumu hakkında bilgi veriyor musunuz? Bilgilendiriyor musunuz? Ya da bürokratların sorunlarını, size ilettikleri sorunları siz Cumhurbaşkanı'na yüzeysel dahi olsa aktarıyor musunuz diye sormak lazım. Emin Bey, bunlara ilişkin şunu da ekleyerek yanıt vermenizi isterim. Şimdi hem muhalefetin hem iktidarın ortak görüşü sandıkta aslında bir ekonomi patlaması yaşandı. Emeklilerin tepkileri, asgari ücretten memnuniyetsizliklerin tepkileri, pahalılıktan şikayet edenlerin tepkileri hepsi bu sandık sonucunun sorumlusu. Her iki taraf bunda uzlaşıyor. Cumhurbaşkanı neden seçim meydanlarında sanki böyle bir ekonomi sorunu yokmuş gibi davrandı? Hatta iyileştirdik emeklilerin durumunu, enflasyonda düşünce rahatlayacaksınız gibi. Aslında bugün belki de hiçbir gerçekliği olmayan açıklamalar yaptı. Bunun farkında mı değil? Yanlış mı aksettiriyor yoksa bir şey mahkum yazdım mu? Yok canım, bugün çok açık açık yani saraya yakın gazeteciler bir versiyonunu anlattılar. Yani içeriden aldıkları bilgi diye tırnak içinde söylemek kaydıyla bunlar görüşülmüş. Yani Tayyip Erdoğan bir kere yaptığı açıklamada MKYK'da emeklilerin ve dar gelirlilerin durumu itibariyle bu kayba uğradığımızın farkındayız. Ancak devletin imkanları çerçevesinde bu kadarı verebildik diye açık açık söylüyor. Sonra bugün sızdırılan diyeyim tırnak içindeki haberlere göre de Cevdet Yılmaz ve Mehmet Bey'in bulunduğu bir ortamda siyasiler gelip de eğer emeklilerin durumunu biz düzeltemezsek çok ciddi bir hüsrana uğrayacağız diye anlattıkları yerde Cevdet Yılmaz'dan Mehmet Bey ya devlet ya parti bir karar vermemiz lazım demişler. Sayın Cumhurbaşkanı da ben ülkem varken partimi düşünecek durumda değilim. Ülkemin ekonomik durumunu daha önemsiyorum demek suretiyle böyle bir karar verdiği söyleniyor. Tayyip Erdoğan bunun farkındaydı. Ama Mehmet Şimşek'le beraber ve Cevdet Yılmaz'la beraber yürüttüğü programın dışına çıkılmamasının riskini aldığını söylüyorlar. Tabii bu işler bittikten sonra... Bir yandan da Mehmet Şimşek'in olur vermediği... İşte olur vermediği için söylüyorlar zaten. Yani Bu şey değil de devlet mi, kendi iktidarınız mı değil de Mehmet olur mu, direkt olur vermediği. Hayır, işte bunun cevabının gelmesinin sebebi isterseniz siz bunu yaparsanız ülke batacak. Dolayısıyla biz buna taraftar değiliz demesinin üzerine Tayyip Erdoğan'ın böyle bir karar verdiğini söylüyorlar yani. Ülke batacak yani, bu paraları vermemize imkan yok mealinde konuşmuş Mehmet Şimşek. Battı zaten Emin Bey, battı. Battı, Merkez Bankası eksi 65 milyar dolarda. Evet, o düşündü Orhan Bey, seçim yapmadan yani. Bekleyelim bu hükümetten. Yok. Yani Allah'ını seversen battığını söylüyorsun Bey, ve bu hükümet devam etsin ülkeye diyorsun ya. Vallahi şimdi, bravo. 2018'de demiyorum ama 2018'de 4.6 lira olan dolar bugün 35 lira, 34 lira. O gün et kaçaydı, bugün ne kadar? Bunun nedeni ekonomist Erdoğan. Evet. Diyor ki faiz sebebi enflasyon sonuç. Merkez Bankası beni dinlemiyor. Git, gelene git. 8.5'a düşürdü. Patladı, enflasyon patladı. Kur kanunmalı mevduat diye bir ucube şey buldular. Yok işte dolar 7 lira 8 lira olacak, çok beklersiniz diye 40 lira oldu. Bunun hukuki sorumluluğunu elbette taşıyacak ama Erdoğan'ı Mehmet Şimşek filan engelleyemez. Yapmayın Allah aşkına. Erdoğan Mehmet Şimşek'i yarın tutar affediverir. Ya ben bir şey yaptığım yok. Ben olanı anlatıyorum. Aslında bence tespitler konusunda ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz ama bunun sonuçları konusunda farklı düşünüyorsunuz. Ama ben Orhan Bey size şunu sorayım. Biraz önce Emin Bey dedi ki Erdoğan'ın MYK'da yapmış olduğu değerlendirme sızdırıldı dedi. Orada şöyle bir cümle var. Ortada sadece oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı da olduğu görülüyor. Doğru. Bu çok ağır bir cümle. Yani hele bir siyasi lider kendi partisine yönelik, kendi hareketine yönelik kan ve ruh kaybı var diyorsa bu sorununu nasıl çözer ya da çok nasıl ilaç çok bulur? Gerçekçi. Çok gerçekçi ama mesela biz gösterdik burada bir zamanında
Erbakan'ın bindiği o kamyonla. Kamyonetin arkasında toplanmış ikonografik fotoğraf. Bir tarafta ise böyle lüks şatafatlı bir aracın üzerinde halkla arasında mesafe koyup selamlayan belediye başkan adayı. Biz bu yüzden kaybettik diyenler vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde. Biz o fotoğrafı gösterdik. Bir de Erdoğan'ın konvoyunu koysaydınız. Evet, o da ayrı bir mesele. Ama Erdoğan'ı da kendi içine katarak söylüyorum. Kan ve ruh kaybı denilen şeyin ilacı nedir bir partide? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bunu daha önce de söylemişti ama şu kamyonet esprisini, kamyonet fotoğrafına bir espri de ben yapayım. Oğul Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan'ı attı o kamyonetten aşağı bu seçimde. Dolayısıyla güzel bir anı fotoğraftı o. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın, liderler suçu üstlenmiyorlar. Erdoğan da suçu üstlenmiyor. Ya demiyor ki bu kabahat benim, ekonomiyi bu hale ben getirdim derse zaten işi istifa edip gitmesi lazım. Ne diyor? Kan kaybettiniz, ruh kaybettiniz, sizi gidi sizi. Ben şimdi gösteririm, sizi atarım, yerine yerlerini getiririm. Bu tamamen kamuoyunu aldatma ve özellikle yandaş medyalar aracılığıyla biz bunu doğru değerlendiriyoruz ama yandaş medyada bunu dinleyen AKP'ye gönül vermiş mütedeyyin insanlar diyorlar ki vay be, Erdoğan'ı da kandırmışlar, onu da adam iyi bir adam ama onu da ruhları yok, kansızlar onlar, seçimi kaybettirdiler Erdoğan'a. Ya Allah aşkına, Emin abi söyledi, kurultayı yeni yaptılar, il, ilçe, belde teşkilatları yeniden kurdular, bakanları komple değiştirdi, birkaç hariç değiştirdi. Şimdi bu değişimden sonra Erdoğan'ın bu yenilgisi, AKP'nin çökmesi, tek müsebbibi var Erdoğan. Yani eğer aynaya baksın, kimse o ifadelerin kimi kastediyorsa kendisini görür. Yani siz vatandaşı dışlayın, milleti umursamayın, emekliyi umursamayın. Ondan sonra et ve şeyi görmeyin, ekmek kuyruklarını görmeyin, hayat pahalılığını görmeyin. Şimdi az önce Seyhan Hanım diyor ki özel kalem müdürü. Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı, Güneydoğu'da olay olmuş bir seçilmiş belediye başkanı bir kumpasla mazbatası verilmemiş. Ya İçişleri Bakanı'nın direkt telefonlarını açar, Erdoğan'a söyler. Yani söylemezse o İçişleri Bakanı orada duramaz zaten. Ya da bugün polis defalarca kez müdahale etti. Hasan Doğan'ın aracılığı tabii şöyle, toplantıdır bir şeydir. Girer iki bakan bey arıyor, şudur. Çünkü bakanlar sekreteri zaten. Hasan Bey özel kalem müdürü, 17 tane bakan da sekreteri, Erdoğan'ın sekreterleri. Onlar seçilmiş insan değil, atanmış memurlar, sarayın memurları. Dolayısıyla sistemin çarpıklığı, sistemin bozukluğu, zaten bütün bunları üst üste koyunca Türkiye'nin çivisi çıktı denir ya, yargının çivisi çıktı, medyanın çivisi çıktı, siyasetin çivisi çıktı, ekonominin çivisi çıktı. Az önce söyledim, eksi 65 milyar dolar nasıl toplayacak? Gidecek Arap ülkelerinden 3 milyar, 5 milyar onu satacak, bunu satacak. Hazırlıyorlarmış zaten, yine satılacaklar. Şimdi milletin ev kiralarının vergilerine muhtaç duruma geldiler. İşte son iki gün, son bir gün vergilerinizi beyan edin. Ya evet. 21 yıldır aklınız nerede sizin? Orhan Bey, 21 burada, yıldır. Burada. 21 yıldır Erdoğan diyor ki sevgili var. Önümüzdeki diyor seçimsiz 4 yıl var. Biz bu 4 yılı heba etmeyeceğiz. Bak tırnak içinde Erdoğan'ın lafı. Evet. Sen kardeşim 21 yılını heba ettin Türkiye'nin. Evet. Gençlerin geleceğine heba ettin. Burada, doktorları yurt içine giderken giderlerse gitsinler diye sağlık sistemine heba ettin. Her şeye heba ettin sen. Şimdi de hala bahane üretme Erdoğan. Burada müsaadenizi alarak size şunu söyleyeyim. Siyaseti uzun yıllardır izliyorsunuz. Bu seçim 89 seçimlerine benzetiliyor. ANAP'a verilen mesajı itibariyle kimileri tarafından. Siz 31 Mart seçimleri itibariyle AKP'nin ANAP laşma sürecine, yani bir 90'lar sonrasında ANAP yavaş yavaş erimişti. Böyle bir sürece mi gideceğini öngörüyorsunuz, yoksa küskün seçmeni bu dönemde yeniden kazanıp bir güç toplamaya mı
başlayacağını düşünüyorsunuz? Ortada, ne görüyorsunuz? Ortada. Demin söylediğim konu, muhalefetin aktif bir politika içine girip girmemesi bunu çok etkileyecek. Muhalefet pasif bir şekilde 4 sene sonrayı beklerse Tayyip Erdoğan bu dönemde toparlanma ihtimali var. Ekonomiyi düzeltme ihtimali çok az olmakla beraber özellikle Batı ile yapabileceği bazı anlaşmalar, Suriye üzerinde yapacağı anlaşmalar ve muhtemel rakiplerini Akçeli işlerin kumpaslarını kullanmak suretiyle, zedelemek suretiyle meydanı boş bırakacak hale getirebilir. Şimdi 89 seçimlerini ön plana aldığınız zaman bir şey unutuyorsunuz, unutuyoruz veya hep beraber. Öcalan'ın rakibi vardı. Ve seçimi hemen yaptırtacak şekilde de Öcalan'ın bir cesareti vardı. O günün şartlarında bugünkü şartlarda benzer taraflar olmaktan beraber tam olarak karşılaştırmanın mümkün olduğu kanaatinde değilim. Bugün çünkü muhtemel rakipleri var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, belki başka isimler. İşte belki İYİ Parti, Bilge Yılmaz gelecek, ekonomi açısından o çıkacak vesaire. Yani şey olarak sayıyorum, genel olarak başka alternatifler de çıkabilir ama bunlar şu anda bir seçim satım halinde değiliz. Ve aday adayı olmuş durumundalar. Karşılığında arkadaş sandığı getir milletin önünde ben senden Türkiye'yi daha idare ederim iddiası ortaya konmuş vaziyette değil. Orhan Bey tek cümle istiyorum. İYİ Parti'de iki istifa var genel başkan yardımcısı. İYİ Parti nereye gidiyor? Yeniden varoluş mu yoksa çözülüş mü? Tek cümle istiyorum ama nasıl kapatıyoruz. Nasıl cevap versin tek cümlede? Kapatıyoruz. Sayın Meral Akşener güle güle evine gidiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kısa yanıtınız için. Sözün Vadilik programının daha sonuna geldik. Her seferini hatırlatıyoruz. Programımızın ana aktörü Şirin Payız'ın geçirmiş olduğu kaza ve tedavi süreci nedeniyle aramızda yoktu bugün de. Tekrar biz de sizin gibi geçmiş olsun diyoruz. Aramıza dönmesini bekliyoruz. Programımızın son bölümünde gazeteci Orhan Uğuroğlu ve 22. dönem milletvekili Emin Şirin bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz ediyorum. İçin. 31 Mart seçimlerini ve sonrasını konuştuk. Sonrasındaki tartışmaları konuştuk ve önümüzdeki dönemi konuştuk. Bizi bu 4 saat boyunca izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pazartesi Sözüm Var yine bu ekranlarda olacak. Pazartesi 21'de bekliyoruz. İyi geceler. İnşaat Türkiye'nin markası.